Yeşil Siyah programından hepinize iyi günler diliyorum. Değerli spor severler, mübarek bayramımızı geride bıraktık. Bir kez daha Kurban Bayramımıza enişten dileklerimizle kutluyoruz. Yeni sezon 27'sinde açılacak Kocaeli Spor'da değerli izleyenler ve çok konuşulacak konu var. O kadar çok birikmiş ki geçtiğimiz hafta malum bayram olduğu için program yapamamıştık. Ama bugün Kocaeli Spor'a dair masada birçok ürünümüz olacak. Bakalım neler konuşacağız. Bizler de merak ediyoruz. Bugün ekibimizde Tolga Şanmay hocamız yok. Tolga Şanmay hocamız Ayvalık'tan bizleri takip ediyor. Tabii malum tatil süreci. Bizler tatile girmedik. Daha doğrusu yayınımıza ara vermeden yolumuza devam ediyoruz. Ki şu zamanda yapılması lazım programın. Asıl şu zamanda konuşulması gerekiyor birçok konunun. Malum transfer süreci de devam ediyor Kocaeli Spor'da. Gidecekler, kalacaklar hala belirlenmiş değil. Resmi olarak 4 tane transfer açıklandı. Yarın bir beşincisi gerçekleşecek. Bunlarla ilgili tabii ki tüm detayları da değerli konuklarımız, yorumcularımızla birlikte tartışacağız, masaya yatıracağız. Tabii daha konularımız çok. Aslında şöyle bir yavaş yavaş başlayayım. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk iki maçı sonrasındaki genel durumunu da biraz konuşacağız. Arda Güler Montella olayı sadece Türkiye'de değil, evrensel bir konu oldu. Dünyanın konuştuğu bir konu oldu. Bunun altında yatan hususları değerlendireceğiz. Tabii ki Kocaeli Spor dedik. Belediye derince spor çok sessiz. Nedenini de bilemiyoruz. Belki Erdin Şeyt'e bir bağlantı yapabiliriz. Tabii ki hafta sonu Seka Park yağlı güreşleri vardı. CV Enerji Ligi'nin 3. etabı. Muhteşem 2 gün geride kaldı. Tam 1700 yakın pehlivan kol bağladı. 74 baş pehlivan geldi. Burada yaşanan detayları da değerli spor müdürü Alparslan Aslan'dan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alparslan Aslan'dan öğreneceğiz. Nasıl bir Seka Park güreşleri geride kaldı sorusunun cevabını kendisinden alacağız. 40 Pınar öncesi Kocaeli'deki güreşi az da olsa masaya yatıracağız ki yarın şunu unutmayın ki Recep Tosun Od Meydan programında güreşe dair her şeyi bulabileceksiniz. Hem Seka Park güreşleri hem de Temmuz'da gerçekleşecek olan 40 Pınar yağlı güreşlerinde neler olacak, neler bitecek? Tabii ki Şener Sar Usta ile birlikte Recep Tosun'u seyredeceğiz. Yine yarın canlı yayınımız devam edecek. İki canlı yayın üst üste var. Sevgili Savaş Demir. Savaş Demir'in konukları çok enteresan ve çok özel konuklar olacak. Belki de Türk televizyon tarihinde bir ilki gerçekleştireceğiz. Belki duydunuz mu bilmiyorum ama Hado diye bir oyun var. Hado oyunu bir e-spor oyunu ve bu oyunla alakalı Kocaeli İl Temsilcisi ve bir uzmanla yarın Savaş Demir'le amatör özel programında yine masaya yatıracağımız bir farklı bir konu sizlerin önüne gelecek değerli izleyenler. Ben hemen konuklarımıza dönüş yapayım hızlı bir şekilde. Sevgili Fatih Kurtoğlu hocamız geldi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zamanki gibi karizmasın hocam. Yok bu sefer maviyle sen bizi kapattın ya. Kapadım. Çok kapattın, maviyim kapattın. Değil mi bugün? Sen daha canlısın bugün. Evet. Hoş yani bulduk. Ben sponsoru olsam ben 5 tane daha bana gönder. Abi güzel. Çok notun var hocam biliyoruz. Özlemişiz. Evet gazetede yorum ya. Yapıyoruz ama özlemişiz yani. Hem sizleri özlemişiz hem burayı özlemişiz. İnşallah güzel bir yayın olur. Güzel güzel. 3 saat nasipse burada olacağız. Özellikle yağlı güreşler. Tabii tabii güreşlere de dokunacağız. Arda Musaoğlu bugün burada. Arda hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bayram dönüşü buradayız. Tolga hocamın veliahtı olarak. Evet, Tolga hocamın koltuğunda bugün. Selam bu arada kardeşim. İyi tatiller diyelim buradan, bizi izliyorsan. Muhtemelen izliyordur. Belki de yazar şimdi. Ayağına sağlık tekrardan. Ömer Lütfi Çelik yanımızda. Ömer nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? Bu gülüşün altında çok şey var ama. Tabii son ben, program havası program var. Program formatı içinde olmayacak. Nasıl gidiyor? İyi abi şükür. Bayramda ne yaptın? Kurban kestik işte. Allah kabul etsin. İlk gün yine o çileli şey, bir her yıl o kurbanda bir çile çekeriz biz. Klasik. Klasik. İşte yorulduk ettik falan. Sonra akraba ziyaretleri, artık şimdi evliyiz bir de. Evet ya. İki taraf birden. Tabii iki taraf birden olunca çok Ömer, yoğun geçti. Nasıl gidiyor harbi evlilik? Çok merak ettim. Abi çok şükür iyi ya. Vallahi. Hiçbir sıkıntımız yok. Eşimle hiçbir problemimiz yok. Gün gibi geçinip gidiyoruz yani. İyi, maşallah, süper. Ya. Tavsiye ediyor musun? Ediyorum abi. Herkese tavsiye ederim. Ya, yalnız bakalım. Kesinlikle. Bu iki tane bekar var burada.
Bakalım sevgili Ömer Faruk Güler de burada. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk abi. Berberini tebrik ediyorum. Teşekkürler. Saç tıraşını 10 numara yapmış. Eyvallah. Sen nasıl geçirdin bayramı? İyi abi ya, uğraştık yani bayramda. Telaş vardı öyle. Birkaç gün ondan sonra dinlendim de biraz. İlk defa böyle bir bayramda çalışmayınca. Evet. Biraz da dinlendim yani. 2-3 senedir peş peşe böyle. Benim gibi emekli o da artık. Bu bayram benim için tamamen fili geçti abi yani bu açıdan. İyi geçti. Evet. Tabii herkes takip ediyordur Avrupa Futbol Şampiyonası'nda evet. Neler olup bittiğini. Oradan başlayalım isterim ben. Daha sonra yavaş yavaş konularda derinleşecek. Ben bugünün büyüğünden başlamak istiyorum. Sevgili Fatih Hocam'dan başlamak istiyorum. Hocam şimdi Türkiye detaylarına gireceğiz. İlk karşılaşma galibiyet Gürcistan. İkinci karşılaşmada ise ne yazık ki farklı bir Portekiz mağlubiyeti vardı. Çok yazılan çizilen şeyler oldu. Montella'nın özellikle ikinci maçtaki kadrosu çok tartışıldı. Bir gün sonra, iki gün sonraki antrenmanda Arda'yla yaşanan bir polemik, bir görüntüye göre yaşanan bazı polemikler oldu, yorumlar oldu. Herkes kendince yorum yaptı, masaya yatırdı. Hem Türkiye'nin genel performansı, hem Avrupa Futbol Şampiyonası'nın genel seyri, hem de bu Arda konusu. Bu üç konu herkesin ortak sorusu. Buradan başlayabiliriz. Öncelikle bizim maçtan başlayalım. İlk maç, ilk 30 dakikası birinci gol. Ve sayılmayan gole kadar çok umut veren, çok bizi mutlu eden bir oyundu. Önde baskıyla bütün top hakimiyeti bizde, bütün oyun hakimiyeti bizde, oyun üstünlüğü bizde, pozisyon üstünlüğü bizde. 30'a kadar zaten maç kopabilirdi. Bir direkten dönen topumuz var. Bir sayılmayan çok ince bir golümüz evet, var. Zaten parmak ucuyla. Onun da sayılmamasının sebebi sol ayağıyla vursa Orkun. Zaten golü kendisi yapmıştı. İkinci pozisyon evet, offside oluyor. Evet. O dokunmamış olsa yine belki offside olmayacak. Yani öyle çok ince bir çizgide 30'da maçı bitirebilirdik. Ama ben şunu bazen anlayamıyorum. Yani muhtemelen orada ya teknik direktör dokunuşu olması lazım veyahut da kendileri gayri ihtiyarı. Yani o kaçan golden işte offside'den sayılmayan golden sonra kabus gibi bir 15 dakika yaşadık yani. Orada KC'de bir düzeltme yapabilir miyiz? Yani daha doğrusu güncelleme. Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki durumu şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun hocam. İlk yarının son 15 dakikasında bir tane bomboş Hakan müdahale etmeye çalışıyor. İşte dışarı vuruyor. Bir tane seken top var kalecimiz çıkartıyor. Yani maç bir anda 2-1'e 3-1'e dönebilir yediğimiz golle birlikte. Zaten yediğimiz golde 1-1,5 dakika topu çevirdiler. Yanımda oğlum var dedim sıkıntı yaşayacağız dedim. Yani bir anda dedim siyahla beyaz gibi olduk dedim. Zaten o ara golü yedik. Devreye böyle gittik. Allah'tan yenik gitmedik. Ondan sonra devrede yine iyi başladık. Yine ilk gole kadar. İlk golün peşinden hemen Ferdi'nin çıkartıp Orkun'un çok basit bir gole vuramaması. Topa tam pozisyon alamamasından dolayı kaçırdığımız gol var. Yine siyahla beyaz gibi bir oyuna döndü bu sefer. Adamlar öyle bir baskı yedi ki yani. Bir türlü çıkamıyoruz. Direkten dönüyor. Direkten dönen topta Arda'nın müdahalesi olmasa adam evet. Rahat atacak golü. Evet, önüne gelecek. Müdahale yapan Arda bu arada. Bunu da altını çizerek söylüyorum ben. Ben çünkü Arda'nın biraz daha o konuda kendini geliştirirse Toni Kroos'un yerine Real Madrid'de oynayabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ama Samet'in çıkardığı kafa topu derken, direkten dönen top derken yani 3-2 geri düşeceğimiz bir anda sonra son saniyede işi bitirdik. O gün özellikle sen paylaştığında da söyledin hocam ağzına sağlık dedin. Yani o gün o topu rakibe verdiğimiz zamanları çok iyi irdelememiz hı hı. gerektiğini çünkü bu sefer Gürcistan değil Portekiz'de oynayacağız. Yani 11 tane adam var 41'den 39'a kadar. Hepsinin topla ilişkileri çok iyi yani. O yüzden ona göre bir önlem alınması lazım. Ki şeyin de en sıkıntılı yeri arka tarafı Portekiz'in. 41 yaşındaki adamı gerçi şey yaptık, milli yaptık bir daha tekrardan. Dünya futboluna 81'de alkışlattık. Portekiz maçına gelirken zaten bir gün öncesinde kanallarda şunu dinliyordum. İşte Arda'nın şeyleri konuşuluyordu. Fiziki yetersizliği, takım sonrası olan yetersizliği, denenmediği, oynamayacağı, sakatlığı derken zaten tahmin ediyorduk Arda'nın oynamayacağını ama maç saati bir saat kala kadro açıklandığında 4 tane ismi gördük burada. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Her şeyi eleştirirken de her şey yanlış değil. Kenan'ın yerine mesela kimi düşündü? Kerem'i düşündü. Aslında Kerem ilk devre takımın belki de en iyi adamıydı. Hı-hı. Doğru mu? Pozisyonlara giren oydu. Kaçırdı gerçi yine ama. Kenan da öbür maç eleştirilmişti. Hadi bir
şey bulduk ki ben kesmem Kenan'ı, bu ayrı bir mevzu yani. Kenan'ı önde oynatırdım, yine oynatırdım ben yani. Çünkü zaten önde bir sıkıntımız var. Barış'ı önde oynatmak yerine Kenan'ı ben şahsen tercih ederim. Yani Barış'ın şeyini kısıtlıyoruz. Hem koşu mesafelerini kısıtlıyoruz, hem savunma şeyini kısıtlamış Barış'ı oluyoruz. Barış'ı bitirdik iki maçta yani. Evet. Bir, ve sağ devam ediyoruz. Oynasa bence turnuvaya da damga vurabilirdi ya şu turnuvaya. Ben şunu bekledim. Bakın, Zeki oynatma sebebi şu. Leao çok hızlı, güçlü bir adam değil mi? Zeki biraz daha Mert'e göre belki o ligde oynadığı için, ona karşı oynadığı için onu düşünmüş olabilir. Şeyi oynasa, Barış'ı sabit oynasa bu kadar eleştirilmezdi. Evet. Herkes şunu anlardı ya, bir hızlı adam var karşısına, güçlü, kuvvetli, kendisi gibi hızlı bir adamı koydu. Bunu anlatabilirsin herkese. Anlatmadan da sahaya sürdüğünde anlayabilirler bunu herkes. Ama ben şunu söylüyorum, her zaman da söyleyeceğim bunu. Arda tarzı oyuncular dünyada 3, 5, 10 tane gelir. Evet. Ayda yılda bir gelir bunlar. Yani 30 senede bir gelir bu adamlar. Bu kadar mükemmel oynadı, mükemmel bir gol attı maçtan sonra. Moralli. Moralli. Hiçbir şekilde kadroya zaten dokunmaması lazım. Şundan dokunmaması lazım. Dokunuyorsan da her türlü şeyi göze almışsın demektir yani. Her şey, türlü şeyi göze aldı. Ya kahraman olacağım dedi. Ya da beni burada biletimi kesecekler dedi. İş oraya geldi. 20 dakika hakkını vermek lazım. 20 dakika biz fena oynamadık ama bakın Portekiz'in 20 dakikadan tam, evet. Portekiz'in oyuncuları ve hocaları da dahil olmak üzere bizim bir önceki maçımızı seyrettiklerinden dolayı aynen şu şöyle, öyle zeki oyuncular ki bunlar. Oyuncuların söylediklerini söylüyorum. Teknik direktörün taktiksel şeyini değil. Biz dedi şeyin, Türkiye'nin arka tarafı çok sıkıntılı. Biz çok sabırlı, çok pozisyon bulacağımızı biliyoruz dedi bu maçta. Ama Türkiye'nin ön tarafı o kadar iyi ki dedi. Bunu da çok iyi savunacağız. Ve 20 dakika topu bize bıraktılar. Top bizdeydi. Hı hı. XG'ye bakın, büyük bir üstünlüğümüz vardır orada. Evet. Ama adamlar zaten arkada bizim bir şey yapacağımızı o kadar eminler ki kendilerine. O kadar sabırlılar, o kadar tecrübeliler ki. 20'de golü buldular. 20'den, 1. golden sonra zaten futbolda her türlü hata olabilir. Kendi kalene gol atarsın, penaltı kaçırabilirsin. Çok kötü oynayabilirsin. Bunlara varım. Ama burada herkes Samet'e atmamalı topu. Kötü bir pas verdi Portekiz oyuncusu. Ronaldo falan hepsi böyle ihsan etti pozisyonu. Herkes durdu. Işte. Bak herkes durmuş ama bizim stoperin herkesin durduğundan haberi yok. Kaleci topa doğru gelir mi ya? Sen bir de topa doğru geliyorsun yani. Hadi topa doğru geleceksen ortadan gel ki adam gayri ihtiyari sana vuracaksa sen yine tutarsın onu. Yani kalecimiz zaten... Siz doğrudan kaleci hatası olduğunu düşünüyorsunuz? İkisinin de. Ama hocam Altan şey yapıyor Samet'e. Bana bırak diyor. Samet onu duymuyor, görmüyor. Niye diyor? Samet zaten topa hakim. Hakim olduğu topu niye bırak diyorsun? Kimse bir tane baskı yok orada. Kalesinde durup topu isteyebilirdi değil mi? Hı hı. Hata da ortaklar. Büyük hata tabii ki Samet'in. Ben gördüm. Alt yaş gruplarında oynayan bir çocuk. Ya dedi, ben dedi alt yaş gruplarında oynuyorum. Kalenin ortasına pas verilmez diye hocalarımız bize altyapıda öğretiyor diye yorum yaptı çocuk. Bakın yani şu kadar çocuk yapıyor bu yorumu yani. Bunu herkes görüyor zaten. Çevre kontrolü yok. Kaleciye bakmamışsın. Sen nereye topu atıyorsun? Ama kaleci çıkmamış olsa bir şey olacak mıydı? Olmayacak. Ya bir savunma oyuncusu topa hakimse, senden daha yakın müdahale yakınsa sen kaleni terk edemezsin. Ama işte buradan. Mert sabaha sakat uyanmış. Olabilir. Nasıl hocam? Ben onu bilmiyorum vallahi. Vallahi bilmiyorum artık. Bir anda bir sakatlık görüyor bir şey. Gece topu mu tepmiş? Gece Karabasan mı geldi top bir şey? Bir şey oldu sakat. Diyelim ki sakat. Öyle dedi. Sakat uyandı. Sakat uyandı dedi. Diyelim ki sakat. 1,5 senedir oynamayan bir kaleci oynatmak yerine orada 1 senedir her maçta oynayan Uğurcan var. Evet. Ki ben de ben benim için içlerindeki en iyi kaleci. Sevgili Halim abi var Trabzon'da. Ne isyan, ne isyan o. Haklı adam. Yani şu kadar çocuklar da artık görüyor bunu yani. Uğurcan tercih edebilirsin. Onun dışında kazanılmış ve büyük bir bölümünü iyi oynadığımız bir takımla oynadıktan sonra 4 gün sonra radikal 4 değişiklik yaparsan, evet, kazanırsan kahraman olursun. Ben kazanıp kazanmamaya göre yorum yapmam. Yapmayacağım da hiçbir zaman. Ben gördüğüme bir teknik direktör olarak nasıl yapılması gerektiğini kendi şahsımda buraya anlatmak zorundayım. Anlatıyoruz ama hiç boşuna anlatıyoruz. Yani öyle bir maç oynadık, öyle bir hale geldik ki Portekiz üstümüze gelmedi. Gelse maç evet, tarihi bir rezillik ya olabilirdi. 41 yaşındaki Pepe kahraman oldu adam. Kahramanı geçtim. Hoca rotasyon yapmıyor onunla. Onunla oynuyor.
biz 18'lik adama rotasyon yapıyoruz, sakatlanabilir falan filan. Bu hikayeleri kimse kimseye anlatmaz. Evet, biz burada çocuk değiliz. Bence de hikaye. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Ben hep söylüyorum, Türkiye'de asla futbol iyi yönetilmeyecek. Asla futbolda bir yerlere gelmemiş çok zor olacak. Ben ölürüm, 50 yaşındayım. Ben göremem herhalde ama benden sonra görenler olursa der ki işte hoca diyordu ama bak şimdi oldu. Allah tekrar ediyorum ya, hocam. Tekrar ediyorum yani. Bu şeyden sonra sabaha neye uyandık biz? Kaosa uyandık. Tabii, ya bütün dünya şu an bizi konuşuyor. Ya hocam özür dilerim, şu araya girebilir miyim? Ya her Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ya da gittiğimiz büyük turnuvalarda... Biz konuşuluyoruz ya? Değil mi? Bir öncekinde de bu prim muhabbeti prim var muhabbetinden. Değil mi? Şimdi yani asıl şey, bize? Burada şimdi bir açıklama var. Bakın açıklama da iyi okuduysanız anlarsınız. Şey, federasyon kendisini yalanlıyor. İşte Arda maçta oynayanlar ayrı idman yapacağı için bilmem ne idmanı yapacak. Taktik antrenmanında katılmamasını istemiş işte. Hocam. Peki Arda oynadı mı ya 11? Arda 15-20 dakika oynadı ya. Siz bizle dalga mı geçiyorsunuz tabii, ya? Tabii gözümüzün içine bakalım. Yani gözümüzün içine bak. Ben gördüm videoyu. Arda'nın vücut dilini gördüm ve en önemlisini söylüyorum. Arda'yı sırtından sıvazlayan bir genç kardeşimiz vardı orada. Teselli eden. Hmm. Kim? Semih. Arda öyle bir demoralize olmuş ki, öyle bir yıkılmış ki çocuk. Semih teselli ediyordu. Ben bu gitti ki ben kafa atacak falan zannettim. Ben şunu söyleyeyim burada. Hadi diyelim ki bu böyle bir şey yok. Ama böyle bir şey varsa oradaki futbolcusundan tut, oradaki yardımcı hocalarından tut. Kim varsa malzemecisi, şusu busu. Bu olaya, bu çocuğa ve ben burada demagoji yapmıyorum. Bu çocuğa bunun yapılma sebebinin artık başka bir şey olduğuna ben inandım, kani oldum. Ne mesela hocam sizce? Söylüyorum şimdi. İnandığınızı orada. Söyler misiniz? Elini buraya koyup böyle tevekkül ediyor ya bu çocuk. O gün birileri demişti ki bu çocuğa bunu bir gün ödetecekler. Allah. Bakın. Bağlıyorum buradan. Şimdi bu en üst. Bizim en belki de dünyada gelmiş geçmiş en iyi futbolcumuz olacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Ballon d'Or alabilir diye konuşuluyor. Ronaldo'nun karşısında İspanyol, İtalyan bütün gazeteler güler mi Ronaldo mu diyor. Biz gülersiz maça başlıyoruz. Bakın sinerjinin nasıl tabii dağıldığını anlayabilirsin marka, burada. Marka çok güzel bir sayfa yapmış. Marka bir haber yapmış. Bir tarafta tabii. 18 yaşında bir gencecik bir çocuk, dünya ismi bir çocuk. Bir tarafta dünyanın gelmiş geçmiş 5 futbolcusundan birisi tabii. Var. Seni onunla kıyaslıyorlar. Sen bunu oynatmıyorsun. Sen bunu kimseye anlatamazsın. Bu oyuncunun bu yeteneği olmaz da, bu kadar yetenekli olmaz. Bu kadar iyi işler yapmaz bir maç öncesi. Seni ipten almış. O golü tabii. Başka kim atabilir bizde? Kimse, bir tane Hakan atarsa sahneye kadar. Berabere gidip bitecektim maçı. Onun için bunları ben şuna inanıyorum. Buna da söylüyorum. Arda biliyordur ismini. Bir kulüp başkanı ben birkaç gün önce transfer görüşmesi yaptım. Aynen şu ifadeleri kullandı bana. Yani Türkiye'de bunların olduğunu biz bölgesel amatörde yaşayabiliyoruz. Dedi hocam sana bazı kulüplerden teklif gelmemesinin tek sebebi ne biliyor musun dedi. Sofi olman, namaz kılman. Vallahi billahi. Aslında tam tersi. Şu an sana herkesin kapısında bak, çık olması lazım. Ben bunu biliyordum. Ben bunu biliyordum. Ha, ben dillendiriyorum ama başkan dedi ki yarısından çoğu bundan dolayı sana teklif yapmıyor dedi. Bir kulüp Ramazan'da orucu serbest bıraktığım için bize uymaz dedi mesela. Ben bunlar benim için apoles. Geliyorum Arda'ya bağlıyorum. Kendimi anlatmak için söylemedim bunu. Burada oluyor bunlar, bakın. Burada oluyor. Birebir sen yaşıyorsun. Birebir ben yaşıyorum bunu. Ben Ramazan'da oruç tutacağım diye arkamdan Samsun'a gittim. İmamlık yap. Oysa ki ben giderken dedim ben orucumu tutarım, namazımı kılarım. Sorun olacaksa anlaşmayın. Arda bunu yaptığında Mbappe dünyanın şu an en iyi futbolcusu değil mi? Tabii. En pahalı futbolcusu. Bu hareketi yaptı. Bütün herkes tabii, dünyada tabii, şu an bu harekette. Oluyor. Tabii tabii. Ya çok meşhur. İnanılmaz Arda'ya bir şey. Ya bir şey paylaşımına baktım. 28 milyon insan beğenmiş ya. 19 yaşında bir çocuk ama nereden sonra başladı? Bundan sonra değil. Yaz döneminde en iyi Kur'an okuma yarışmasında birinci şey çocukların içinde en iyisi o seçildi. Madalya taktılar ona. Ne zaman? Çocukluğunda. Onun da resimleri paylaşıldı mı? Bizim oradaki camide var. Bakın Müslüman bir ülkede oturarak su içen bir çocuk eleştiriliyor bir kesim tarafından. Oturarak su içiyor diye eleştiriliyor. Sebep sünnettir oturarak su içmek. Tabii canım. Oysa ki sağlık açısından bir insan diyor ki Peygamber Aleyhisselam suyu ayakta içen verdiği zararı bilse bütün hepsini kusar diyor. Çok affedersin. Doğru. Alt bağırsaklara direkt gitmesi için oturarak su içmek. Şimdi 1500 sene önce ilim yoktu ama muhteşem bir insan olan Peygamber Efendimiz bunun zararlarını söylemiş. Tabii canım. Ve insanlar bugün bilim bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Ama bugün Arda kardeşim
ayakta su içmiyor diye eleştiriliyor. Allah. Tevekkül yapıyor diye. Ya çıldırmış durumdalar bazıları. Ya uçağa düşsün de ölsün diyen Fenerli biliyorum ben Real Madrid'e giderken ya. Uçağa düşsün de ölsün. Ya bu kadar adice, bu kadar ama söylüyorum ben de. Bu şu tarih olsun. Bu çocuk Allah'ın izniyle Ballon d'Or alacak. İnşallah. Bu çileleri çektiriyorlar ona. Hiç kimse hikaye anlatmasın. Montella'nın işi bitmiştir. Bak söylüyorum bitmiştir. İsterse çeyrek finale kalsın bu saatten sonra. Arda'ya yapılanları bu millet onların hepsini ödetti. Zaten ilk defa 2,5 gündür değil mi? 2 gündür bir konu Twitter'da trend topic. Böyle bir şey yok ki. Hiç bu kadar gündemde kalmamış. Sadece şöyle değil Arda olarak sportif değil. Sportif anlamda. Yıldızına sahip çık. Arda Güler. Hepimiz Arda'yız. Her şey. Tabii. Şu an X'de bütün Arda'nın tek Arda var yani her yerde. Yani. Ben tüylerim diken diken. Gurur duyuyorum onunla. Sabah akşam da dua ediyorum. Allah ona en büyük futbolcu olmayı nasip etsin ve doğru bir Müslüman gibi yaşayarak herkese örnek olsun ya. Bundan kuduruyorlar, kudurmaya devam edecekler. Bu çocuğun üstünden prim yapmaya çalışanların hepsi yok olup gidecek. Çünkü ilk kez böyle tertemiz yüzlü bir çocuk bulduk ya. Şeye dedi ben gittim dedi, açıklamaya bakın. Modric'e abi diyorum dedi, Modric abi diyorum. Modric diyemiyorum dediler, neden? Ben dedi kendimden büyüklere hiç ismiyle hitap etmedim ki diyor. Onlar da şimdi bana abi diyor. Adam gol attı Arda abi diye. Bütün Real Madrid siteleri, Real Madrid kulübü, oyuncuları Arda abi diye paylaşım yapmış. Sen bu çocuğu hangi zihniyette kim yapıyorsa Allah onlardan bizi bir an önce kurtarsın. Amin. Bu çocuğa da sahip çıkmak hepimizin görevidir. Böyle bir değer, insani değer önce. Futbolculuğunu bir kenara koydum. İnsani olarak ya tertemiz, herkes diyor ki o kadar temiz yüzlü çocuk gidiyor yani. Çocuğu sevmeyen yok. İbrahim Diaz falan yanından ayrılmıyor. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Arda antrenman esnasında bu Alp Elivan var. Alp abi çok da severim evet, kendisini. Evet. Arda ile konuşurken bir saygılı Arda kendisine. Kalk. Bir de TRT'nin oradaki o anonsör işte. Herkes spikini. Ayran çocuğa ya. Alp Elivan çocuğa böyle Arda'yı eliyle bu şekilde seviyor. Tamam mı? Öyle... Diyor ki ya kardeşim biz seni biblo gibi değil mi? He, pamuklar içerisinde beslememiz lazım. O emosyondan, o vücut hallerinden diyeyim bunu algılayabiliyoruz. Yani o kadar insanlara enerji saçıyor ve o karşı tarafta bunu alabiliyor Arda'dan yani. Ya frikik atıyorlar. Bu adamı antrenmanda bir gördüm, bir zoruma gitti. Görüntüler. Bir şey söyleyeyim. Arda nasıl yapabilirsiniz? En iğreti olduğum anlardan biriydi o an. Ya, hocam bir kasıt var mıdır sence? Var. Ben kesinlikle var diyorum. Şimdi, sakatmış, sakatlanabilirmiş. Oyuna niye attın o zaman? Evet bak şimdi. 3-0. Bak maç 3-0. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Sakat olan bir adam antrenmana sonradan girer. 3-0, 3-0 yeniliyoruz değil mi? Biz koşu yaparmış. Evet. 3-0 yeniliyoruz. Sakatlık riski varsa 3-1 olsa ne olacak maç? Tabii. Maç 2-1 iken atsan diyeceğim ki bir gol daha bulmak için risk ettin. Yani evet. Yaptıklarıyla, söyledikleriyle eylemler hiç uyuşmuyor. Evet. Hikaye anlatıyorlar bize. Ve hocam şimdi şöyle önemli bir telefon bağlantımız var. Oradan devam edelim isterseniz. Şimdi malum hafta sonu Seka Park güreşlerindeydik. Seka Park güreşleri Türkiye'nin en önemli sportif organizasyonlarından birisi ve bu yükün altından gerçekten çok iyi kalkmış durumdayız. Kocaeli Spor Ağız Alışkanlığı bu arada. Biz bu güreşlerin mimarı ve organizasyonun başındaki isimle bir konuşmak isteriz açıkçası. Alparslan. Çok değerli Alparslan Arslan telefon hattımızın diğer ucunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spor müdürü, aynı zamanda Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun da yönetim kurulu üyesi. Sevgili Alparslan müdürüm bizi duyabiliyor musunuz? Merhaba Erdem Bey, duyuyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. İlk önce teşekkür ediyoruz şu açıdan. 3 gün boyunca Cuma'dan Pazar akşamına kadar yaklaşık 70 saatlik bir zaman dilimi içerisinde inanılmaz bir organizasyonu geride bıraktık. Çok yoruldunuz biliyoruz. Bizler mümkün mertebe sizden daha az yorulduk. Bunun da farkındayız. Böyle güzel bir organizasyonu bu şehre kazandırdığınız için başta Tahir Büyükak'ın başkanı olmak üzere emeği geçeni herkesi nokta medya olarak ben kutlamak istiyorum. Çünkü Kocaeli'de Seka ismi çok önemlidir. Geçenlerde de yazıda da yazmıştım. Bu ismin de bir Kocaeli'li, bir İzmitli olarak anlatılması, aktarılması ve çok geniş kitlelere, Türkiye hatta ülke dışında birçok yere ulaşılmasını sağladığınız için de bu anlamda bir vatandaş olarak şükranlarımı iletmek mecburiyetindeyim. Gazeteci kimliğimin dışında. Ben şu bir soru soracağım size ki yarın muhtemelen
Recep Tosun abimiz de uzun uzun konuşur sizle. Bir Seka Park güreşlerini bize anlatır mısınız? Teknik olarak nasıl geçti? Artıları, eksileri, güreşlerin kalitesi ve Kırkpınar öncesindeki bizim güreşlerimizin son durumu. Bunu bir bağlayabilir misiniz bize? Neler anlatmak istersiniz Sayın Müdür? Tabii ki organizasyondan öncesinden, organizasyona gelmeden öncesinde birkaç bir şey eklemek istiyorum. Sizin de önemli şeyler söylediniz. Kocaeli'ki değerden bahsettiniz. Biliyorsunuz Seka Park güreşleri isminden de hem Seka'nın olması. Seka çünkü Kocaeli için bir değerdi. Evet. Güreşlerimiz de 2009 yılında başladı biliyorsunuz. Seka Park güreşlerinin birincisi. Evet. O yıldan beri yapılmakta geleneksel hale geldi. Artık güreşlerimiz son 3 seneden beri eski güreş salonumuza sığmamaya başladı. İzmit Artizm Lisesi'nde yapılmakta. Ve geçen sene de Türkiye Yağlı Güreş Ligi, yeni kurulan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından kuruldu. Seka Park güreşlerimiz geçen sene 3. etabıydı. 2. etabıydı. Bu sene de 3. etap olarak yerini aldı. Hem çok kaliteli güreşlerin olması hem de seyir zevki açısından da gerçekten yıllardan beri seyircilerimiz kalitenin artmasını bekliyordu. Evet. Çok organizasyonlar oluyordu ama 6 tane 7 tane organizasyonun ön plana çıkması seyir zevkini de daha çok arttırdı. Hem sporcuların da kıran kırana mücadele etmelerini sağladı. Bu puan sistemi bu anlamda gerçekten iyi oldu. Doğru. Her yıl bir Kocaeli'li değerimizin, yani eski baş elan olur, hoca olur, anısına veya onuruna yapılmaktaydı. Bu sene de eski baş elanlardan Bülent Gürbüz onuruna yapıldı biliyorsunuz. Evet. 16.sında bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Organizasyonla ilgili de evet, günler öncesinden çalışmalarımıza başladık. Biz biraz aslında yuvaran kısmı şurası oldu. Yani bayram tatilinde niye bir hafta daha sonra olsaydı işte biz de gelirdik. Gerçekten tribünler de çok doluydu. Evet. Öncelik ki halkımız da gerçekten sağ olsunlar ilgi gösterdiler, yoğun ilgi gösterdiler. Evet. Haziran'ın başında sınavların olması, bayramın olması ve akabinde Kırkpınar'ın olması takvim biraz sıkıştırdı. Mecburen bu tarihte yapmamız gerekti. Sizin aracılığınızda da bunu da duyurmuş olayım. Çünkü bize de çok sorun oldu. Niye bu tarihte yapıldı diye. Sporcularımızın durumuna gelince de Kırkpınar öncesi artık son bir pro olarak herkes değerlendirdi Seka Park güreşlerinde. Hem lig güreşi olması hem de 2 hafta öncesindeki büyük bir organizasyon olması sporcuların burada kendilerini denemeleri için bir fırsat oldu. Biliyorsunuz baş belanlıkta da Hüseyin Gümüşalan 3. oldu. Evet. Gönül ister ki kemeri taksın ama kürsünün bir tarafında olması da önemli. Bugün 3 olur. Kırklarda belki 1 olur. Son 3 yıldan beri biliyorsunuz Kırklarda kürsüye çıkıyor sporcularımız baş belanlıkta. Alt boylarda da dereceler elde ediyoruz. Evet. Uzun bir aradan sonra baş belanlıkta son 3 seneden beri dereceler almaya başladık. İnşallah daha ileriye getireceğiz. Alttan da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak baş belanlarımız var. Hı hı. Sayısını her geçen günde arttırıyoruz. Baş altından, büyük ortadan, alt boylardan gelen sporcularımız da var. Bunların hepsi Kocaeli için tabii ki. Yani Kocaeli'de yavru sporuna ilgi duyan çok gençlerimiz var. Her geçen gün sayıları da artıyor bunların. Artık böyle Antalya'yla Antalya bölgesi biliyorsunuz bu anlamda. Evet. Onlar çok sporcu yetiştiriyorlar. Doğru. Tabii geçen seneden beri böyle Antalya-Kocaeli kapışması diyelim. Öyle bir şey aldı. İnşallah bunu da devam ettirip o eski Kocaeli'nin altın kemerli günlerini kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu konuda bize gerçekten çok destek oluyor. Yani şurada bir parantezi açmak isterim. Tabii. Yeri gelmişken. Sadece yağlı güreşte değil. Yani sporun birçok branşında her türlü desteği sağlıyor. 6-13 Temmuz tarihlerinde Darıca'da mesela. Yelken şampiyonası olması. Evet. Dünya gençler yelken şampiyonası yapılacak. Evet. İlimizin ev sahipliğinde olacak. Başkanımız bu sporlarla ilgili de bize talimatları var çünkü. Körfez'in olması, Kocaeli'nin etrafında sularla olması, bu sporlarında daha çok hem sporcuların yetişmesi hem organizasyonun yapılması noktasında talimatları var. Biz de bu sporlarla ilgili gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Basikel'de bu sporları tesisimiz de bitti yakında, o da hizmete açılacak. Evet. İnşallah Dünya Yelken Şampiyonası'nda aynı Seka Park güreşleri gibi alnımızın akıyla çıkarız. Çok önemli bir organizasyon. Aslında Alparslan Müdürümüzün Dünya Yelken Şampiyonası dediği
organizasyona dünyanın nereden baksanız 100 küsür ülkesinden dünyanın en iyi ve gelecek vadeden yelkencileri katılıyor. Ve bunlar o kadar mükemmel tekniklerle, o kadar harika bir göz zevkiyle insanlara o sporu tanıtıyorlar ki bunun da Kocaeli'de olacak olması bize göre çok önemli bir avantaj. Şimdi ben notumu da aldım. Mesela Babalı, belki biliyor musunuz bilmiyorum ama Kandıra'da Alaçatı'dan sonra en güzel rüzgar alan yer ve burada yamaç paraşütü yapılıyor mesela. Yamaç paraşütü diyorum. Rüzgar, windsurf diyorlar. Windsurf yapılıyor mesela. Artı enduro yarışlarımız var bizim Kartepe'de. Yine bunu da Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi organize ediyor. Geçen sene gitmiştim. Tabii kickbox organizasyonları vardı mesela geçmiş yıllarda. Yani farklı branşlar adına Kocaeli'de büyük atraksiyonlar var, büyük organizasyonlar var. Valla müdürüm işiniz kolay değil ama ekibinizden de bahsedebilirsiniz isterseniz. Güzel bir ekiple çalışıyorsunuz zannedersem. Yani ekibimiz güzel olmasa zaten böyle organizasyonların olduğundan yapmamız mümkün değil. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bunu bana dün şeyde de sordular. yine bir röportajda sordular. Hani mutfakta kim var? Nasıl hani o işten altından kalkıyorsunuz diye. Sistemsel bir çalışma var. Yani ben şöyle söyleyeyim. 1994 yılında Sekerkâsı orada başladım. Spor hayatımda güreşçi olarak. Daha sonra belediyemizle beraber kulübün birleşmesi 2005 yılından itibaren kulüp veya belediye kendi içerisinde yetiştirmiş olduğu sporcuyu sporculuk hayatı biraz daha pasifler geçtikten sonra antrenör olarak daha sonra spor adamı olarak idareci olarak yönetici olarak taşıyabiliyor. Evet. Ya bunu gururla da söyleyebiliyorum. Belki bunlardan bir tanesi de bizlerimizden gelen bilgi birikimimizi aktarmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde işi bilen insanlarla beraber bir ekip kurmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Sizlerin de... Maşallah tabii. Görüyoruz biz hocam. Biz biliyorsunuz. Ben az çok tanısız. Ben biraz eleştirmeyi de seven bir insanım. Ama ben şunu da söyleyeyim. Hocam 2000'e yakın güreşçi. Nereden baksanız yani bir 2 günde 6-7 bin belki 10 bin tane insan, vatandaş. Bunların sevk idaresi, yemesi, içmesi, duşu, yani tuvaleti A'dan Z'ye o kadar çaplı bir iş ki. Yani illa ki hatalar var. İlla ki insanlar eksikler görebilirler. Bundan yana hiçbir şeyimiz yok. Olacaktır da. Ama bunu gidip de sokağa anlatmak bize göre yani bize yakışan bir olay değildir. İyi niyetli insanların çalışmasında motive etmek de bizim işimizin bir parçasıdır. Bu anlamda da ben Sayın Müdürüm gerçekten hem Sayın Ali Yeşil Dal'a hem işte Tahir Başkan'a hem size ve ekibinize Nokta Medya olarak sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü bizler sizin sayenizde yaptığımız haberlerle de insanlara farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Ben çok keyifle söylüyorum 15 tane güreş haberi yaptım. Gururla ve mutlulukla yaptım. O kadar da güzel tepkiler geldi ki. Hatta bir Cengiz Han Şimşek haberi yaptım. Ne yaptın Cengiz Han Şimşek diye. Yani gösterir rakamları korkunç 4'a 5 haneli rakamlara ulaştık mesela. Bu tabii şu demek değildir. Yani çok okunduk bundan mutluluk yaşamıyoruz. İnsanların ilgisine destek vermeye çalışıyoruz. O anlamda bu organizasyonların sayısı artacak ki bizler de sizin sayenizde ürünleri pazarlayalım Sayın Müdürüm. Bilmiyorum ben böyle bağlamak istedim ama siz neler söylemek istersiniz? Yapılanların tabii ki gösterilmesi çok önemli. Çünkü hani yaparsınız insanlar bunu görmez, duymaz, bilmez. Bir bütünü de birleştirmemiş olursunuz. Yarım kalmış olur. Evet. Bir de bu tarz organizasyonlar şöyle bakmak lazım. Buraya birçok ilden 1623 sporcu katılım gösterdi. Evet. Mesela bir sonraki yapacağımız dünya şampiyonası da birçok ülkeden sporcular, insanlar katılacak buraya. Bunların hepsi tekrar geri dönecekler. İllerine, ilçelerine, tabii, ülkelerine. Kocaeli'nin tanıtımı için sadece Büyükşehir Belediyesi'nin aslında bir organizasyonmuş gibi değil. Bu ilimizin organizasyonu. Tabii şehrin vizyonu açısından çok önemli. Tabii ilimizin tanıtılması, katma değerini artması. Yani şunu söylemeye başladı insanlar. Eskiden sanayinin başkenti olarak çok adlandırılıyordu. Artık sporun başkenti diye konuşmaya başladı insanlar. Sporun başkenti oluruz, olamayız ama o yolda ilerliyoruz. İnşallah çok daha güzel işlere hep beraber medyamızla beraber, ilçe belediyelerimiz, kurumlarımız, il müdürlüklerimiz, onlarla beraber biz Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz, üniversitemiz, mümkün olunca paydaşlarımızla beraber çalışmaya çalışıyoruz. Çünkü akıl akıldan üstündür. Aynı meselenin etrafında toplanıp en doğruyu
yapmak önemlidir. Yani ben yaptım değil, biz yaptık. Yapmak mantığı bence daha önemlidir. Çünkü buralar devletin kademeleriyle bizi buraya daha güzel işler yapılsın diye getirdiler. Başkanımız uygun gördü, bugün ben varım, başkası var. Ama paydaşlarımızla beraber aynı mesela masanın etrafında bu konuları tartışırsak, ortaya en doğru sonucu çıkartırsak halkımıza da o kadar iyi hizmet vermiş oluruz. Aynen öyle, doyurucu olur ve gerçekten bu da her taraf için haz duyan bir organizasyona dönüşmüş olur. Hocam sorunuz var mıydı ya da düşünceniz? Müdürümü çok yakından tanıyorum. Başarılar diliyorum. Çok daha büyük işler yapabileceğine de inanıyorum. Fatih Kurtoğlu hocam başarılar diliyor. Yakından tanıyor sizi. Evet, onunla... Fatih hocam selamlar. Başka yayında kim var? Arda Musaoğlu var. Sevgili kardeşim Başiskele'den. Benim çok değerli kardeşim. Çok selamlar söylüyorum. Herkese selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ ol. Sağ ol. Ömer kardeşlerimiz var Kocaeli Gazetesi'nden ve eski gazeteci şimdiki bizim yorumcumuz, değerli kardeşimiz Ömer Faruk Çelik. Onların da size selamları var. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa veda edebiliriz. Bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Futbol da bizim, güreş de bizim, yelken de bizim, hepsi bizim. Ama sizin yapmış olduğunuz şöyle bir şey var. Yani, takip etmeye çalışıyorum sizi. Sadece belli bir iki branşla ilgili değil de yani birçok branşla ilgili programlar yapmaya çalışıyorsunuz, haberler yapmaya çalışıyorsunuz. Bu da gerçekten Kocaeli'deki spora, sporun anlatılmasına, yapılan organizasyonların, derecelerin, sporcuların tanıtılmasına çok güzel katkı sağladığına inanıyorum. Bu noktada da ben bir spor adamı olarak teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir eksiklik olduğunu ben fark etmiştim. Sizin gibi insanların sayısı inşallah daha çok artar. Vardır bazı. Çok sağ olun. Ama siz de çok güzel işler yapıyorsunuz. Size de ayrıca teşekkür etmek istedim. Estağfurullah Sayın Müdürüm. Teşekkür ederim necis sözleriniz için. Allah razı olsun. İnşallah burada da ağırlamak isteriz sizleri en kısa sürede ve inşallah Kırkpınar'da da Allah nasip ederse bir baş pehlivanlıkla burada artık güzel bir temaşa içerisinde bir program yaparız. Niyetiyle ve düşüncesiyle çok teşekkür ederiz bizlere kattığınız için. Sağ olun, var olun Sayın Müdürüm. İnşallah, ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum. İyi günler, sağ olun. Evet, sağ olsun değerli müdürümüz de herkese hakkını veriyor diyeyim, artık öyle diyeyim. Ben hocam bitirdiysek, bu arada Sekapart güreşleri siz geldiniz zaten. Ben finalde vardım. Gördüm fotoğrafları, reislerini çok güzel. Şöyle bir bilgiyle de bu bağlantıyı da yapalım, kapatalım daha doğrusu güreş parantezini. Dediğim gibi yarın Recep Tosun'la Şener Sar hocamız çok derin değerlendirecekler. 1000'e yakın fotoğraf paylaşacağız. Arşivden. 1000'e yakın Ali abinin fotoğrafını. Parmakları iyi mi Ali abinin? Parmaklar tutuyor. Ali abinin parmakları iyi de bizde beyin kalmadı. Sabahtan beri onları kırıp, küçült, renk ver falan. Ama tabii çok zevkli oluyor abi güreş fotoğrafı çekmek. Çok. Çok zevkli. Çok güzel enstantaneler çıkıyor. Ya o bir de Ali abinin makinesinden maşallah o teller, o koldaki kasların, vücudun, surat ifadeleri falan. Ali abi zaten bir iki tanesini yarışmaya gönderecekmiş inşallah. Türkiye'de de güreşe her zaman yoğun bilgi olmuştur yani. Kırkpınar'a göndereceğiz mi acaba? Çok var. Ha, ya güreş o kadar uzun anlatılması gereken bir olay ki. Özellikle şu. Ali abi mi? Ali abi. Şöyle bir şey oldu. Onu da madem sordunuz. Bence gitmesi lazım yani. Bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği'ni aradım ben. Ali abinin başvurusunu yaptık. O sırada evraklarda bir eksiklik var mı bilgilerde diye teyit almak için aradım. Sağ olsun karşıda genç bir çocuk var yani sesi genç. Abi bir nazik bir efendi. Kim olduğunu bilmiyorum. Ben bir durumumu anlattım. Ya dedim böyle böyle bir durum var. Bizim çalışanımız Ali abi Ali Köksal'ı göndermek istiyoruz. Şunu söyledi. Beyefendi dedi o kadar kalabalık doldu. Kayıtlar doldu. Hatta şöyle demiş. Ya cuma günü ya da perşembe günü bir 3-5 kişi daha gönderebilirim. Bilginiz olsun diye Edirne'deki organizasyona, basındaki organizasyona bilgi geçmiş. İşte o 3-5 kişiden bir tanesi de tesadüfen biz olmuşuz. Kısacası Allah nasip ederse de... Otellerde bile yer kalmıyor. Ben Edirne'de oynadım. Sarayiçi'de, evet. Tesisimizde yakın doğruya. Yani her zaman ağalığın kazanmak olsun, oradaki şeyler olsun, insanların çok yakın ilgisi ve çok başka bir boyut yani. Şimdi nasıl söyleyeyim? Her ilk 20 diyeyim, ilk 30 pehlivan, baş pehlivanlardan top class diye tabir edilen bir numaralı işte
Ali Gürbüz, Orhan Okulu, işte Hüseyin Gümüşoğlan, işte İsmail Balaban. Bunlar spektaküler diye tabir edilen. İşte sonradan gelen şimdi Yusuf Çen Zeybek. Bizdeki işte sevgili Mustafa Arslan, Nedim Gürel, Faruk Akkoyun. İşte böyle başarılı sporcular kendi kitlelerini, fanlarını oluşturdular. Evet. Ve bir güreşin izlenme karşılığı normal diğer branşlardan çok çok daha fazla. Futboldan sonra evet. Tabii söylüyorum. O yüzden kazançları da arttı ve bu işin lig güreşi olması Seka Park Kırkpınar'a puan veriyor. Atıyorum Manavgat gibi, Şahin Bey gibi, Ordu Aybastı gibi, Elmalı, Antalya gibi. Burada topladığım puanlar Kırkpınar'a seni 32'ye taşıyor. İşte sadece en üst boy değil. O 14-15 tane boy için geçerli. İşte minikten başlayın işte baş pehlivanla kadar. Seka Park bu anlamda 2 ya da 3 günlük güreşlerde puan güreşi olduğu için çok değerli ve Kırkpınar öncesi olduğu için de insanlar kendisini görmek istedi. Bak, o anlamda önemli. Süreleri ne kadar kısa değil mi? 30 dakikaya düştü. Dünyanın en zor sporlarından. Çünkü o 1 dakikada, 2 dakikada, 3 dakikada, 5 dakikada, minder güreşlerinden de bahsediyor. Bütün enerjini bir kuvvet verişte verebiliyorsun. Yani ben güreşçilerle bir arada kaldım Karagücü'nde oynarken. Nasıl idmanlar yapıyorlar değil mi ya, hocam? İdmanlar yediklerini bir de görsen var ya. Normal değil mi hocam? Hiçbir şey var. Bu dünyadan değiller yani. Ama çok genel olarak da çoğu mükemmel insanlar, inançlı, çok düzgün insanlar. Evet evet, o konuda bak, gerçekten çok saygı insanlar. Geçen sene gittik Erdem abiyle. Kartepe'dekine gitmiştik. Hergeleci İbrahim Ektir. Bu sene olmayacak bu arada, onu da söyleyeyim. Tasarruf tedbirlerinden dolayı. Evet, zaten ben müdüre onu soracaktım ama aklım uçtu gitti yani. Hani bir sponsorluk anlaşmaları var mı, ne kadar reklam geliri oluyor diye soracaktım. Yok, tamamıyla bütçe belediyenin kaynağından. Belki bir sponsor, belki diyorum o da. Aslında bu lige katılmış olsa, belki ligle anlaşmalı bu yeni bir sponsor oldu. CV Enerji Ligi, o ayrıca bir bütçe sağlıyor. Onun ligine katılmış olsa mesela Kartepe şey olabilir. Yani oradan direkt karşılanabilir belki. Çok büyük bir organizasyon olması lazım. Evet, büyük ama büyük olması lazım. Her güreşi almıyorlar. Evet. Çok özellikli güreşleri alıyorlar. Kağıt sporun mesela bu konuda bireysel sporlarda karate işte tekvando şundan müthişler yani. Ya kağıt sporda judo. Mesela hiç konuşulmaz. Orada Avrupa şampiyonası bile, dünya şampiyonları düzenlendi Kocaeli'de. Yani onun için Kocaeli bu konuda kağıt spor ve bu belediyenin evet. Bu konuda çok başarılı. Organizasyon kabiliyeti var. Çok bu arada iyi. Şöyle bir örnek de vereyim. Evet, kağıt spor lokomotifidir bu şehirde. Ama şunu da bilelim, bir Gölcüklü çok güzel güreşçilerimiz var. Evet. Karamüselli. Evet, Karamüselli. Dün yazdığında Sinan Yıldız okumuşsunuzdur belki. Hı-hı. CV Enerji Ligi'nde ilk 3 ayağı, etabı şampiyonlukla tamamlayan tek sporcu. Evet. Dünya genelinde değil mi? CV Enerji Ligi bir tek Türkiye'de falan. Yok, o ilk 3'e girdiği şey? O şey, 3 tane etap şampiyon oldu yani 3 etapta. Tek Kocaeli'deki Karamüselli Sinan, Türkiye'deki bu işi başaran tek güreşçi. Atıyorum mesela Hüseyin Gümüşoğlan 3 tane güreş üst üste kazanacak. Lig güreşi adına konuşuyorum. Ve dün de konuştum biraz Sinan'la. Biraz sohbet ettik. Ustası da Erkan Ertan, benim çok sevdiğim bir kardeşim. Karamüselli o da. Onunla da biraz sohbet ettik. Helal olsun ya. Yani sporcu ile ilgili özel şeyler var. Bunları burada anlatmayacağım. Ama gerçek bir başarı hikayesidir. Onu devre arasında anlatırım. Futboldan en iyi tarafını söyleyeyim. Onlar mesela ustalarına inanılmaz saygılıdırlar. Usta çırak ilişkisi. Usta yani öyle bir bağlılık yani futbolda bir milyonda biri yoktur. Ama yani. Çok kavga çıkıyor hocam güreşlerde. O hırstan. Oyun. Hırstan bir de temasla. Yani biraz daha inanılmaz. Olmaları lazım. Bir gün bir kavga yani. Çıkmış. Anekdot anlatayım. Demirleri bükmüşler ya. Yani. Ya mükemmel hocam, işte onu söyleyecektim. Demirleri yani, geleceğe gittik işte Erdem abiyle. Önümüzde oluyor. Şimdi bak ben 1.83 boyundayım. 93 kiloyum tamam mı? Kendime göre iriyim yani. Evet. Abi adam yanımdan bir geçiyor. Sinek gibi kalıyorsun yanında. Zaten bizim iki katımız ya vallahi. Bir kavga demirleri çıktı orada. Bükmüşler ya. Biz o bilgisayarları falan toplayana kadar Allah yıkıldı bütün basın tipi. Ya o iki tane ya, araya da giremiyorsun. Güreşçiler. Araya giren arada giremiyor. Hangi ara abi ya? Direkt kaçıyorsun. Ya bütün güreş hizmet eden, ustasından, çırağına, antrenöründen, yağcısına, cazgırından. Yani o personeller var ya böyle, belediyelerin, temizlik, böyle yerdeki evet. Selpak. Benim o çok gözüme batar mesela. Ben yerde böyle selpak gördüğüm zaman güreşin böyle ambiyansı benim için rahatsız edici olur. Evet, onları kesinlikle. Toplayana kadar, toplayan kişiye kadar herkese... Yani çalışmalarına kolaylıklar, başarılar diliyorum. Bir de geleneksel olması çok önemli abi. Yıllardır aynı sürüyor. Mesela futbolun evet. Bir 200 senelik geçmişi varsa... Bu 660 olacak. Şey gibi ya, insanlar sanki böyle yani
geldiğinden beri varmış gibi bildik bileli çok hani eski büyük sporcular. Başka var mı bu kadar devam ettirilen peş peşe bir spor yok herhalde. Yok. Güreş, yani güreş geçmiş, o yüzden evrenseldir yani. Evet. Ben tamam. Gerçekçi olayım. İnsanın doğasında var ya güreşmek. Hı. Çok büyük bir nimet ya bu sporun. Hani sadece medya mensubu olarak değil tüm vatandaş. Sünnettir zaten ya. Evet. Bugün hocam mübarek perşembe gecesi sohbetler. Evet, teşekkür ediyoruz tekrardan Sayın Müdürümüze. Güreşi de kapadık. Bir kez daha hocam eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Zaten ben bayağı konuştum. Arda Montella durumundan. Sevgili Arda'dan da devam edelim. Arda Adaşı'nın canını sıkıyorlar canım kardeşim. Yani burada ben muhalif gibi gözükmek istemiyorum ama ben çok fazla Fatih Hocam'a katılamıyorum. Neden katılamıyorum? Çünkü Montella'nın çok üzerine gidildiğini düşünüyorum. Yani biz, şöyle bir örnek vereyim ben size. İsmail Yüksek Hırvatistan maçını anlatıyor. Diyor ki biz Hırvatistan maçına çıkarken maçı zaten kazanmıştık diyor. Bizi Montella öyle bir hazırladı maçı öyle bir analiz etti ki o gün maçın yıldızı İsmail Yüksek'ti. Hatta bütün dünya piyasasına böyle evet, balıklama girdiği maç Hırvatistan maçıydı. Biz Hırvatistan'a inerken de başımızda Montella vardı. Kadro seçimleri tartışılabilir, davranışları tartışılabilir, antrenmanla alakalı görüntüler, medyaya yansıyan görüntüler tartışılabilir. Ben o maçtan sonra, Portekiz maçından sonra şöyle basını ve sosyal medyayı takip ettim. Gerçekten Allah bizim orada işte oynayan futbolcularımıza, teknik ekibimize, herkese yardım etsin. Çok enteresan eleştiriler var işte. Beşiktaşlar neden Semih Kılıçsal oynamıyor diyor. Hı. Trabzonsporlar toplanmış niye Uğurcan oynamıyor diyor. Galip ve mağlup olduğumuz hep yani söylenen. Takım bunu, üzerinden milli takım kavramı bir anda orada yok ediliyor. Ya şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Montella, ben de isterim hani Semih oynasın, işte Ahmet Can Kaplan oynasın, Arda oynasın. Hepimiz isterim. Niye istemeyelim ki ama biz orada bir turnuva oynuyoruz. Yani biz o turnuvada gençleri piyasaya çıkarmak için mi oynuyoruz yoksa bir başarı elde etmek için mi? İnsanın fıtratında vardır. Herkes başarılı olmak ister. Bugün ne yaparsak yapalım. Yani burada yorumda bulunursak başarılı bir yorumcu olmak isteriz. Gazetecilik yaparken değil mi? Hep herkesi başarılı olmak istiyor meslek hayatında. Montella da başarılı olmak istiyor. Biz Hırvatistan maçını kazanırken de bir taktik vardı. Yani Gürcistan maçında bana göre de iyi oynamadık. Bana göre de belki yani hak edip hak etmediğimiz tartışılabilecek bir galibiyetti. Ama Portekiz maçında adam bir taktik disiplinle çıkmış. Neydi taktiği? İşte önde Barış, kenarlarda Kerem Aktürkoğlu ve Yunus da hızlı hücumdu. Dikkat ettiyseniz yani 3 tane 8-6-8 çabuk ağırlıklı orta saha tutayım. Geçiş oynamayı planlamış. Bir şey sorayım kardeşim, müsaade edersin. Şeyli gidelim yani yanlış anlama. Hızdan bakarsan Kenan da hızlı. Doğru mu? Barış'tan bakarsan Barış da hızlı. Barış defansa daha çok yardım eder. Şimdi devam et. Yok Barış'ın tamam doğru olabilir. Barış'ın defansa yardım etmesine gerek yok. Biz zaten önde sadece 3 adamla hücum etmeyi planlamış bence Montella. Kenan konusunda Kenan ilk maçta çok bence beklentileri karşılayabildi mi tartışılır. Kerem Aktürkoğlu üzerinden bir eleştiri yapılmış. Yani i̇lk hangi maçı seyrettiler bilmiyorum ama birebir de Cancelo'yu önce arkasında Vitinha'yı geçip içeri çevirdiği bir pozisyon var. Bir hatamız o. İkinci golden hemen sonra iki kişinin arasından çıkıp kalecinin sağ ayak dibine vurduğu bir vuruş var. Kalecinin son anda çıkardı. Kimi çıkardı Montella hocam? Nasıl? İlk kimi çıkardı Montella Orkun'dan sonra? Kerem'i çıkardı. Hayır. Yok medyadan bahsediyorum şimdi. İnsanlar Kerem üzerinden eleştirdiğini bulunuyor ya. Sonra Zeki'nin mi, Yunus'un mu ne getirdiği bir topta altı pastan Kerem'in yine kötü bir vuruşu ama var. Ama ben video seyrettim. Kerem'in bütün hatalarını gösteriyor mesela. Abi bakarsak bak buluruz ben kabul ediyorum ama şunun da etkisi var bence. Bizim sadece kaleye gittiğimiz bütün pozisyonlarda Kerem var. Zaten ona kızıyorlar o boş golü atamadı diye. Ya ama bence sahanın ilerinden biriydi Kerem. Atamayabilir. İkincisi biz şimdi Samet Akaydın'ın çok Altay'la anlaşamayıp kendi kalemize attığımız saçma sapan belki hani Avrupa şampiyonu tarihi boyunca yok bence de. Yani sürekli gösterecekleri bir gol olacak. Böyle bir gol olmasa 1-0'dan sonra biz gene golü bulabilirdik. Yani çok rezil bir futbol da oynamadık. Hani çünkü her şey üst üste geldi. Yani golü yedik, sonra gol kaçırdık. Ya kaçır denmez de işte hani biraz bir karşılık vermeye çalıştık. Ondan sonra saçma sapan bir gol yedik hiç beklenmeden. Ya kendinizi sahaya koyun mesela. Nasıl bir demoralize olursunuz? Ya Portekiz maçı zaten sizden üstün bir takım. Adamların işte Bernardo Silva'sı, Vitinha'sı, Ronaldo'su, Bruno Fernandes'i ekstra bir hücum hattı var. Biz orada belki işte arkayı kapatıp önde hızlı hücum bulabilirdik. Bence de çok mantıksız bir tercih de değildi yani. Ben de mesela Arda tercihini hatalı bulmuyorum açıkçası. Hamle oyuncusu olarak kullanması bence mantık. Oyunun planı olarak söylüyorum ama bunu yani. Oyunun sonucuna göre konuşmak... Portekiz özelinde. Tabii Portekiz özelinde. Yani biz Portekiz'de 3 tane hızlı. Bak Barış Alper hızlı bir oyuncu. Yunus Akgün hızlı bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu hızlı bir oyuncu. Ben de Yunus'un oynamasını istemem mesela. Yani iyi bir sezon geçirmemiş.
Hatta şampiyonaya gelmesi bile tartışılabilecek bir oyuncuydu. Belki Yusuf Sarı'nın sakatlığı olmasa belki götürmeyeceklerdi bile. Yunus mu, Kenan mı oynatırdı? Ben abi pozisyon olarak söylüyorum, Yunus'u oynatırdım. Çünkü ters ayak oynattı iki kanatta da. He, şu olabilirdi mesela. Bana kalırsa ben ne yapardım? Ben Barış'ı sağda oynatıp Kenan önünde oynatırdım mesela. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama işte biz şimdi antrenman yapmıyoruz abi. Antrenmanda değiliz. Bugün mesela Arda Güler'in o pozisyonuyla o basına yansıdı. Şunu da sorayım kardeşim. Sen çok güzel gidiyorsun. Kişiler üzerinden sen şu halde Arda'yı mı oynatırsın, Orkun'u mu? Abi, tempo olarak yok Orkun. Oyun olarak yok. İlk golde ilk uzaklaştıran yanında o. İsmail Yüksel'i oynatırım, Arda'yı da oynatmam. İsmail Yüksel'i oynatamıyor. Oynatamıyor, sakat. 60 gündür sakat. Arda Güler'in basına yansıyan mevzusuyla alakalı söyleyeyim. Antrenman, bugün onunla alakalı bir araştırma yaptım. Normalde antrenmanda, hoca taktik antrenmanında Selçuk Şahin'e bir şey veriyor. Bir drill yapıyorlar orada. Drill yapıyorlar. Orada normalde yeleğin Yusuf Yazıcı olması lazım. Selçuk kendisi Arda'ya verince aslında Montella Arda'ya sinirlenmiyor. Selçuk'a sinirleniyor. Ondan sonra kondisyon fitness antrenörüyle beraber Arda bir kendi özel bireysel antrenman şeye çıkıyor. Koşuya çıkıyor. Yani Arda'yı Montella elinde Arda gibi oyuncu olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Arda'yı nerede kullanacağını bilmiyor mu? Onu da biliyor. Bak Montella Selçuk Şahin'e kaldı. Ya kaldı kalmadı mevzusu da değil. Ben hani burada Montella'yı da savunmuyorum. Beni ilgilendirmez hani Montella gelir falan. Çok önemli değil. Ama biz öyle bir algı oluştuk ki şimdi ne yapacağız şimdi yani? Montella'yı göndereceğiz. Yeni bir işte buradan Fatih Terim'i falan mı göndereceğiz Almanya'ya? Öyle biz şu anda bir turnuvadayız. Bu turnuvayı bu şekilde bitireceğiz. Bu hocayla bitireceğiz. Biz sonuna kadar destek olmamız lazım. Milli takımda daha önce hatta 100'e yakın oynamış işte Arda Turan'dan bir destek geldi. Burak Yılmaz'dan bir destek geldi. Bunlar hepimizden daha çok o havayı teneffüs etmiş insanlar. Hepimizden çok oralarda bulunmuş insanlar. Eleştirenlere bakın işte Sergen Yalçın eleştiriyor. İşte Ümit Karan eleştiriyor. Yani teknik anlamdaki insanlar eleştiriyor. Onların da eleştirisini haklı. Ben milli takımda yabancı antrenörü kesinlikle yanlış buluyorum zaten. Bunu her zaman da söylüyorum. Gusti Dink en iyi döneminde geldi milli takıma başarılı olamadı. Çok da iyi bir antrenördü mesela. Bunlar apayrı bir konular ama onlar bu konular bugünün konuları değil. Biz şu anda orada şampiyonadayız. Montella'ya gittik. Montella'ya döneceğiz. Ama burada döneceğiz ama sonra döneceğiz. 70. dakikada Arda'nın oyuna girmesiyle alakalı da şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam 3-0'dan sonra maçı çeviremeyeceğimizi biliyoruz ama burada 6 tane takımdan 4 tane en iyi 3. olacak. Biraz belki orada averajı korumak. Yani 3-1 atıyorum belki 1 averajda biz en iyi 4'üncüler şey en iyi 3'üncülerden biri olacağız. Bence onu düşünerek Arda'yı oyuna aldı. Yani bir gol de bulsak. 2 tane forvet var yanında. Ya olabilir. He. O da mesela asıl konuşulması gereken konular onlar. Bizim gol elimizde çeksek 2 forveti alacağız yani. Cenk Tosun var. Bertu var. Semih'ten yarım forvet diyebiliriz hani biraz daha kanat oyuncusu olduğu için. Biz onları götürdük. Niye oynatmıyoruz? Oynatmayacaksak niye götürdük? Hani Cenk'i niye götürdük mesela? Bertu'yu niye götürdük? Değil mi? Bunlar konuşulması lazım. Ama diyorum ya ben Montella'nın taktik beceriliğine inanıyorum bir kere onu söyleyeyim. Ha, başarılı olur olamaz o ayrı bir konu. Bizi çok bir çok zor bir fikstür bekleyecek. Yani biz bu gruptan çıkarsak da çok zor rakiplerden biriyle eşleşeceğimiz garanti. Nedir? Takvim ne diyor? Ya İspanya, İtalya, Fransa bunlardan, Hollanda bunlardan biri denk gelecek büyük ihtimalle. İtalya bugün belli olacak. İkinci olsak Fransa, üçüncü olsak İspanya. İspanya yani. Hani yukarı aşağı nereye tükürürsen. O da kaçıncı sırada üçüncü olduğumuza karar. Tabii o da önemli. Onların içinde gelecekse bize en iyisi İtalya'da. İki bitirirsek kim? Ya şu Fransa. An net belli değil ama işte başta oynadıktan Fransa sonra Polonya'yı yendi takdirde diyelim yani. Yani Fransa. Arda Güler de federasyon açıklamasını retweet etti. Hani öyle bir pozisyona sokulması bence yanlış. Şimdi öyle bir duruma geliniyor ki olay basından ve sosyal medyadan. Şimdi biz Montella'ya karşı bir cephe açıldı. İşte Mustafa Sandal'ından Mümtaz Taylan'ına kadar herkes bu konuda yorumda bulundu. Yani çok enteresan insanlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bak şu söylediğin de çok önemli. Mustafa Sandal da olayı dahil oluyorsa ki ya, her herkes yani. Yok. Herkes dahil olabilir. Alakası yok abi. Mustafa Sandal'a mı kaldı yani bu olay? Herkes dahil olabilir. Ya, olabilir olabilir. Montella'nın çok iyi bir kadro mühendisi olduğuna inanmıyorum artık. Montella'nın çok iyi bir taktisyen olduğuna da inanmıyorum. Ya, ben abi bak Montella savunmuyor buradan. Onu tekrar yok savunuyor değil. Ben anladım. De yorum yapıyorum. Ben şu an demek istediğim benim şu. Biz şu anda şampiyonada Almanya'da Montella bizim hocamız. Bizim Montella'ya karşı bir cephe açıp futbolcuları da o cepheye yönlendirmemize gerek yok. Bugün Hakan da çıktı konuştu. Cenk de konuştu. Yani herkes durumun farkında. Öyle şimdi o çocuklar sosyal medyayı kullanmıyorlar mı? Basını takip etmiyor. Hepsi takip ediyor abi. Ne yapıyorlar kampta otelde? Akşama kadar sosyal medyayı takip ediyorlar. Bizim şimdi öyle bir pozisyona sokuyoruz ki durumu. Futbolcuları bir cephe açıyoruz. Bizim cephemize gelin. Abi gerek yok ki. Yani gelse ne olacak? Ne kazanacağız? Turnuva biter. Ondan sonra Montella'yı da sabaha kadar eleştiririz. Etek taşlar dökülür. Ya ben Mehmet Büyükekşi'nin de Futbol Federasyonu Başkanlığı'na kesinlikle yakışmadığını düşünüyorum. Ali Düşmez'in de yazdık biliyorsun abi.
Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yakış... Bunlar apayrı ayın, konular. Ayın en çok okunan yazısıydı, yemin ediyorum. Yani doğrudur. Düştü demek ki bir ayın. Abi bunlara bak, bunlar konuşulur ama şu anda bizim çarşamba günü çok önemli bir maçımız var. Belki turnuvadaki gidişatımızı belirleyecek. Tabii. Çekya maçı kazanabileceğimiz, beraberliğimize yani yetebilir. Şu an susmak zorundayız ve tamamıyla maç odaklı. Faydası olmaz yani, onunla anlatmaya çalışıyoruz. Da. Arda'yı da... Bizde bitmiyor. Yok, herkes susacak da. Hoca susturtmuyor kimseyi. Şu an çok, hoca çok kimseyi susturtmuyor. Çok koz veriyor susturtmuyor. Ya. Yanılmaz o kadar veriyor. Adam soru sordu ona güzel kardeşim. Dedi ki, bu kadar şey deniyorsunuz ama hep başarısız. Yine diyorsunuz, bak burada haklı olabilirsiniz diyor. Aynı sonucu diyor. Bekliyorsunuz. Yani. O kendisi söyledi. Yani öyle bir malzeme veriyor ki güzel kardeşim. Yani bu insanlar bunu kullanacak. İlk kadro açıklandığında yaptığım yoruma bakın. Face'de duruyor. Allah bu kararları hayırlı etsin dedim. Niye biliyor musun? İnsanlar... Hayır bir şekilde yönlendirelim ki sinerji oluşsun. Ama kardeşim... Ya biraz zaten abi şöyle de bir şey... Biz daha oyun, bir şey yazmadan her yer yıkıldı. Ya oyuncu tercih... Fenerbahçe'si de çok birbirine gidiyor. Beşiktaş... İşte gereksiz yere... İşte ben ona ifrit oluyorum. Yok Galatasaray'lısı oynuyormuş, yok Fener. Ya biz kırmızı beyazla çıkıyoruz ya. Artık bir geçelim. Onu bir kere almıyoruz abi. Milli takım... Bu düşünce eskide kaldı hocam. Şu an maalesef evet. Bitti o iş. Günceldi. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim abi. Barış Alper Yılmaz daha 2 hafta önce, 3 hafta öncesine kadar Premier Lig'e gidecek. 50 milyon euro, 40 milyon euro. Şimdi Barış Alper Yılmaz oynadı mesela. Performanstan memnun muyuz? Yok. Değiliz değil mi? Kerem Aktürkoğlu kötü bir sezon geçirmedi. Kaç yıldır hep çiftane yapıyor. Evet, evet. Memnun muyuz? Yok. Tartışılır. Orkun 30 milyon euroya Benfica'ya gitti. Memnun muyuz? Tartışılır. Salih Özcan final oynadı. Final oynayan bir takımın oyuncusuydu. Forma şansı bulamıyor. İsmail Yüksek tamam sakat. Hakan Çalhanoğlu diyoruz ki dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi diyoruz. Memnun muyuz? Değiliz. Merih Demiral'ımız oynayamıyor. Abi işte sorun bizim defansta. Ferdi diyoruz. Ferdi defansif anlamda ne kadar aksadı değil mi? Yani Arsenal'e mi gidecek, şuraya mı gidecek dedik. Hataları var. Yani biraz da şöyle oyuncu tercihleri tamam tartışılabilir ama tercih ettiği oyuncular da sonuçta iyi oyuncular ama tercih ettiği oyuncular da bugün Barış Alper çıkıp Hırvatistan maçında gibi oynasaydı konuşmayacaktık bunları mesela. Doğru. Genelde skora göre olacak. Skora göre. Maçtan sonra konuşmak kolay bak. Maçtan önce konuşmak önemli aslında. Evet. Ben Fatih Hocam'ın veya spor medyasında birçok insanın da maçtan önceki eleştirilerini de gördüm. Haklı da çıktılar. Ona da katılıyorum ama anlatmak istediğim şu. Bugün milli takımımız var ve Montella herkesi bizden çok daha iyi tanıyor. Antrenman performansını, verileri... Yeleklerle falan antrenman yapıyorlar. Yani kaç kere sıçradığına kadar her şey çıkıyor. Nabızları, her şey veriler ellerinde. Bir performans çıkıyor, oluyor veya olmuyor. Bugün 41 yaşındaki Pepe, Barış Alper'e nefes aldırmadı. Normalde değil mi? Barış Alper'in vitrin maçı, iki maçtır kale isabetli şutu yok. Ya zaten hep cihazlarla yani, çıkıyorlar. Çok güzel ama işte bize, o topada bir sorsalar en iyi kim topa vuruyor diye Arda'yı söyleyecek. 2008'de Montella olsaydı Arda Turan'ı almaz mı büyük ihtimal? Yani Montella dediğim gibi tartışılması gerekiyor. Bak kabul ediyorum ama yani bugünün şartlarında bu kadar da adama düşmanca saldırmamızın bence bir faydası olacağını düşünmüyorum. Eleştirelim, oyuncu tercihlerinin taktiğini, her şeyini eleştirelim. Ama sonuç itibariyle milli takımımızın yani ay yıldızı formamızın teknik direktörüdür. Ona göre biraz daha saygılı davranmamız lazım. Şimdi bunun nedenini anlatayım mı? Müsaade tabii ki. Ömer'im şu yorumlar var. Biraz birikti de hem o anlamda insanların da beklentilerini karşılayalım hem de güzel milli takıma dair yorumlar da var. Hemen onları toparlayacak olursak, sevgili annem yazmış, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin demiş. Nazif Hoca yazmış, Nazif Uçar, iyi yayınlar dilerim güzel insanlar. Erdem kardeşim seninle ayrı öpüyorum demiş sağ olsun. Halim abi yazmış, Halim sağlam, kulakları çınlasın, hayırlı akşamlar Erdem Bey, konuklara selamlar. Nuri Batu başkanımız yazmış, Arslan Bey organizenin başkanı, iyi yayınlar diliyorum güzel insanlar demiş. Mevlüt Ağar'a bu arada Kartepe Kulüpler Birliği'nde tek listeyle bugün seçim oldu ve Mevlüt Ağar'a tekrar iki liste olacaktı. Başkanlığa Osman'la konuştum ben. Osman Demir diğer işte aday. Şey dedi yani 28 kişiyi yazmak zorunda. Hem 11-11 yönetim asil yedek bir de denetleme kurulu falan diyorlar. 3-3 de öyle. Yani 28 kişiyi toparlayamamış ve çekilmek zorunda kalmışlar. Tamam. Eğer toplasa yani bana ilk başta söylenen bir 30-40 kişi olacağına dair bir söz veriliyor ama günler geçtikçe hani laf var ya katı çıktıkça arkamızdaki insan sayısı azalmış kapıyı bir çaldım arkada kimse yok misali. O da ondan dolayı çekilmiş Ömer'im. Hayırlısı olsun. Emrah Yıldız, iyi yayınlar. Erdem abi, herkese selamlar. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Abi, Kocaeli sporumuz için vakit daralıyor. Kadro kapasitemiz hala çok yüksek. Hala çok yüksek değil demek istemiş. Ve transferde 6-7 nokta transfer dendi.
Demiş alınan 5 ne yapacağız demiş. Kocaeli Spor borçlandırılıyor mu? Gerçekten iyi işler yapılıyor mu? Diyeceğim ama takımı komple değiştiriyoruz. Bunlar iyi şeyler değil demiş. Çok yapıcı, güzel bir eleştiri. Şunu söyleyeyim, saat 10 ile 11.30 arası Kocaeli Spor'da bahsedeceğiz. O senin dediğin konuda tabii ki olacak. Vasife hocamız yazmış. Vasife Aşçı selamlar, yayınlar. BMYC abimiz yazmış mahallemizden. Barış Alper kanat oynamalıdır. En verimli yeri kanat mevkiidir. Çünkü evet, en önde yoruluyor gereksiz yere presten dolayı. Doğru. Çok boş koşularla biz Barış'ı ne yazık ki kullanamıyoruz. Samet Kansu yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Samet'e selamlar. BMYC devam etmiş. Brighton Albion takımı yeni teknik direktörü Barış Alper'i transferin en üst sırasına yazmış. Telegraf gazetesinin haberiymiş. Alper Karayiğit, Uğur Karayiğit yok mu demiş. Uğur Karayiğit, Hado denilen oyunun il temsilcisi. O da yarın konuk olacak. Saat 8'de Savaş'ın programında. Hado oyunu bilmiyor belki ama çocukların zekaları ve gelişimi için çok kıymetli bir spor. E-spor diyorlar. Böyle 10 boyutlu bir şeye bağlıyorlar. Ondan sonra bir hareketli bir şeyler yapıyorsunuz işte. 10 boyutu takıp sanki orada savaş varmış gibi, ya da savaş mı diyeyim artık, bir rekabete sokuyorlar seni sanal olarak. Emre Cüce, Erdem abi yayınlar, saygılar, takipteyiz demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Emre'ye de. Evet sevgili Ömer'ime geçelim. Ömer. İyi misin Ömer'cim? İlk önce toparlayabildin mi? İyiyim abi. Tamam. Konu şimdi, belli. Senden devam edelim. Şimdi bu kadar çok bu mevzuların konuşulmasının 2-3 tane temel sebebi var. İlkinden bahsedeyim. Bir tanesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında Mehmet Büyükekşi'nin istenmemesi, sevilmemesi. Bu adam sevilmiyor değerli büyüklerim. Negatif enerji. Efendim? Negatif enerji. Evet, yani bir negatif enerjisi var. Yani en ufak olumsuzlukla direkt tepkilerden evet, şey yapıyor, büyüyor değil mi? İkincisi Hamit Altıntop. Hamit Altıntop da sevilemedi kendi görevinde. Zaten en büyük sebeplerin en başında bu geliyor. Yani bu kişilerin sevilmemesi, yani en ufak bir hatada bir şeyde hemen urra diye linçleme. Evet. Diğer bir konuya gelecek olursak da şimdi Arda Güler dünyada artık kendisini kanıtlamaya başlamış. Türkiye'nin çıkartacağı en yetenekli futbolcu. Şu an buz gibi bu ortada. Şimdi bu adam, bu çocuk Real Madrid'de çok güzel bir şekilde futbol oynarken, Carlo Ancelotti gibi bir teknik direktör Arda Güler'e güvenip de forma veriyorken, şimdi buraya gelip de Montella'nın forma vermemesi tabii ki de bir abezde iştikal gibi bir şey yani. Gürcistan maçını yendikten sonra kendi kendime şey dedim, tamam Portekiz maçında Arda oynamayacak. Hmm. Çünkü Türkiye'de her zaman böyle olmuştur. Türkiye'de başarılı olmak her zaman bir şekilde... Nerede hissettin onu? Oyundan çıkınca değil mi? Yok bak maç ben bitti. Ben özellikle oyundan çıkarttığı anda hissettim. Bak onu. Maç bitti. Arda çok güzel de bir gol attı. Harika bir gol attı. Bütün dünya Arda'yı konuşuyor falan. Yemin ediyorum bak şimdi. Allah şahidim. Kendi kendime dedim ki Portekiz maçında Arda Güler oynamayacak. Ne kadar enteresan. Mükemmel bir mesaj. Abi bak Türkiye'de bak, her başarının cezası var. Çıkarttığında da ben hissettim diyorum ya. Özellikle çıkarttı. Montella bir Ömer verdi. İşte böyle yani maalesef ki bizim ülkemizde çarklar bu şekilde dönüyor galiba. Her başarının bir cezası oluyor. Arda İspanya'ya döndüğü zaman yine kaldığı yerden çok güzel bir şekilde kariyerine devam edecek. Çok da güzel oynamaya devam edecek. O görüntülere de gelecek olursak, şimdi işte Selçuk Şahin verdi bilmem ne oldu falan filan. Şimdi bunlar çok hassas konular. Şimdi bütün Türkiye Arda'nın gözünün içine bakıyor. Evet. Göz bebeği olmuş durumda çocuk. Şimdi çocuğun hal ve hareketlerini de gördüğün zaman yani bir art niyet arıyorsun orada. Çocuk şaşırdı ya. Gerçekten çok şaşırmış. Şaşkına döndü çocuk. Ama şimdi insan aklını karıştıran da bir konu var. Arda'nın maç sonrasında Montella ile fotoğrafını paylaşması, federasyonun yayınladığı şeyi retweet etmesi. Bu Arda'nın büyüklüğü. Arda maç çıkarıldığı maçtan sonraki daha açıklama... bir olalım mesajı verdi. O zaman da verdi. Arda burada zaten bir lider şeyi var ya, onlara ders veriyor herkese. Oradaki herkese ders veriyor. Net. Özür dilerim. Ya estağfurullah hocam, estağfurullah. Çok karakterli bir çocuk zaten. Hı. Belli yani hal ve hareketlenen efendi. Daha sonrasında Montella'nın Portekiz maçına çıktığı kadroyu doğru bulmuyor. Bence kötü bir kadroya çıktı. Arda'nın şimdi sakatlığı var diyorlar. İşte kasında ağrı var falan diyorlar da ben pek inanmıyorum açıkçası. Kesinlikle Arda'yla başlardım. Kenan'la da başlardım. Hocalarım da dediği gibi Barış Alper'i kanada alırdım. Kenan'ı ileri alırdım. Şimdi mesela biz bunu görüyoruz.
ben şimdi teknik direktör değilim, bir şey diyeyim ama monte neden göremiyor onu da bilmiyorum. Ben Barış Alper'i hücumda beğenmiyorum. Şimdi bir iddia var. Hamit Altıntop'un Montella'nın karıştır söylemi. Kadrosuna müdahale edip etmedi. Yani ne kadar gerçek sizce? Abi ben bu seviyede varsa bu zaten ya. Kapatalım. Dükkanları kapatalım, programları kapatalım. Futbol şimdi diye bir şey konuşmayalım. Bir kere Hamit Altıntop'un bu bir programda demişti. İşte Türk milli takımının bana ihtiyacı olduğu evet, kadar evet. Benim onlara ihtiyacım yok. Beni hak etmiyorlar tarzında. O gibi. Tarz, o şimdi minvar. Bak bu sözü söylerse seviremez. O programdan da nerede söylediyse çıkmadan biletini kesersin, gönderirsin. Evet yani kimse sevmez yani açıkçası. Bir taraftar olarak, bir gazeteci olarak söyleyeyim. Bir şey yapamazsın yani, duygusal bir bağ kuramazsın kendisiyle. Şimdi, o ruhu da kaybetmiş olursun. Tamam. Şimdi Portekiz 6 puanla lider, 3 puanla ikinciyiz. Evet. Çekya 1. Gürcistan ve Çekya ile de birer puan. Bir. Üçüncü maçlar ne zamandı abi? 2 gün sonra. Çarşamba. Vallahi abi bu performansla Çekya'yı da yenemeyiz biz. Ama Çekya'da şöyle bir şey var. Patrik Şik sakat. Turnuvada zaten en çok şutunu çeken ya oyuncuydu. Ya fark etmez Ömer. Gol atamıyorlar. Bak, Portekiz maçını sorunlar. Eşimle birlikte izliyoruz. Yemin ediyorum delirdim. Böyle telli şeye vuracaktım. Televizyona vuracaktım. Daha yeni aldınız oğlum. Tespih atmasak. Tespih elimde hocam zaten. Stres tespih. Hocam bu arada tespih kayboldu. Senin tespih. Benim tespih biliyorsun biraz ortada ya. Yani. Benim oraya oturan yemiştir birisi. Alıyor yani. Sallıyor tabii. Görün, el alışkanlığı. Bir kilometreden tanırım kimin olduğunu görürsün. Harbi mi? Göreyim hemen tanırım. Vallahi inşallah buluruz. İnşallah. Ali Köksal, iyi yayınlar diliyorum. Abartmak istemiyorum ama zevkle izliyorum. Mükemmelsiniz. Kaç tane Ali abi var burada? 4 tane, 5 tane kalp var her birimize. Ondan sonra 8 tane falan göndermesi lazım. Çünkü bizim Umut da var ekipte mesela. Tolga Şambay da var. Evet Ömer'im devam et kardeşim. Tamam şimdi şaka Çek bir yana. Çekya'yla da maçımız ya, var 4-3. Şaka bir yana biraz da işi makaraya vurmak istiyorum. Ama Gürcistan ya. Oyununu da yorumlamak lazım. 2 maçtır değil mi? Adamlar çok iyi karakter koyuyorlar. Gürcistan bence turnuvanın en zayıf rakiplerinden de biri. Güya işte. Ama kimse i̇şte, kimse yok. Avusturya ne güzel top oynadı. Avusturya şu an elindeki kadroya göre Avusturya inanılmaz evet, bir oyun ya. Gücü var yani. Hollanda'yı neler söylediler adam. Hollanda'nın işi zor son maç. Bu kazanandan ikisinden biri gidiyor değil şimdi mi? Şimdi Avusturya beraberlikte en iyi üçüncü yapabilir. Hmm. Çünkü 3-1 yendi ikinci maçı şeyi Polonya'yı. Çok ikinciler üstün bir oyunla yendi. Abi Orta Avrupa ülkeleri de inanılmaz. Avusturya bize onun hiç boşuna alttan atmadı ben evet, size söyleyeyim. Evet. Ben Slovenya'yı da çok yani kötü değil ya takımlar. Hepsi boru gibi takım vardı. Yani yeni jenerasyon aslında gümbür gümbür geliyor diğer biraz takımlar. Polonya hayal kırıklığı, biraz Hırvatistan biraz yavaşlamış eski gücünü. İngiltere. İngilizler beni şaşırtıyor. Yani böyle bir kadro. Favori olarak kimleri konuşabiliriz sence genel manada? Ya şu an ben Almanya'yı görüyorum. Almanya çünkü turnuva başlamadan önce... Ben İspanyolları çok beğendim. Ekstra gördüm de. Ben ekstra İspanya ile Almanya. Almanya dünyanın biraz yorgunluk belirtileri başlamış. Ki Rudiger de bile başlamış. Yok. Az daha ikinci oluyorlardı. Evet. Son anda... 1-1 olmasa... Fulkuruk atmasa işi bitiyordu yani. Ben sen son maçları ya... Hepsini izliyorum ben. 96'da attı ya. Mümkün mü? 90+2'de attı Fulkuruk. Oyuna girdi attı yani 5-10 dakika. Almanya, Fransa, İngiltere işte zaten herhalde. İngiltere'yi bu oyunla görmüyordum. Ben İspanya'yı çok oyun olarak biraz öndeyim. Biraz da İspanya'da öne çıktı. Bakalım. Şimdi Çekya maçımız var. Çekya'ya bakabildin mi? Nasıl bir takım olduğunu düşünüyorsun? Ya katıda şöyle... olduğunu söyleyeyim. Şimdi... Nasıl diyeyim sana? Yani aslında Türkiye ile denk bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Eğer biz Portekiz maçında oynadığımız gibi Çekya maçında da oynarsak kesinlikle yenileceğiz. Evdeyiz. Yani bir pas atmaktan acizler, sürekli böyle bir hatalı paslar sürekli. Hele Abdülkerim'in yani o performansı çok kötüydü. Ben hep diyorum abi bizim defans sorunumuz var. Var, var. Ben kaleciye de çok kabahat bulamıyorum. Kötü bak kaleci. Onu da söyleyeyim abi. Bak, savunmada kötüyüz abi. Yani. Altay Manchester United'da gitti. Bir maç oynadı değil mi galiba? Yani. Maç oynadı sadece. Bir maç oynadı evet. Ve geri kalan hiçbir maçta oynamamış. Ki habire gol yap, bomba kalecileri neydi onun? Onana'nın o kadar bombası. Elleri olmayan Onana oynadı onda. Evet. Şimdi neden Altay oynatıldı? Mesela Uğurcan Çakır neden oynatılmadı? Neden Altay oynatıldı? Bütün Türkiye onu sordu zaten. Evet ya, bu da tartışılacak. Bu adamın ne kadar çok maç eksiği var. Çekleri izleyebildin mi? Montella görmüyor mu? Çeklerin Portekiz maçını izleyebildin mi? Yok hocam. Ben izledim. Yani. Çeklerin yenilmesinin tek sebebi kalecisi ve stoperi. Yoksa maç 1-0 öne geçtiler. Maç öyle bitiyordu.
Bakalım nasıl bir stratejiyle çıkacağız. Beraber geçiyor galiba. Takım savunmaları iyi. Mağlubiyet bile yetebilir yani. Şu bize üçüncülük... Bir farklı mağlubiyet bile yetebilir. Diğer sonuçlara bakarak karışıyor ama şu an 1-0 yenilsek bile bir tane en iyi üçüncü olabiliriz yani. Ama ne kadar kötü ya. Çekler ilk kez açık oynamak zorunda kalacaklar. Galibiyet lazım onlara. Onlara beraberlik etmiyor. O yüzden işte biz hızlı, çabuk oyuncularla iyi ataklar yaparsak Çekler o savunmasında doğru kadroyla çıkarsak. Yani bir şey diyemiyoruz artık. Duaya başladık. Çarşamba doğru kadro çıksın diye. Dua ediyoruz İnşallah. Yani. Ömer'in var mı eklemek istediğin bir şey? Yoksa ben mi? Şimdi iki tane Ömer olunca abi eklemek istediğin. Yok abi eklemek istediğim bir şey yok. Yani hayırlısı olsun. Şimdi bir de 2008'den sonra da hani büyük bir heyecan yaşayamadık milli takım adına. Yani inşallah yaşatırlar bize. Yani biraz daha böyle o ruhla oynasalar. Yani inşallah o ruhla oynarlarsa kazanacağız ya. Ben umutluyum gene de ya. İyi kadromuz var bizim. Hayırlısı bakalım. Değerli kardeşim. Selamlar abi. Sabrına hayran oldum. Küçük diye bir çocuğu hocam sana bırakmış. Hocam hangi peygamber dost sabırlı olan? Eyüp Aleyhisselam. Hazreti sevgili Eyüp kardeşim. Bütün bedenini hastalık sarmış, evet. Kurtlar sarmış, bir kere öftememiş. Öftememiş değil mi? Diline olunca işte bir duası var. Ben Diyarbakır'da ziyaret ettim Urfa'da. O sudan da içtim şifalı sudan. Zikredemiyorum diye ya Rabbi diye şey yapınca işte Allah-u Teala şifa vermiş. Yani. Hocam evet, hadi zikret. Ben boş olunca tüm maçları izledim bu arada. 90 dakika hepsi. Dünkü Macaristan maçı sadece yayınlanmadığı için işte TRT bir şey verdi. Almanya maçı verdi. Onu izleyemedim. O maçta da gerçi Varga kaleciyle çarpışıyor. Dili boğazına kaçtı. Evet ya. Çok korktu. Burada da büyük bir müdahale ettiler. Ameliyat gibi bir şey. Etrafını kapattılar. Böyle bir duruşu vardı. Ben ölüyor zannettik. Yani. Evet. İnşallah iyileşmiştir. O acil şifalar diliyoruz. Yani şöyle abi. Aslında İngiltere'den çok büyük beklenti vardı. Ben turnuvanın genelinde bir şey yapayım abi, hızlıca özet geçeyim. İngiltere'den çok büyük beklenti vardı ama bu teknik direktör Southgate'in takımı aşırı derecede defansif oynatması, hiçbir şekilde Harry Kane'in bile savunma yaptırması sonucunda sadece turnuvada şu an 2 gol attılar. Bellingham gibi bir yıldızı var ama maalesef tek şutu, o da gol oldu. Takım inanılmaz derecede savunma oynatıyor şu anda. Palmer süre almadı hiç. 27 gol 13 asist. Palmer gibi 20 gol olan bir adam. O 40 gole katkı sağlayan oyuncu değil mi? Palmer abi ilk yazarsın belki. Bak katkılarını hiç geçtim. Ya ama daha oyunu atmadın bu oyuncu. Ayıp vallahi ya. Bir de senin en ekstra oyuncun. Gelir olsa ben oynamam hani Palmer'a verirdim. Evet yani gelir beni alma. Palmer al diyecek neredeyse. Fodan yazmış. Mas Filiş mahalleden değerli abim Mert Müldür demiş ya oynasın. Mert Müller oynayabilir, evet. Ya milli takım abi şöyle geliyor. En son geleyim abi oraya. Stoper mi? Onun haricinde İspanya çok şeydi abi. Benim gözüme takılan en iyi takım İspanya. Almanya belki elenebilir ama İspanya bence finale kadar rahat gider. İtalya maçını izledin mi? İtalya'yı döve döve yendiler yani. İtalya ben hayatıma bu kadar İtalya'yı çaresiz görmedim. Yani maç 5-6 olurdu yani. İtalya böyle ne 2 de değil yani benim gözümde. Hani en iyi ikinci takımı bence üçüncü. İtalya biz üçüncü iki takımda dönüşmüş yani. Beğenmedim bu turnuvada. Skamaka'yı koydular. Şimdi 11'lere baktım. İleride başka Skamaka yok. Başka biri oynuyor. Onlar da bizim gibi yani sürekli birilerini deniyorlar. Hırvatistan, İtalya. Ha. Bir de Hırvatistan bu arada İspanya. En çok gol pozisyonu yakalayan ülke. Turnuvadaki. Ama bir gol atabildiler. Onlar da aşırı derecede. 3-7'ye maçta bile İspanya'ya ilk 30 dakika ecel terleri döktü. Bitiricilik sorunu yaşıyorlar. Hırvatlar mı? Tabii. Bence Mandzukic için olmaması, Mandzukic eskiden vardı. Onun yerine şimdi Kramaric o kadar iyi değil. Mandzukic için olmaması, Mandzukic gibi bir santrforun da olmaması Hırvatları bu duruma düşürdü. İyi oynuyorlar ama bitiricilik yok. Sanki Hırvatlar artık yavaş yavaş miadını dolduruyor gibi. Gibi değil, doldurdu gibi yani. Ya, o 6 jenerasyon biraz yaşlandı ya. %50'si yaşlandı, %60'ı yaşlandı. O kadro yaşlanınca pek bir yer bir şey katamadılar. İkinci bir takım Belçika. Kimsenin belki tahmin etmedi. İki maçını da izledim. Evet. İlk maçta iki tane Lukaku offside'dan dolayı artık o kadar ağır bir oyuncu ki böyle offside'dan da kaçamıyor. Ama bence ve ucu ucuna offside'lar ikisi de. Lukaku'nun lüsu bizde olsun. Evet. Her maç iki atan bir sayarız ya Türkiye'de. Üçü de doğru ama iptal yani. Ya biri elden bir ikisi offside'dan ama yani offside'dan kaçabilse bence çok şey ama De Bruyne yani fela bu turnuvanın bence en iyi oyuncusu da seçilecek. Belçika bence ne gol attırdı Belçika ilk maçta çok SOS verdi. Slovenya'ydı. Belçika bence elindeki kadroya göre değerlendiremeyen takımlardan biri ve bir şey daha söyleyeyim. Başşuay ve Mertens'in olmaması büyük
Tabii evet, Batshuayi olsa belki daha bir alternatif çok, olabilirdi. Çok farklı olabilirdi. Şimdi Galatasaraylılar şey mi diyecek? Ya bizim topçuları niye oynatmıyorsunuz? Yani, neydi Hırvatlan hocasının adı bilmiyorum da. Ona yüklensin. Zlatko Dalic. Dalic. Sürpriz, evet. Sürpriz olarak da şöyle diyeyim. Romanya'nın belki bir sürpriz yapma ihtimali, çok istekli oynuyorlar. Evet. Romanya'yı da... Oyuna yerleşmeleri de çok iyi bu arada. Müthiş, yani Belçika'yı iyi kapattılar ama... Ön baskıları iyi. Belçika'da inanılmaz derecede Romanya'yı zorladı. Ama Romanya'nın da hatırı sayılır pozisyonları evet, var yani. Var, maçı kazanabiliyordu evet. Yani. Karşı çok, karşıya neydi bakın, o? Bakın o sağ beklerini... Dragos şey bence bu hafta Ukrayna'ya... Evet. Şey Ukrayna diyorum. Çok iyi bir sağ bekleri var ya. Bu hafta maçları var. Bence Dragos'u yine gol atarken görebiliriz. İyi bir oyuncu Dragos. Bizim Trabzonspor'da imza attı zaten. Onun i̇yi, bize... iyi zamanda imza attırdı vallahi evet, yoksa yanlıştı şimdi. Parladı bayağı. Patlamış. Şu an Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden futbolcuların birim değeri gittikten tabii. Sonra iki katına çıkıyor. Evet. Mesela biz Barış Alper'den beklerdik bir şey ama yarı yarıya düşüyor. Barış Alper artacak bu arada. Yani adam 15-20'lerden bahsederken. Bence yanlış yerde oynatılıyor şu anda. Ben olsam bak şu an ciddi diyorum. Oynatabileceği en uygun mevki sağ bek Barış Alper. Ya, ben Barış Alper'e gol atsın diye oynatmam yani hiçbir zaman. Ben sağında ben Cenk Tosun'u koyarım sağ, oraya. Veya solunda Semih'i koyarım oraya gol atsın diye. Barış Alper golcü bir oyuncu değil ki. Sağ ön oyuncusu bence. Portekiz maçında sağa geçtikten sonra 2-3 tane net böyle etkili olduğu alan var. Hocam, alan bulması lazım. 9 numaran yok. Var da yok. Var yani. Da yok. Yani Semih'i işte yani, Mertu ya da... Ya belki Mert Müldür'e haksızlık olacak. Şehirdeki haksızlık olacak ama bunlar düşünülmemesi gerekiyor. Bence sağ bekte Portekiz maçında ben Barış Alper'i koyardım. Hızlı oyuncu. Bu maçta da koyması arkalara lazım. Kaçabilir. Yani. Sağda oynatması lazım. Sen Barış forvete koydun. Hiçbir verim alamadı. Bu arada Yunus Akgün'e inmek istiyorum. Yani Yunus Akgün ayakkabısını bile seçememiş. Evet. 10 kere kaydı yani. Artık hani bir pozisyonda hatta çok net geldi. Yok, çok yine net kaydı. Bir şey söyleyeyim çok sana. Maç içinde söyleyecektim. Unuttum. Çok doğru bir yere değiniyor. Islanmış. Sen kramponunu ona göre seçememişsin. Evet. Her pozisyon kaydın ya. Hakan Çalhanoğlu mesela ben profesyonelliğini çok seviyorum. Ama o da kaydı yani. O birkaç pozisyonda hatta tehlikeli hata dönecek daha hızla. Yani bak kötü oynuyor ama Hakan'ın koşu mesafelerine bak hep birinci. Bu şey ya yazmış. Hakan bizim takımda iyi oynarken neden milli takımda? Yanında şey oynuyor İtalya'daki. Portekiz maçında inanılmaz koptuk şey var ya, bence yani. Barella oynuyor yanında o yüzden kardeşim. Ya bizde de İsmail var hocam. Öyle olmuyor işte. Bir de abi orada çok farklı. Milan'da başka da sistem, İnter'de başka farklı bir sistem oynuyor. Başka bir boyutta oynuyor orada. 3-5 top hep onda. Hakan'ın ön tarafı iyi abi. O önünde kim var o İnter'deki sahada? Ben sana bir şey söyleyeyim. Lukaku'yla Lautaro Martinez oynuyor. Yani mesela. Abi sen de Lautaro Martinez. Evet. Büyük ihtimal Bayern Münih'e gidiyor. Değil mi? Büyük ihtimal. Birileri yapmış. Şey yazmış Yılmaz abi demiş ki yine Deniz Undav Türk mü oldu? Deniz Undav evet, Almanya'yı seçti. O girdi zaten. Stuttgart'ta oynuyor çocuk demiş. Orayı tercih etti. Hiç istemedi. Şey mi? Şu an Almanya'da Almanya milli takım mi? Oyuncusu evet. Hmm. Girdi ya oynadı. Bizim gruba değinecek olursam abi şöyle. Çekya maçını izledim. Çekya'da Patrik Şik'in 8 tane şutu ne var? Toplam 16 şutun 8'ini Patrik Şik çekmiş. O da şey maçındadır ama ben sana söyleyeyim. Son maçta evet bayağı 6 tane şutu var. Önceki maçta ceza sahasına evet. Doğru girmediler. Şeye de Çufal çok iyi ya. Çufal'ın pası. İkinci maçta hani kaleci olmasa maç 5'likti. Portekiz maçında Çufal bir pas attı yani böyle bir pas yok. Yani aldı attı zaten. Hani şey olarak defansın arkasını. Çok kontra ataktan yenilen bir goldü yani ilk Çekya'nın attığı gol. Gürcistan maçında çok zorlandılar. Gol atamama sorunu çok yaşadılar. Çok pozisyona girdiler. Gürcistan pozisyonu da yakalayamadı. Penaltıdan attı golü. Ama son saniyede de Gürcüler bomboş kaçırdı. Yani evet, o da var. Lobyanitse bomboş kaçırdı. Ama orada inanılmaz yüklendi Çekya. Artık yani o golü atalım eğer bitsin dedi o yani. O maçı Lobyanitse atsaydı, o golü atsaydı, Gürcistan yenseydi. Grup çok değişik olurdu. Bizim için avantaj mı olurdu? Dezavantaj olurdu. Çekya bizim maçta inanılmaz yüklenirdi yani. Çekya bizi yenip üçüncü bile... olmak isteyecekti değil mi? Tabii. O şu an... Yok ikinci de olabilirdi. Yani sıfır puan gerçi doğru. Şu an bir puan alsa bile yarıyor mesela ama orada şeyde, bir puan da çıkamayacağını hoca da açıkladı Portekiz. Gerçi Portekiz şeye gitse ne olur kadro rotasyona gitse ne olur. Gerisi de çok iyi de rotasyonla çıkacağız dedi maçı. Yani belki Gürcüler çıkma durumu olabilir diyenseydi yani. Yani. Olabilir. Ya bence Portekiz maçında biz birincilik için çıkmaydık. 3 dakika yaptık. Sonra reklama gireceğiz. Kalan 3 dakikayı sen değerlendirin. Çok güzel bir şey söyledin. Biz kesinlikle yenmeye çıkacaktık yani. Montella kafasına tamamen ben bu maçta yenilirim zaten. Her türlü 3. maç Çekya maçına odaklanayım. Hatta zaten son 16'ya da kalırız her türlü. Arda'yı sonradan oyuna sokayım. Hatta belki oynatmayayım. Şeyleri de dinlendireyim. Kenan'ı da dinlendireyim. Onları Çekya maçında kullanayım. 4. maçta da yine bunlar ilk 11 başlar gibi bir şey düşünmüş. Çekya maçında sence Arda'yı oynatacak mı? İlk 11 bekliyorum. Oynatmayacak.
Çek yani ya, fizik kalitesi üstün. Arda'yı ben oynatmaz bence. Oynatmaz çünkü fizik kalitesi üstün bir takım bakalım şey oynuyorsun. Adam onu açıklama yaptı federasyon ya. Oynamayacağına dair. Benim resim. Beklediğim ilk oyun şöyle ileride. Cenk Tosun'un da başlamasını düşünüyorum. Evet. Çünkü çok Çekya'nın şeyi çok yüksek. Yani size mi? Defans Toder'de falan. Yani en genç geçirecek bir şey yok yani. Öyle geçiremeyiz kolay kolay. Portekiz'den de daha iyi o konuda. Portekiz'e ki 75 dakika can çekiştirdiler. Golleri bir tane net pozisyonları yok. Golleri de kaleci kim? Kendi attı birini. Evet. Tutacağı topu arkadaşına vurdu. Birinde de stoper. Doğru. Yani ilginç böyle... Gördün mü müdahale? Dizleriyle yere kapanmaya çalıştığı topa. Ben o yüzden hani bulduğumu atabilen takımdaki bakıyorum. Şimdi bulduğumu atabilen santraforumuz da yok. Cenk Tosun harici. 4-6-0'a devam. Cenk Tosun'u düşünebileceğini düşünüyorum. Hani orada isim olarak. Kenan'ı yine başlatmayabilir. Yine yedekten düşünüyorum Kenan'ı. Kim oynayacak? Kerem iyi. Kerem yani bence Kerem savunma arkasından kaçabilecek tek oyuncumuz işte. Yine hani Kerem Aktürkoğlu. Bence de, kaçırıyor. Kenan'la başlar öngörüsü. Kaçırıyor ama yine bence Kerem Aktürkoğlu'na başlar. Sağda da Arda'nın başlamasını düşünüyorum. Ortada orada yine Orkun başlar. Orkun mu başlar? Orkun başlar. Hayırlı ben İsmail'le başlayayım. Montella'nın aklını okuduğumda böyle bir şey çıkıyor ortaya. Hayırlı işler o zaman. İsmail'le başlayacak. Orta sahayı kalabalık tutacak. 4-6-0'da oynayabilir ben sana söyleyeyim. İsmail için yapıyor. Lehine beraberliği oynayacak zaten. Demek ki beraberlik için çıkalım ama bizim için avantajlı olan spor. Ya bu maçta ben çok fazla skor beklentim yok bu arada. Hani 0-0, 1-1, 1-0 gibi bir aralıkta biteceğini düşünüyorum. Ha inşallah o bir Montella'ya rağmen yeneceğimizi düşünüyorum. Ben savunma ağırlıklı oynayacağımızı düşünüyorum bu arada. Çünkü önde oynamak zorundalar, açık verecekler. Hocamın iki kankası var. Biri Montella, diğeri Ali Koç. ya Montella'yı gram beğenmiyorum bu arada. Allah Allah. Oğlum Kocaeli Spor bölümünde konuşuyoruz. Ya Montella'yı haftanın esprisiydi yalnız söyleyeyim. Küçük bir Montella yorumu yapayım abi. Montella'yı hiç beğenmiyorum. Yani teknik direktörlük olarak. Bence çok iyi bir teknik direktör değil, çok iyi bir çalıştırıcı. Bunu Mustafa Gürsel için de burada bir kere söyledim, aynısı çıktı. Yani adam teknik direktörlük açısından iyi değil. Yani oyuncu oyuna sokma, oyuncu ilk 11 başlatma, takımı ve ülkeyi yönetme orada. Yani şu an ülkenin yöneticisi gibi düşünmesi lazım kendini ki medyaya gidip bu şeyi veremezsin sen. Yani bu kozu veremezsin. Medyaya yani, öyle kozlar verdiler ki artık sezon biz elesek de elemesek de öyle şeyler konuşulacak ki dün Arda kardeşimle çok üst düzey bir bürokratla beraberdik. Ya dedi bu transfer işleri başarıya göre olmuyor mu dedim. Dedim yok öyle olsa Mustafa Hoca biz gönderdikten sonra 3 yıllığına gitti şeyle anlaştı tabii. Yani. Yusuf Şimşek Çorlu Spor'da dünyanın en büyük bütçelerinden birini evet. Yaptı Bal'da. Bandırmaya gitti yani. Bandırmaya evet. Şampiyon yapalım gidip bandı. Türkiye'de olaylar böyle yani yapacak bir ya şey yok. İlk 15 dakikası basına açık bir antrenmanda bunu bileyle gidip o formayı Arda'dan alıp Arda'yı git demek. Çok acayip bir şey yorum. Ben olsam Arda'ya güzelce anlatırdım hani böyle. Gecenin yorumu yok. Ulan çekildiğini biliyorsun ya. Lazım. Bari bu zamanda yapma evet. Ya. Biz de verme bu gözü yani. Bir medya kuruluşu da çıktı bu Türk şeyde yani resmi şeyde Süper Lig'in yayıncısı. Orada da bir kişi yorum yapmış. Antrenmanları bunlar takip etmiyor gibisinden. Ya ben antrenmanları gayet takip ediyorum mesela. Hiçbir antrenmanda ben teknik direktörün formayı verip geri aldığını görmedim. O oyuncu sakatsa zaten ilk başta oraya çıkartılmaz. 5'e 2'ye çıkmaz yani. Bilir bunu. Ömer, ayrı çıkarıyor. Ömer bir şey orada mı söylüyor Arda'nın sakat olduğunu bu adamın? Arda'nın utandığını, nereye gideceğini şaşırdığını gördün değil mi? Abi çok yalnız hissetti kendini. Çocuk yani yanlış anlamak lazım. Ne yapacağını ben bilemez 5 dakikaya. Çocuk ben öyle bir... Beni çıkarmadım. Ben mi çıkardım abi? Sen dedin yani ben öyle olmadığını düşünüyorum. Biz kadar sallayabiliriz hocam. Biz gördük. Çocuk utan. Ya sana ayıp olmasın. Utancından söylemediğin sürece söylüyor. Utancından nereye gideceğini şaşırdı çocuk ya. Çocuk bir hocaya gidiyor, bir hocaya gidiyor. Evet. Birisi şey bizim Türk hoca Selçuk. Ona gidiyor Selçuk topun üstüne var. Çocuk var ya ortada topaç gibi döndü ya. Zor muyum? Real Madrid'in topçusu neyse hocam reklama gerek. Yapılmaması gerekiyordu. Yapıldı neyse. Şunu da detaylandırayım. Yılmaz abi sağ olsun bugün bizim 5. konuğumuz oldu. Füllkrug var ya futbolcu. Bunun 2 golü var şu an. Evet. Alman 30 dakika. Almanya'da da doğmuş sevgili abimiz. Türkçesi dolu sürahi demekmiş bu arada. Bu adam her oyuna yerinde atıyor. İpten sürahi yani. Değil mi hocam? Ve bir şey söyleyeyim mi sana bakın. Almanlar da mesela Kai Havertz ısrar ediyor. Kai Havertz'in her geçen maçtan sonra temposu düşüyor. Ya şampiyonada şeyini vurmuş Şampiyonlar Ligi'nde ön baskıyı da bu adam yani. Ya bazen tek
Milli takım teknik söylemek istemiyorum da yani teknik direktör olduğum için kendimizde bir şey gördüğümüzden değil. Almanya bence çok sürpriz bir şekilde. Milli gelecek. Takım teknik direktörlerinin çoğunun yerlerde formu ya. Ortada teknik direktörün elin değdiği bir şey yok yani doğru düzgün ya. Şöyle yapalım hocam. Bundan sonraki haftada teknik direktörlere değinelim. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda noktalayalım. Reklam evet. Arasına girelim. Bir 5 dakika soluk alalım olmazsa. Tabii hocam. Dur kalkma gözünü seveyim. İki hafta önce programımızda ilginç anlar yaşanmıştı. Sevgili seyirciler, bu arada Yılmaz abi gene yazmış. Rakibimiz Fransa olmasın demiş. Eğer çıkarsak Fransa bizle eşleşmesin demiş. Mümkünse hiç rakibimiz olmasın daha iyi olacak. Ama Fransa çok iyi değil bu arada. Fransa. İzlediğim kadarıyla eski Fransa yok yani. Fransa'nın yani oyuncu gücü yetiyor Fransa'ya ben size söyleyeyim. Mbappé de o maske yüzünden oluyor şu an. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Değerli izleyenler susturamıyor. Yorumcularımızı evrensel ve internasyonel konularla ilgili de susturamıyoruz. Çok teşekkür ederiz. İkinci bölümde Kocaeli Spor'dan bahsedeceğiz. 10-11 buçuk arası bir aksilik olmaz ki onu da geçtik. Bir 5 dakika ara verin. Kısa bir aranın ardından birlikte olacağız. Bizden ayrılın. Yeşil Siyah programının ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. İlk bölümünde Avrupa Futbol Şampiyonası'nda genel olarak bir analiz yaptık. Tabii ki Türkiye'nin oynadığı maçları biraz masaya yatırmaya çalıştık. Arda Montella arasındaki görüntünün açılımını konuklarımızla, yorumcularımızla beraber değerlendirmeye çalıştık. Ve ikinci bölümde bize biraz daha yakın olduğunu düşündüğümüz, bize daha sıcak olan bir konudan bahsedeceğiz. Tabii ki Kocaelispor konu başlığımız. Sezon başlangıcı 27 Haziran'da Kocaelispor'un ve onun öncesinde artık yavaş yavaş o haftaya da doğru girmiş durumdayız. Transferler açıklandı. Şu ana kadar 4 futbolcunun resmi olarak açıklandığını söyleyebiliriz. İşte Ahmet Oğuz geldi Konya'dan. Daha yani bugün Muharrem Cinan sol bek açıklandı. Yine Furkan Özyapı açıklandı. Bir de kim vardı? Pedrinho açıklandı. Şimdi Pedrinho ile ilgili bir detay vereceğim. İlk kez burada bunu söyleyeceğim. Muhtemelen siz ilk kez belki duyacaksınız. Arda muhtemelen biliyor, bence biliyor. Muhtemelen de kesin biliyor. Pedrinho ismi bize geldiğinde transferden yaklaşık 5-6 gün önce biz bu futbolcunun transferinin gerçekleşeceğini düşünmedik. Düşünmeme gerekçemiz de şuydu. Pedrinho'nun menajeri Evrim Tarlı. Evrim Tarlı'nın da ortağı Tarık Özaslan. Tarık Özaslan'ın futbolcusu diye tabir edelim biz bu futbolcuyu açıkçası. Ve Recep Durul'un, Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul'un bir açıklaması vardı. Aynen şu şekilde, Tarık'ın hiçbir futbolcusu bu kulüpten içeri giremez. Bunu söyledikten sonra şimdi biz nasıl bir refleks göstermeliyiz? Ha, Pedrinho zaten Ahmet bastırıyordu galiba değil mi onunla alakalı ya da Iğdır. Ailesi de işte oralarda olmayalım. Ailesi eşinin de bu konuda çok da böyle oralara gitmek istememesinden kaynaklı bir transferi gerçekleşmedi Pedrinho'nun. Biz Pedrinho'nun transferini açıkçası şaşırarak karşıladık. Ki burada da yanıldığımız noktada maalesef Recep Durul'a güvenmemizdi. Cümlesine güvenmemizdi. Eğer biz bilgimizi aldığımız istihbaratı hayata geçirseydik belki de haberini yapmış olurduk. Onun dışında yine Ahmet Oğuz Konya'dan iyi bir sağ bek olarak aldık. Ve tekrar ediyorum Muharrem Cinan çok dolu oynadı. Son 3 senesini 91 maç, bilim 93 ya da maçla sürdürmüş bir kardeşimiz. Aynı zamanda da Furkan Özyapı bir İzmirli futbolcu. Yine bugün de gündeme getirdik. Furkan Gedik ismi de yine Kocaelispor'un takip ettiği, 10 gün önce görüştüğü ama masadan kalkarken iki tarafında somut olarak anlaşmadığı, masanın üstünde duran 2002 doğumlu oynatma zorunluluğu olan bir statüde Furkan Gedik'in hem oyunsal artısı hem de yaşla ilgili artısı transferi daha cazip hale getirdi. Bu konuda da Kocaelispor yönetiminin de harekete geçtiği ki Furkan'ın da birçok isteğini de olduğunu söyleyelim. Gündeme getirdiğimiz isimler vardı. Salih Dursun vardı, Ryan Mendes vardı. Bunlarla ilgili tabii süreçler devam ediyor. Daha çok taze haberler olduğu için. Sonuçta transfer sürecinde Ertuğrul Hoca'nın önüne bir futbolcu geliyor. O futbolcu havuzunda birikiyor. 10 tane, 15 tane isim. Daha sonra onlardan süzülerek 2-3'e düşürülüyor.
diyorlar ki A bununla anlaşalım, B şununla anlaşalım, C şununla. A olmazsa B, B olmazsa C. Süreç böyle ilerliyor. O futbolculardan iki tanesini de sizlere bugün paylaştık. Daha kim bilir hangi futbolcular vardır. Biz iğneyle kuyu kazıyoruz. Mesleki anlamda bilgiye ulaşmak için. Ben zaten hiçbir yöneticiyi arayıp da, başkanı arayıp da hangi futbolcuyu alıyorsunuz diye de sormadım. Hiç hayatım boyunca da sormam. Farklı haber kaynaklarımız vardır. Onlardan faydalanmaya gayret ederiz sağ olsunlar. Ama kim kişi bazılarının önüne direkt haber düşüyor. İşlerine geldiği zaman şeffafız. İşlerine gelmedikleri zaman da adam kayırmalarında da üstlerine yok. Bu anlamda biz bu konuyu zaten çok iyi biliyoruz, çok iyi takip ediyoruz. Neyin ne olduğunu da biliyoruz. Buradan kimseyi de ifşalamayacağız. Herkesin kendi bildiği, kendi yoludur diyeyim. Ama hakkaniyetli bir yol değil, doğru bir yol değil. Haksızlık etmeyin insanlara. Eğer kendinizi adaletli olarak söylüyorsanız ve sokağa böyle kendinizi anlatıyorsanız buna göre hareket edin diyorum. Buradan mesajı da veriyorum. Şimdi sevgili Ömer'le başlayalım. Ömer değil mi duruyor? Ömer Çelik'te ne yapmışsın? Garibim bakıyor. Transferlerimize değinelim. Transferler bir de ismi geçen işte Ryan Mendes'le ilgili bir istatistik çalışma yaptı sevgili Ömer Faruk. Şimdi kim? Muharrem Cinan galiba o. Kimle başlayalım? Bu kalsın istersen Hilal. Tam ekran verebiliyor muyuz? Tam ekran verdiğimizde de Ryan Mendes değil mi? Sezonu Karagümrük'te geçirdi abi. Evet. Bu arada Mendes'i de biraz anlatır mısın bize kardeşim? Sol kanat oyuncusu abi. Bizim şu an sol kanatta şeyde ve Berize var ama adı geçen bir isim olduğu için Ryan Mendes'i bir analiz yaptım. Geçen sezon 4 gol 4 asistle oynadı. Gol beklentisinde 2-10 gol beklentisi bir yani sol kanat oyuncularında zaten gol beklentileri çok yüksek olmuyor. ama asist beklentisinde 3.44 gibi bir oran. Yani 3.44'te 4 tane asist yapmış. İyi. Gol beklentisini de aşmış. İsabetli ortada %24 gibi. Geçen sezon Berize'nin bir tık üstünde. Berize %21 isabetli ortası var. İsabetli pasta da %79. Kendi sahasında isabetli pas istatistiği de vardı. Burada yer almıyor ama o da %69 civarlarında. Yani bir sol kanat açısından alınabilecek, Süper Lig'de de oynadığı için söylüyorum bunu. En iyi isimlerden biri. Fofana geçen sene çok uğraşmıştık almak için. Gelmemişti. Samsun Spor'da da bu sezon iyi bir top oynadı. Samsun Spor'un da sözleşme feshetti zaten. Şu anda ayrıldılar. Fofana vardı ama olmadı. Ama Ryan Mendes de aynı derecede, Fofana ile aynı derecede bir oyuncu. Hızlı, skora katkısı da var. Fofana ile ama yani bize gelen bilgi şu an bir ilgimizin olmadığı. Şu an ilgimiz yok. Yani sezon başında. Yani olur mu olur, müthiş geçen olur. Geçen sezon başında bayağı uğraşmıştık. Son saniyeye kadar hatta olacak mı olmayacak mı tam belli değildi. Ama olmamıştı. Karagümrük'ten Ryan Mendes şu anda Kocaelispor'un ilgilendiği oyuncular arasında. Şimdi burada şöyle bir detay vereyim ben. Hatta haber ayrıntısında da o şekilde değerlendirmiştim. Ryan Mendes'in istediği rakam var. Bilmiyorum telaffuz etsek ne kadar doğru olur bilmiyoruz ama bir rakam var. Kocaelispor'un verdiği, daha doğrusu düşündüğü rakamın %30-40'ına yakın üstünde. Yani kaba taslak bir hesap yapayım ben. Yani 3 birim ise futbolcu 5 birim istiyor. Arada mesafe biraz makas açık. Bakalım bununla ilgili bir devam eden... Iğdır ilgileniyordu abi mesela Ryan Mendes'e. İşte aile, evet. Dedim ya işte eşinin orada gitmek istememiş. Ama şimdi Iğdır'ın önerdiği para büyük ihtimal daha yüksek çıkınca bizimkiler arasında öyle bir uçurum oluşmuş olabilir. Şimdi kulüpler özellikle Ahmet ve Iğdır yani fiyatları inanılmaz manipüle etmiş durumda. Evet. Haliyle burada futbolcuların da işte diyor ki bana Iğdır şu kadar veriyor, sen ne vereceksin? Ya da diyor ki işte bana gelen teklif bu, işinize gelirse. Bu iyi bir şey değil aslında genel olarak. Maalesef piyasa çok güzel bir şey. Çıktığında gerçekten hani tabii ki orada bizim Mesut çıktı, sevindik. Bir iş şehir takımı çıktı, evet artı gördük. Ama şunu da endişeyle karşıladık. Abi bu fiyatları bu takım geçen sene ikincilikte olduğu gibi, ondan önceki sene üçüncülükte olduğu gibi, yani iki sene önce, üç sene önce manipüle eder. Ki bunun, bugün de bunun karşılığını da ne yazık ki görüyoruz. Evet, sıradan devam edelim arkadaşlar. Sıradaki futbolcumuz kim?
Bu arada biz gerçekten Ryan Mendez'le ilgileniyorsak, hani böyle artık bitirme aşamasına falan geldiysek gerçekten bu rakamlara falan. Evet. Belize'yle büyük ihtimal yollarda ayrılabilir. Yani yeri kesin değil yani şu anda Belize'yle. Ama sanki öyle bir açıklama yapmadılar. Bu konu işte Belize kalacak gibi. Bizim yani medyaya sızan bizim hani... Bizim şeyimiz o. Öğrendiğimiz bilgiler o. Şimdi burada Furkan Özyapı var. Hayırlı olsun. İzmirli bir kardeşim transferi oldu. Gölcük sporlu. Gerçekten tırnaklarıyla kazıya kazıya bu çocuk Kocaeli Spor'la anlaştı. Üç sene önce de ismi geçmişti Kocaeli Spor'la. Denizli Spor çok istiyordu o dönemde. Süper Lig'deydi Denizli Spor. Bugün Kocaeli Spor'un futbolcusu oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Furkan'ın birkaç maçını da izledim abi. İstatistikten öte. Yani 8 gol 2 asist oynamasının sebebi biraz 10 numara gibi oynamış şeyde İnegöl'de. Çoğu maçında. Hatta Düzce Spor yok. Bir maçta 3 gol atıyor. Tetik yapıyor. O maçta zaten böyle 10 numara gibi direkt. Arka direkt koşuları falan yapıyor. Biz de böyle oynamayacaklar. Yani İnegöl'deki Furkan Özyapı ile bence Kocaelispor'daki Furkan Özyapı tamamen birbirinden değişik bir yapıdır. Biz de tabii ki daha 8 numara. O merkez orta sahada pas alışverişini sağlayan, gerektiğinde dönen İstasyon. Topları alan. Yani bu tarz bir oyuncuya burada tabii ki evrilecek. Niye 10 numarada düşünemeyiz mi onu orada? 10 numarada biraz yetersiz kalır hocam. Hmm. Yani birincilik aşamasındaki 10 numara değil. Tam 10 numara gibi de oynamıyor. Böyle ne diyeyim? 8.5 mu derler hani? Öyle bir yapısı var. 8-10 yani. Arası gibi bir futbolcu. Amaral mesela, Amaral'ın görüntüsü aklımıza gelsin. Bir Amaral'la karşılaştırdığımızda daha değerli toplu oyun oynadığını söyleyebiliriz. Yani hem oyunun defansif yönünü hem ofansif yönünü daha dengeli oynayabilen bir futbolcu. Savunmaya yardıma geliyor. Gerektiğinde ceza sahası içinde 6 pasa kadar. Sözleşmesi mi bitmişti bilebilir. Yoksa? Furkan Özyapı'nın mı? Evet. Bitmemişti, alacaklarına karşılık ihtar çekti. Bir ay süresi dolunca fes yaptı. İnegöl'de hocam geçen yıldan beri ödeme problemi var. Futbolcular tek taraflı fesih ediyorlar. Türkiye'de %70 öyle zaten. Bir sorunlar çoğu takımda var yani. %70 öyle zaten. Yani Furkan Özyapı bu şekilde. 8 numarada ben bu sene değerlendirileceğini ben düşünüyorum. Ben Furkan'la ilgili Arda'dan da niye detay almak istiyorum? Çünkü bizim Furkanlar diye çok, yani ben Arda yani burada yüzüm diye söylemiyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum bize kattıkların için. O kadar tatlı, o kadar akıyor ki her söylemlerin, yazıların teknik anlamda. Furkanlarla ilgili çok güzel analizler yaptı. Artı bir de 2002 kuralı var. O anlamda da Furkan Gedik'e de dokunmak isteriz. Hem Furkan Özyapı hem de bununla paralel bağlantı işte. Furkan Gedik'le ilgili bize neler anlatmak istersin? Abi Furkan Gedik, ben takım ismi vermeyeyim. Birincilikten bir hoca, yardımcı hoca bana Furkan Gedik'le alakalı düşüncelerimi sordu. Ben de kesinlikle alabiliyorsanız kaçırmaması gerektiğini söyledim. Çünkü 2002 ile oynatma zorunluluğu, 2002 veya 2003-2004, şöyle söyleyeyim. Bugün birincilikte böyle bir oyuncusu olan sana zaten vermez. Eliyorum. Evet, kesinlikle. Süper Lig'de çok iyi olsa yine sana vermez. Mümkün değil. Ancak işte büyük takımlardan, U19'lardan falan seken oyuncu toplaman lazım. O da riskli oyuncu olur. Çok iyi olsa onlar da Süper Lig'de değerlendirirler vesaire. O da bence çok doğru değil. Bakılacak en güzeller alt ligler oluyor. Çünkü alt ligde oyuncular dolu dolu geliyor. Yani yukarıda işte U19 oynamış bir oyuncuyu mu tercih edersin? İkinci, üçüncü ligde oynamış bir oyuncuyu mu? Herkes ikinci, üçüncü ligde oynamış bir oyuncuyu tercih eder. Furkan son iki senesini dolu dolu geçirmiş. Derince ile şampiyon olmuş. Derince'nin şampiyonluk en büyük pay sahiplerinden bir tanesiydi. Muş'ta final oynamış, penaltılarla gitmiş. Evet. Belki de bir numarasıydı. Takımın bir numarasıydı. Kaptığı golle de belki şampiyon yapacak. Şampiyon yapacaktı belki de. Furkan çok çabuk hızlanan, ani duruşları yapabilen, savunma arkasında koşu yapabilen, şutu olan. Temposu iyi. Ya inanılmaz bir temposu var. Çok iyi bir çocuk bir kere. Karakter anlamında da çok iyi. Tanıyorsun zaten, konuşuyorsun. Çok iyi bir çocuk. Orta sahada da oynatabileceğin, 10 numarada serbest oynatabileceğin. Yani çok fonksiyonlu bir oyuncu bence. Ne rol verirsen oynatabileceğin bir oyuncu. Bugün Furkan gibi bir oyuncuyu bence her takım ister. Ben zaten Furkan'ın da çok net 4-5 tane birincilikten teklifinin olduğunu, Süper Lig'den bir takımla görüşmesinin olduğunu ama net bir teklif olup olmadığına emin değilim. Birincilikten çok net teklifleri var. Kocaelispor'da bunlardan bir tanesi. Furkan yani şurada Furkan da istiyor oynamak. Furkan da istiyor. Furkan abi şöyle bir durum söyleyeyim. Kocaelispor'la görüşmesinde Furkan biraz daha oynamayla alakalı. Yani hani ben geleyim hani oynamak istediğini söylemiş. Şimdi Kocaelispor'da da ne Ertuğrul Sağlam ne yönetim ona oynamayla alakalı bir garanti veremez. Çünkü herkes şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. 300-400 milyon bütçelerden bahsediliyor. Kocaelispor'la alakalı. Çok rahat da aşacak o. Yani belki de aşacak dediğin gibi. Şimdi Furkan hep kardeşimiz, eyvallah. Demin Arda Güler konusu gibi yani
Türkiye'nin şampiyon olması mı, Arda Güler'in oynaması mı? Kocaelispor'un şampiyon olması mı, Furkan Gedi'nin oynaması mı? Tabii. Furkan zaten iyi oynadıkça Kocaelispor'a katkı verecektir. Kendisine de yarayacak. Aynen, bile bile ihanet etmez. Furkan zaten oynar. Furkan zaten oynar abi zaten. Yani Furkan zaten oynar. Bugün, şimdi birazdan o konuya da geldiği zaman da yine bahsederiz. Kocaelispor kadro planlaması yapıyor. Birçok takımda da görüyoruz ama 2002'de oynatma zorunluluğu olan oyuncu var mı şu an elimizde bizim? Bediren Yıldız. Bediren geçen sene bir maç oynadı mı? Yok. Formu yok. Form durumu kötü. Oynayabilecek oyuncumuz var mı? Yok. Yok değil mi? Elde şu an Bediren var işte. Aldığımız, o da oynayabilecek durumda mı? Aldığımız transferlerde de yok. Gündeme gelen isimlerde de yok. Elimizde de yok. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim en az minimum 3 tane oynatabileceğimiz oyuncu almamız lazım. Şimdi onu diyecektim. Furkan'a bir şey olsa aldık diyelim. Yanına kimi koyacaksın? Ya Furkan elimizde. İlk 11'de başlaması çok zor gözüküyor bu arada. Furkan Gedi'yi aldığımız takdirde Berize, Şeyde gibi. Ya Furkan, onu demek istiyorum. Ya Furkan sakatlığı mı var, cezası var. Lig uzun bir maraton. Öyle bir şey ki Furkan'ı bir kere yani alabiliyoruz. Hemen almamız lazım. Yani kesinlikle. Hemen almamız lazım. Ondan sonra başka nerelerde kullanabiliriz? Şimdi kadro planlaması yapılıyor. Hani Ömer'den de çok rol çalmayayım. Bitirsin istersen abi. Ya ben Furkan'la alakalı yorumumu bitireyim. Ondan sonra devam ederiz. Yo, ben Özyapı'yı da bağladım. Furkan Özyapı abi. Furkan'ı ben Gölcük'ten çok iyi tanıyorum. Küçüklüğünden beri yani. Çok alt yaşlardan beri. Furkan'ı çok iyi tanıyorum. Furkan çok karakterli bir çocuk. İnanılmaz efendi. Çok İnanılmaz. Yetenekli bir çocuk. Ben hani Gölcük Spor'u oynadığı dönemlerde belki 15-16 maç varsa bir sezonda 10 tanesi, 11 tanesini canlı seyrettim. Furkan'la İsmail'i. 2 sezon full seyrettim. Furkan, gerçekten söylüyorum abi. İsmail'in bile, bütün olarak söylüyorum sana hani, İsmail'in ekstra özellikleri vardı. Bütün olarak aldığımız zaman Furkan daha önde bir oyuncuydu. Yani bütün özellikler, savunması, hücumu, birçok şeyde toplu aldığın zaman Furkan daha önde bir oyuncuydu. Furkan o dönemde de Denizlispor gibi bir ilgisi olan bir takım vardı Süper Lig'de. Bazı tercihler olmadı, gitmedi. İsmail Yüksek, o dönem Sadi Tekeloğlu'nun Gölcükspor'a gelmesi çok kıymetliydi. Çünkü Trabzonspor önerdi onu. Ondan sonra işte Emre Belezoğlu geldi, seyretti falan. O süreçleri zaten biliyorsun. Furkan Özyapı bana göre Kocaelispor formasını geç giyiyor. Yani çok daha önce giymesi gerekiyordu. Ben Mehmet Yaşar'ın yönetici olduğu dönemden de biliyorum. O zaman Furkan Gölcükspor'da oynuyordu. Yine Gölcükspor'a bir transfer dönemi vardı. Olmamıştı. O dönemde çok yaklaşmıştı. Çok istiyordu. Ben Furkan'ı bir hafta 10 gün önce falan da gördüm Gölcük'te. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Hani bugün buradan izleyen herkes de bunu bilsin. Furkan Kocaelispor'da anlaştığı paranın %40-%50'sine yakın daha yüksek bir teklif vardı. Evet. Furkan gitmedi, Kocaelispor tercih etti. Doğru. Ve bunun var ya canı gönülden. Yani Furkan yeni nişan yaptı, önümüzdeki sene düğün olacak. Hani paraya belki en çok ihtiyacı olduğu dönemler. Ama Furkan yani taraftar böyle baskı hissetmeyeceği, çok rahat oynayabileceği bir takım vardı. Hocası da çok istiyordu Furkan'ı, çok net biliyorum. Ama Furkan çocukluk hayalim abi dedi. Benim Kocaelispor'da oynamam çocukluk hayalim dedi. Yani hayali yaklaşmışken gerçekten fedakarlık yaptı, maddi manevi fedakarlık yaptı. Bir dakika düşünmeden, hiçbir hesap yapmadan, ne kadro ile alakalı ne oyunu, hiçbir hesap yapmadan Kocaelispor sözleşmesinin imzasını attı. Ben çok mutlu oldum. Çok da geç bence Furkan için. Ben faydalı olacağını da düşünüyorum. 1999 doğumlu. 99 doğumlu. İnşallah 41 numaraya da giyer mi giymez mi bilmiyorum ama yani Recep Durun'dan 2-3 tane İzmit'te olur takımda demesine uygun profillerden bir tanesiydi. Ben çok mutlu oldum Furkan'ın gelmesiyle alakalı. Belki Allah söyledi. Olabilir. İnşallah. Yakışır kardeşimize de. Teşekkür ederim. İki Furkan konusuyla ilgili Arda'dan her zamanki gibi çok güzel yorumlar aldık. Merkez orta sahada abi. Pedro'ya geçebiliriz bu arada. Pedro'ya yorumu yapacağız. İstatistikini okuduk mu Furkan'ın? Ha, Furkan'ın... Özyapı'nın. Furkan Özyapı bu arada İnegöl'de bayağı süre aldı. Yani 2300 dakika gibi süre. Ve sakatlığı falan doğdu. Değişmez oyuncusuydu. O konuda bir sorun yok. Bir de Etimesku'da attığı golü de hatırlayalım. O gol derince ilikte tuttu. Evet, son maçta. Çok da güzel gol attı. Var. Hatırlıyor musun? Sol ayağının içiyle köşeye direkt. Ahmet'e de attı. Çok güzel bir gol var bu sene. Ahmet maçında. Mustafa Polat Hoca'ya dayak yedirdi. Mustafa abinin de kulakları içinde. Denizlispor'a karşı aklıma gelsin. Hat-trick'i de Denizlispor'a karşı yapıyor. Pedrinho'nun istesine geçebiliriz abi. Diğer merkez ortası. Şu ana kadarki en özel transferimiz. Efendim hocam? Pedrinho şu ana kadarki en özel transferimiz. Evet. Yani. Pedrinho ismine bir kez daha gelebilir misiniz arkadaşlar? Pedrinho. Şimdi merkez orta sahada şöyle bir şey oluştu abi. Yeni transfer Pedrinho, Furkan Özyapı ve Cihat'la sözleşme uzattık. Şu an bunlar net oyuncularımız. Bunun haricinde Mesut Can'ı uzattık ve Serhat Taşdemir şu anda merkez orta sahaya geldi. 5 tane futbolcu adayımız var. Geçen sezona başladığımızda şöyle başlamıştık. Cihat, Yusuf Cihat Çelik, Yusuf adını unuttum diğer Şanlıurfa'ya gönderdiğimiz. Yusuf Emre Gültekin ikinci olarak.
Emre Nefis vardı, Melchior Geçen vardı. Mert, Emre Nefis. Amaral. Amaral biraz da 10 diyebiliriz. Ha, orta saha. 4 isim de herhalde sezona başlamış. Fofana. Ha, bir de Fofana vardı, 5. Yani 5 isim. Ben bu sezon eğer böyle olacaksa, yani herhangi bir ekleme yapılmayacaksa, bir de Vukovic var bu arada. Bu 6 isimden belki biri gidebilir. Kiralık olabilir. Yine geçen sene Serhat Taşdemir Zonguldak'a gitmişti. Kim mesela sence kiralık gidebilir? Mesutcan bu sene gidebilir. Serhat Taşdemir geçen sene çok istemiş Serhat Taşdemir. Gitmek istememişti ya takımdan. Ben bu takımda kalmak istiyorum demişti. Ertuğrul Sağlam bunun üzerine de açıklamalar yapmıştı. Oyuncularımızı basın açıklamasında. Bazı oyuncularımız var. Gelişmesini istiyoruz ama işte takımda çok dakika bulamayacaklarını söyledim ben. Onları gibisinden hani söylemişti. Bunun üzerine Serhat Taşdemir bir gün sonra Zonguldak'la anlaştığını duymuştum. Pedrinho geldi bu arada. Evet. Şimdi merkez orta sahada Pedrinho artık bizim net 8'imiz yani bu sene. Ertuğrul Sağlam'ın ben 4-1-4-1 oynamasını düşünüyorum. Geçen senenin 4-3-1 ikinci yarısında. 4-3-1'le alışmıştık biz. Geçen, ama sezonun ikinci yarısı mı? İkinci yarısında öyle ona dönüştürmüştü formatı ki kafasındaki olay bence daha çok ona benziyor. Yani 2-8'de oynayacak gibi duruyor. Cihat'la ve Pedrinho'da özellikle dönen topları almada bir zaafımız vardı. Pedrinho'yla bunu çok güzel kapatacağız. İstatistiklere baktığımız zaman şu üçüncü sırada geldi. Gol ve asistten sonra dönen topu geri almada 4,2 Süper Lig'de ilk 10 oyuncu arasına girmiş. Pedrinho istatistik açısından. Bu anlamda Cihat'ın istatistiklerine baktım. Cihat'ta 5,8. Yani dönen top almada Pedrinho ile ikisi. Mesela Amaral vardı. Amaral'ın 3,1 mi öyle bir şey yani. Biraz daha düşüktü. Ama Cihat'la ikisi biraz daha orayı toparlayabilecek kapasitede ikili olabilir. Eğer 4-1-4-1 oynarsak. Gol asist açısından da 3 gol 2 asisti var. Ankara Gücü'nü ben çoğu maçını izledim Pedrinho'nun. Topu aldığı zaman dikin oynayabilen, çabuk, hızlı, işte dönen topları toplayan, topla ilişkileri gerektiğinde ceza sahası içine girip gol asist şeklinde reaksiyonları tabii alabilen bir oyuncu. Ben ilk gördüğümde de bayağı şaşırdım yani Pedrinho ismini. Gerçekten 10 numara bir transfer. Bu sezonun yani flash transferlerinden biri, birinci ligde. Ben biraz Pedrinho ile ilgili yorumlara bakayım dedim. Geçtiğimiz yıl Berizze'yi aldık ya biz. Maç seçiyor muhabbeti var değil mi? Evet, Berizze'yi aldıktan sonra ben bir Berizze'nin yorumlarına baktığımda o gün söylenen yorumlar yıl içerisinde karşımıza geçiyor. Evet. Çok gol kaçırıyor, son vuruşu yok, sakatlık problemi var, gitgelleri var, oyun içerisinde düşüş. Bunları Berizze için taraftarlar söyledi. Karşımıza da çıktı. Ömer'in de dediği gibi Pedrinho ile alakalı da maç seçer gibi bir yorum yapmışlar mesela. Bu ne demek olabilir? Maç seçer ne demek? Genellikte yani o yorumda. Genel bir yorum. Ekseri yorumlar o şekilde. Evet. Berizze oynadığı yer itibariyle çabuk bir oyuncu. Sıfır savunma. Ama bu oyuncu bence onunla kıyas olmaz. Çünkü bu oyuncuyu izledik bir Süper Lig'de. Evet. Cidden yani etkili bir oyuncu yani. Kat edebilen, top çalım atabilen, adam eksiltebilen, şut atabilen, asist yapabilen. Yani bence şeyle yapılan yorumlar çok şey gelmedi. Topla kişi, buluşması falan çok yüksek bu arada. Saygı yani. Duymak lazım değil mi yorumlarımızda? Ankara güçlülerin ama şöyle yorumlarına da ben denk geldim. Hatta Pedrinho transferin altına yazmışlardı. Nasıl yönetim uyuyor mu hani ben de şaşırdım. Niye kaptırdı gibisinden bir sürü de yorum vardı yani. Bence olumlu yani geçen anda. Seneye göre yaptığımız orta saha transferlerinin içinde bence Berizze transferine göre de yani o bayağı bir gömlek üstte. Ben şöyle söyleyeyim, iki tane teknik direktör geçen sene Süper Lig maçında ya teknik direktörün adını yanlış söyleyeceğim ama aklım bende kalsın yanlış olabilir diye şöyle bir yorum yaptı. Biz dedi Ankara Gücü'nü durdurduk. Pedrinho'yu durduramadık demişti. Ama işte ya Bülent Uygun'u ya da başkasıydı. Gerçi böyle bir yorum yapmıştı. Hocası da durdurdu Ankara Gücü'nü. Küme düşürdü o takım. Emre Belezoğlu. Evet, kankanız. Kankam. Yani Morutan'ın, bak şimdi Morutan Galatasaray'ın futbolcusu. Kiralık olarak oynamıştı. Ondan sonra Rodriguez'in olduğu bir takımda orta açma açısından daha üstün bir oyuncu bak yani merkezde oynamasına rağmen daha çok sorumluluk aldığını burada gösteriyor. Kanatlara göre daha fazla orta açmış. Geri Rodriguez'in yani durumu nedir acaba ya? Mesela iyi bir oyuncu. Lüksemburg'da milli oyuncu.
Yok yok, yani Ankara'daki durumu ne olacak acaba? Bilmiyorum, Arda daha iyi bilir. Abi sakat da o, bir hocayla problemler yaşadı. Beni kadroya almıyor falan. Geri Rodriguez, evet. Hatta bir açıklama yani devam yaptı. Yeni yönetim bekliyor. Hatırladım, hatırladım. Bu arada Muyakici de 895 bin euro gibi bir fiyatı satmışlar. Kimi? Muyakici. Muyakici stoperleri. Ömer'inkini şöyle destekleyeyim araya çok kısa girerek. Portekiz'de oynadığı dönemde 14 asist yapmış bir sezonda. Pedrinho. Yani bir merkez orta saha oyuncusu için iyi. Çok iyi bir rakam. Tomic Hanım. Yani duran topları falan da kullanmıştır muhtemelen ama. İki maçta bir asisti var adam. Çok iyi bir rakam. Sol beklere geçelim abi son. Evet, sıradan devam. Bakalım kim var sıradan. Evet, bir sonraki istatistiğe geçelim İlay. Kim varsa ondan da devam edelim. Muharrem Cinan. Geçen sene ilk kez Çöğren'de tamamladı. Bayağı bir maç oynadı zaten yani. Çoğu maçta ilk 11 başlamış. 2-3 maç var herhalde başlamadı. Yani 3 sezonda 93 küsür, 95 evet. Maçı var kupa dahil. Ya maç kaçırmadı ama şimdi Keçiören Gücü de ligin en çok gol yiyen 5 takımdan biri. Gol asist açısından 2 gol bir asisti var. İsabetli ortası %19. Bizim takımdan giden Atilla Tuğra'nın %23. Maç başı top çalmada 2,1. Bunda savunma anlamında aldım. Yani top çalması daha iyi ama. Ben şöyle söyleyeyim, Sancaktepe'deydi Muharrem'ciden. Zannedersem Mustafa Çapanoğlu'nun oynadığı, yani çalıştırdığı dönemde. Bize rakip olduğunu hatırlıyor, anımsıyor gibiyim. Beni de yani hafızam yanıltmıyorsa. O sene zaten Sancaktepe felç etmiştik Kocaelispor, hatırlayın. Tek toplarla Erhan Şentürk falan kadro. Melik yine vardı o kadroda. O kadronun bir oyuncusuydu ama makine düzeninde oynuyorlardı. Eğer o futbolcuysa, ben gene bakarım arşivlerden, bana göre müthiş savunma özelliği yüksek bir oyuncu aldığımızı düşünüyorum. Evet. Ofansif anlamda hatırlayamıyorum. Bize karşı oynadığı maçta Keçiören Gücü ikinci çok ilk maçta 3-0 bitti. İlk maçı çok kolay kazanmıştık, hatırlayın. Evet. İkinci maçta adamlar bize tarihi fark atıyordu. Muharrem Canan biraz daha geride kalmıştı. O maçta çok ileri çıktığını hatırlamıyorum ben. Defansif anlamda da çok dikkatimi çekmemişti ama ya şöyle diyeyim. İkinci olarak zaten biz Muharrem Canan'ı ikinci sol bek olarak bence aldık. Yusuf Emre Gedi'ye geçelim bence abi buradan da. Tamam. Bence birinci sol bekimiz olacak. Sıradaki istatistik görüntümüze geçelim arkadaşlar. Yunus Emre Gedik olacak büyük ihtimal. Bakalım şimdi koyacaklar onu. Şimdi Yunus Emre Gedik de geçen sezonun ilk devresini Göztepe'de tamamladı. Sonra Kasımpaşa'ya kiralandı. Şu anda resmi açıklama yok ama bitti herhalde abi, değil mi? Yani ya bizim aldığımız bilgiler yarın imzaya gelecek. Evet, imzaya yani gelecek. Bence sol bek açısından yani Muharrem Cinan'ın vallahi bir solu üstünde, bence çok iyi kapadık diye düşünüyorum. Üstünde tamam ya, evet bu sene bak Muharrem Cinan ilk sol bek olsaydı ben derdim ki eyvah. Ama Yunus Emre Gedik'in olması, ikisinin beraber orada olması yedekli bir şekilde geçen sezonki durumun tam tersine bu sezon sol bek gerçekten senin dediğin gibi kapattık orayı. Şimdi Yunus Emre Gedik de bunların da yorumlarına baktım. Evet. Özellikle Göztepe taraftarı muhtemelen futbolcu bize geldiği için üzüldüler. Çünkü biliyorsunuz aramızda bir Sumet var. Sevmiyorlar yani Göztepe taraftarı, Kocaeli taraftarını. Evet. Kocaeli taraftarına çok sempatiyle yaklaştıklarını da söyleyemem. İşin realitesi bu. Yunus Emre Gedik'in Kocaspor'a gelmesi birçok Göztepe'li rahatsız etti. Hatta şöyle dediler, siz alamazsınız yani Kocaelispor'a Yunus Emre gitmez, biz onu tanıyorsak göndermezler tarzında işte böyle şey yorumlar. Yani demek iyi futbolcu, kötü futbolcu olsa şunu derlerdi, aman şeyle alın, tapusuyla alın. Atıyorum bunu alana bir de şu bedava. Evet. Bunları derlerdi bize, anlatabiliyor muyum bu tür transferler? Demek ki biz o yorumlar ışığında hareket ediyorum gene. İyi bir oyuncu. Ya yıl 2020. Göztepe istatistikleri biraz. Batshuayi Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelmiş. Bizde bitmez mi? Yani bizde bu işler ne zaman bitecek ya? Hocam milli takım ilk yarıda konuştuk, neler yaşadık de gördün 2 gün 3 gündür. Göztepe istatistikleri abi burada. Evet. 12 maçta süreli 674 dakika. 7 maça ilk 11 başlıyor. 5 maçında yedekten giriyor. Gol asist anlamında 4 tane asisti var. Bu yarım sezon istatistiği 4 asist. Bizim Atilla Turan 82 maç, 1 gol, 2 asist. Öyle gol kim atmıştı Atilla? Serbest vuruştan mı? Frikikten atmıştı. Şey maçı, Altay mı? Altay bitirdik mi? Şu an bitti abi, evet. Tamam, tekrar. Bu arada isabetli orta %30 da
bayağı bu ligin üstünde bir ortalama şey olarak. Şimdi Atilla demişken ona da geçelim. Bir futbolcu hakkımı helal etmiyorum dedi mesela. Atilla Turan. Evet. Ömer'im yorum getirebilecek misin? Abi ben... Bir de hem de transferleri de senin ağzından da alalım. Şöyle bir duyum aldım. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum da. Atilla'ya takımda kalacaksın gibi bir söylem olmuş. Daha sonrasında gönderileceğini öğrendiği zaman o şekilde yazmış diye bir duyum aldım. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmez ama yani bir futbolcunun da kalkıp da sosyal medyasına o şekilde yazması da pek doğru değil. Hı hı. Yani özel olarak ararsın, söylersin, problemli olduğun kişilerle konuşursun. O şekilde hakkımı helal etmiyorum dersin. Yani çünkü spekülasyon yaratır böyle şeyler, camiada huzursuzluk yaratır. Yani pek doğru bulmadım. Ben detay vereyim mi, araya gireyim mi Atilla ile? Tabii. Şimdi Atilla ile ilgili herkes araştırdı. Hani herkes derken kimileri araştırdı. Bazı şeyler yazıldı, çizildi. Ne yazık ki üzülerek söyleyeyim ki gene yönetim odaklı ve tek taraflı yorumlar yapıldı. Ya kardeşim şu mesleği yapıyorsanız ya biraz adaletli olun ya. Şu kalemi doğru kullanın, dik olun ya kalem gibi. Böyle 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 şey yapmanıza gerek yok böyle solucan gibi kalemi kıvırtmaya. Ya Atilla geçen sezonun öncesinde bize gelme. Yani bizde bir yılda sözleşmesi vardı. Yenilendi biliyorsunuz ki. Evet. Abi 3 tane takım biri de Süper Lig Atilla'ya teklifte bulundu. Direkt olarak futbolcunun kendisine dolaylı olarak, menajerine direkt kendisine dolaylı olarak Atilla resmen Kocaelispor'u bırakmadı. Dedi ki ben dedi bu sene Kocaelispor'un Süper Lig'e çıkmak istiyorum dedi. Burada Atilla Kocaelispor'dan kazandığı paranın daha fazlasını da kazanabilecek durumdayken, belki de üst lige gitme durumu varken Atilla'nın takımda kalması bir nevi vefa göstergesidir. Bir kere bunu biz cebimize koyalım. Atilla özelinde cebimize koyalım. Gelelim işin yeni tarafına. Seni anlattığının da üstüne bir şeyler söyleyeyim. Sözleşmesi devam eden bir futbolcuyla alakalı daha önceden verilmiş bir söz varsa, siz eğer ki o kalıbın içinde doğru durmaya çalışıyorsanız o sözünüzü tutacaksınız. Yani ben Atilla'dan memnun, ilk önce memnunum, sizle devam edeceğiz. Daha sonra sizle devam etmek istemiyoruz demek şu anlama geliyor. Kardeşim demek ki sen bir kurumsal değilsin. İki, bilgi hiyerarşisiyle alakalı ve karar verme hiyerarşisiyle alakalı bir sorun yaşıyorsun. Ya bu takımın başında kim var, sonunda kim var? Bu kararı verirken Atilla bu sözü kim verdi? Daha sonra Atilla'yı istemeyen kimdi? İşte burada Kocaelispor kanadı da biraz kendi kurumsallığını sorgulamak zorunda. Benim Atilla ile ilgili yapacağım yorum bu. Helallik alıp vermek benim için önemli bir konudur genel olarak bakıldığında. Ben de keşke o şekilde yazmasaydı diyorum ama gurbetçi bir futbolcu bazen net konuşuyor, dik konuşuyor, direkt dalıyor. Ama şunu da çok iyi biliyorum ki burada Atilla'nın ne avukatıyım ne de Atilla'nın benim onu söyleyeceklerime ihtiyacı var. Takım içerisindeki en bonkör, en cömert, en yardımsever, en samimi dünyası olan bir futbolcu. Ben takım içerisinde her ne kadar ya hani katkı olarak, futbol olarak katkı verebilme noktasında belli bir seviye geçemese de gidip bitmemesi konusunda tekniktir bu konu. Ama Atilla'nın iz bıraktığını düşünüyorum. Özellikle Kocaelispor'un personel kanadında. Bunu ifade etmek istiyorum Atilla ile ilgili. Ve genç oyuncular. Ve onlara örnek olacak. Yok, genç oyunculara da çok yardımsever, katkısı arabasını verdiğini, işte bir yerlere götürdüğünü falan da çok iyi biliyorum yani. Eyvallah. Yani toparlamak gerekirse Atilla mevzusu A'dan Z'ye bizim hani bildiğimiz en azından. Tabii bununla ilgili bir paylaşım yapılır yapılmaz bilemiyoruz. Sorular tabii tek taraflı ve çanak sorulara da diğer meslektaş demeyeceğim onlara. Tek taraflı bakanlar da bakabilir. Ömer'im pardon, özür dilerim. Lafını kesmiştim demin. Estağfurullah abi. Bir de transferlerle ilgili genel yorum. Yani kamuoyu olumlu bakıyor. Pedrinho, Ahmet evet. Oğuz, Cinan, evet. Furkan yani Özyapı, an, Gedik. Tabii şimdi olumlu bakmak normal. Bunu sezon başladığı zaman göreceğiz. Futbolcuların performansları bize gösterecek transferler ne kadar doğru ne kadar yanlış. Bir de artık mecburiyetten dolayı Kocaelispor'un ve diğer takımların da nokta transferler yapması lazım. Bu yabancı oyuncu kuralı işte en erken 2002 doğdu. Çok haklısın. Futbolcu falan derken. Vukovic, Berize ve elimde şu an Pedrinho var. 3 tane daha hamle yapma ihtimalim var. Evet.
bir çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bir iddia kaleci yabancı olabilir. Bir iddia stoperimiz yabancı olabilir. Ben stoperi yabancı olmasından yana kullanmak isterdim. Hatta olarak. Bugün bir tane bir oyuncu direkten dönmüş galiba. Çünkü bak bakarsan birinci lige stoperi yabancı olan takımlar genelde başarılı oldu. İşte Göztepe, Bodrum, Eyüp. Claro. Bir tek bizim yoktu zaten. İlk 7'de bir tek bizim yabancı stoperimiz. Ben bir haber okudum. Yusuf'la yollar ayrılacak. Evet. Yusuf zaten beklediğimiz bir... Evet. Burak Öksüz ne oldu? Kalacak. Kalacak. Bildiğimiz o yani. 27'sine toplanacak takım ama yani Yusuf Abdioğlu'yla devam edilmeyeceğine dair sezilerim benim çok yüksek. O zaman iki stoper size. Lazım. Bence doğru. Üç lazım abi. Ne ikisi? Tabii. Şimdi Emir'i sormuşlar. Üç stoper. Şimdi Haşim Altay oynayamayacak zaten. Emir'le ilgili çok flaş bir şey söyleyeceğim. Dortmund. Antalya. Dortmund evet. Antalya'da... Nurşahin direkt rapor vermiş. Ya Emir'le sen benim haberlerimi okumuyor musun? Evet Nurşahin... Şimdi bakın kaç yaşında Emir? 2001'li mi? Şu an 20 falan işte. 20 yaşında, 20 yaşında diye biliyorum ben. Sol stoperlerinde muhtemelen büyük bir paraya satacaklar. Evet. Çok büyük bir paraya satacaklar. İyi bir oyuncu. Turnuvada da çok iyi oynuyor. Dortmund'da da çok iyi oynadı. Bir sefer oyunlar tarafını oynayabilen bir oyuncu. İşte bakın. Altın gibi olmaya başladı bu oyuncular. Yani bir şey soracağım ya. Türkiye'de şu an milli takım hocam kadro şeyleri söylüyoruz işte yani. Maçlardan sonra söylemeye nefret ediyorum. Türkiye'de o kadar genç stoperlerim. Ya Ajax'ta oynayan bir stoperimiz var ya. Ahmetcan Kaplan mıydı? Ajax Sam, bile sitem etti ya. Ajax paylaşım yaptı niye oynamıyor diye. Bakın evet, yani. Evet. O stoperleri görünce. Abdülkerim de yani beni şaşırtıyor. Türkiye'deki en formda stoperlerimizden biriydi. Biz zaten boş çıktı. Yani acayip işler yani. Bir oyuncu çağrılmış şimdi kaleci de herhalde sakatlanmış. Üçüncü kaleci. Evet. Doğan Alem de çapraz bağları kopmuş. Başakşehir'in kalecisi vardı. Başakşehir Muhammed Şengezer'i çağırdı. O geçen sene bizle geçmişti onunla da galiba. Bu arada hocam bu birkaç yorum var. Onları hemen okuyabilir miyim? Şey kim? Tahir Eren. Size özellikle adamsın Fatih Hoca demiş. Allah razı olsun. Acaba hangi yorumla, hangi konuyla ilgili bilmiyorum ama. Çağlar Güngör, iyi yayınlar dilerim. Değerli abilerime, sevgili kardeşlerime başarılar dilerim. Emir yeniden kiraladı üstüne. Çağlar bize tam ondan bahsediyordu. Tahir Eren mi dedin? Tahir Eren yorum yapmış işte. Adamsın. Kulübümüz alsın Emir'i diyor. Yani 2002 kontenjanından da faydalanır. Çok zor. Birincilik imkansız. Emir Ortakay'ı ben sezon bitmeden bir an önce yapabiliyorsun anlaşmaya... Ben de şey diyeceğim, yumaca alacağım zannedeceğim zannettim hocam. Bence Zeki Dursun'u alsın. Yani şey Salih Dursun demek istemiş herhalde. Salih Dursun, evet yine bizim gündeme getirdiğimiz bir isim. Olabilir, şu iyi, an, iyi bir isim. Ya kaynak sağlam. Yani belki de olmayabilir transfer. Ama şu bir gerçek ki net konuşulan bir futbolcu. Ben bir tane yabancı yabancı stoperi izledim mesela ismi geçen. Cidden çok acayip özellikleri olan. Sana da atarım izlersin. Olmamış herhalde onun işi. Öyle mi? Slovak ya onun. Venom mu dönmüş? O gün gündeme bile gelmemiş ya. Gelmemiş mi? Ya biliyorsun. Söylerim ben size. Evet. balon sürecinde patlıyor ya. Bir milletin balonları patlıyor. O konuya zaten girmeyeyim bile. Zaman kaybı. Hiç geçelim bence. Boş ver Erdem abi. Evet zaman kaybı. Evet hocam. Şu ana kadar transferler fena gitmiyor. Çünkü geçen seneki transferleri gördükten sonra şu anki transferlerimiz fena gitmiyor. Açık söylemek gerekirse. Özellikle işlerinde Pedrinho ve Göztepe'nin sol beki. Ahmet Oğuz da çok iyi transfer değil Ahmet mi? Oğuz yani oraya geleceğim. Milli takımlar atıyor. Bence yani Pedrinho'dan bile şu an kanat bekleri bütün dünya futbolunda önemli oyuncular haline gelmeye başladı. Hele ki geriden oyun kuracaksak. Şimdi iki, Yusuf'u da gönderirsek doğru söylüyor. Üç stoper almamız gerekecek. O iki stoper tabii çok önemli. Çok önemli olacak. Bence kaleciyi yabancıdan yana kullanmayız diye düşünüyorum. Gerek yok yani. Türkiye'den bulmak lazım. Bir Cihan muhabbeti geçti. Zaten Gökhan kalıyor herhalde. Ahmet'le anlaştı. Gökhan Değirmenci kalıyor. Yok anlaşmadı. Anlaşmamış. Var ya Ahmet paylaştılar mı? Paylaştılar. Ahmet paylaşmadı da yani. Kim? İhtimal anlaşmış büyük ölçüde. Kim? Düştü. Birçok haberlere düştü. Kaleci. Ben anlaşmayacaklar diye biliyordum ama. Yani bu akşam. Kim bugün birçok sosyal medya. Bir şey daha söyleyeyim mi? Şu an transfer, Ahmet öyle transferler yapıyor. Öyle paralar veriliyor ki. Şey de yukarı çıkıyor.
oyuncu milleti bunu görüyor yani. Bu bölgesel amatörden tut yukarı doğru fiyatlar. Bunu işte o şaklabanlar kullanmaya başladılar. Şimdi yüksek transfer bütçesi açıkladı ya Ahmet'le Öğüdür. Şimdi bu pusuda bekleyen menajerler, futbolcular, menajerlerini paslıyor. Tabii. O kendini gazeteci sanan güruhla anlaşıp işte böyle oyuncuyu Iğdır'la anlaşıyormuş gibi göster, Ahmet'le anlaşıyormuş gibi göster. Şu an Türkiye'de o takımları şey yapıyorlar işte bildiğin kullanmaya çalışıyorlar. Şu an Türkiye'de gazeteciler kadar Türk futboluna zarar veren, işte tabii meclisten dışarı bir millet daha yok. Bütün oyuncuları herkes istiyor ya. Bir isimler görüyorum. Neymar'ı gördüm. İşte hocam bak. Ronaldo'yu gördüm. Galatasaray Neymar evet. Ya bir isimler görüyorum. Bak, böyle bir şey yok ya. Hocam. Neymar hangi takım istiyor? Galatasaray. Bak bunlar gazeteci değil. O bak gazeteci değil. Muhakkak. Ben onlara isim taktım. Şaklabanım. Milli takımda bile kendi menajerlerle bağlantısı olanca şu oynasın, bu oynasın diye yorumlar yapanlar ya var ya. Ben mesela Iğdır taraftarı olsam, Ahmet taraftarı olsam bunlara tepki gösterir. Ya sen bizim kulübümüzün ismini kullanıp nasıl bu oyuncuları pazarlarsın diye tepki gösteririm. Bir yani. Oyuncuya işte kimdi 30 milyon Yusuf Sarı'ya. Yusuf Erdoğan. Erdoğan'a pardon. Yani bir ismi geçince Iğdır'ın 30 milyon verdiği söyleniyor. Bak yani. Geçen sene Kocaelispor üzerinden yapmaya çalıştılar bunu. Şimdi Ahmet ve Iğdır üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Ahmet, 1000 tane oyuncu yazdılar. Bir şey söyleyeyim mi? Ahmet de Iğdır da istediği oyuncuyu alabilecek gücü varmış. 90 taneden bir tane tuttu. Regatine 9 bin lira vermişti. Evet. Adama, adama Traore'nin buraya geleceğini konuşur muyduk şey yani? Adama Traore geliyor ya. Yusuf Erdoğan'la ilgili gene çok enteresan bir şey anlatayım mı? Buyur abi. İşte Atilla gibi bir gene bir bilgi ama bu daha bariz bir bilgi. İsim vermeden konuşacağım. Kocaeli sporlu bir futbolcu, Adana Demirsporlu iki futbolcu konferans halindeler. Bunu ilk defa anlatıyorum. O futbolculardan bir tanesini söyleyeyim. Ana konumuz Yusuf Erdoğan. Konu şu. Yusuf Erdoğan Kocaeli sporlu futbolcuya diyor ki... Diğer ikisini tahmin ettim ben. Ama söylemedim. Yayından sonra söylersin. Yusuf Erdoğan'a diyor ki... Yusuf Erdoğan diyor ki Kocaeli sporlu futbolcuya, ya diyor bu sene diyor senin formanı ben giyeceğim. O da diyor ki nasıl ya diyor sen diyor anlaştın mı Kocaeli sporlu da böyle diyorsun diyor. Bir sorun yok anlaştık yanıtını veriyor. Bilgi çok net, kaynak çok sağlam. O yüzden belki de donduruluyor diye öngörüyorum Yusuf Erdoğan transferini şu an. Bu bir benim bir laf var ya hissi kabiler vuku derler böyle. Hissiyatım bu. Evet olabilir. Tahminim, sezim. Bu konuşmalardan dolayı. Evet evet. Ya bu da çok olmuyor yani 10-15 günlük bir konu bu benim anlattığım bu konuşma. Dedim ki kendi kendime Allah Allah dedim yani demek ki bu transfer gerçekleşecek ama sonra şöyle bir kanıya vardım. Şimdi adam sol bek. Sen iki tane almışsın. Yusuf sol önde de oynuyor. Aslında sola çıkarsın. Sol kanat evet. Kenarda oynayabilir mi Yusuf? Daha oynuyor. Sol kanat oynuyor. Erdoğan mı? Yusuf bek yani özel... Yok bek kanat özelliği var ama ağırlıklı. Kanat oynuyor. Kanat oynuyorsun. Evet. Bizim sol bekimiz şu an... Adana'da sol bek olmadığı için Adana ilk yarıda sol bek oynar. Sol önde şu an bizde Berizer'den başka kim var? Şeyda'ya var. Şeyda'ya. Barış yok. Barış solda oynayamıyor. Cem ayrılmadı mı ya? Cem Gönder'le. Yani. Cem'in ben ayrıldı diye biliyorum. Cem'in bitti. Sözleşmesi bitti. Yani bir daha yenilenmeyeceğine dair bilgiler geliyor. Bizim şu an iki yani çok biz iyi. Yani sol önde Yusuf Erdoğan'ı alırsak şaşıralım mı şaşırmayalım mı? Bence transfer abi olmayacak. Yani Yusuf Erdoğan'la benim bildiğim bir noktada anlaşılıyor. Ondan sonra bazı pürüzler ortaya çıkıyor. Maliyet işte. Genelde. Ya mali konular var evet. O kadar para verilir mi? Öyle? 30 milyon TL verilir şey mi? Bence 2 yıllık verilmez. 60 milyon. Yani. O günkü durumda da belki de transferler ya da sol bekler daha netleşmemişti. Tabii, o da olabilir. Mesela Muharrem Cina'ya da bir bonservis verilmiş. Belki dediğin gibi yani ondan sonra... Tabii. Hani Yusuf'u belki hoca şey de düşünmüş olabilir. Hem önde hem arkada oynatabileceğim yerli. Belki işte üçlüye döndüğüm zaman sol kanatta tamamen oynatabileceğim bir oyuncu olarak da düşünmüş olabilir. Ama Yusuf'un ben daha Trabzonspor'da falan da bir açıklamalarını biliyorum. Şey değil ya çok... uyum sağlayamayan bir futbolcu. Takımda ters konuşmalarla bir şeyler çıkartabilir yani olay çıkartabilir. Yani Yusuf gene yani, Süper Lig takımında anlaşır ya. Çok karakterli bir
futbolcu olmanı söyleyebilirim. Şimdi yorumlara devam edeyim. Çağlar Güngör demiş işte Salih Dursun alsınlar falan. Zeki Dursun alsınlar 18 yaşında. Babası Serdar Dursun kulübümüze yakışır. Orta saha oyuncusu. Kim ya, ben çıkaramadım. Neyse Çağlar biraz açık olur musun? Ben anlayamadım yorumunu ya. Orji Körfez ne oldu? İzmitli alıyorduk 2-3 kişi. Seçim bitti, söz unutuldu. Ertuğrul Sağlam yine tek santraforlu oyun oynatacak ve yine olmayacak demiş. Çağlar Güngör son dakika. Atletico Madrid, Alvaro Morata. Fenerbahçe yeşil ışık yakmış demiş. Alvaro Morata transferi için. Fenerbahçe. Adam şu an maç oynuyor abi. Nasıl yeşil ışık yakmış? Vallahi Çağlar'ın. Kulübe de ısınıyordu. Çağlar'ın istihbaratı. Menajeri aracılığıyla yakmıştır ya. Zaten diyor mu bütün İsimler geçiyor şu an. Selipska ismi var ya şeyde Bodrum'da, onu yazmış. Selipska benzeri bir tecrübeli stoper olabilir demiş. Soner Aktaş, Erdem abi sevgiler saygılar, izin bütün çocuğu herkese yeter. BMC, BMYC abimiz yazmış. Can Türk Alagöz. Diğer stoperi de eğer kalmayacaksa şeyde Ali, şeyin Bodrum'un, o da fena oyuncu. Ali neydi soyadı onun? Ali Öztemur muydu neydi? Ali Öztem, evet. Öyle bir şeydi galiba. BMC Canturk Alagöz, Iğdır FK'nın için varını yoğunu ortaya koyuyor demiş. Öyle bir başkan. Evet, Iğdır'ın gerçekten hani para işini aşmış bir takım. Şu an hani... Kimya yer adam. Fena bir adammış ya. Evet, evet. Çağlar Güngör, Egemen Korkmaz'la yollar ayrıldı. Trabzonspor teknik direktörü. Çağlar bugün neler söylüyor. Ceyhun İzbudak, Mehmet Yılmaz, Tayfun Aydoğan. Ceyhun İzbudak yazmış. Bu şey muhabbeti, benim söylediğim muhabbet. İhtimal de aynı, olabilir, olmayabilir. Mehmet Çağlar Güngör gene yazmış. Fenerbahçe genç 18 yaşında altyapıda. 18 yaşında alacaksınız, Fenerbahçe altyapısını alın demek istemiş galiba. Burada tam algılayabildiğim konu bu. Şimdi transferlere devam edelim. Şimdi Crivelli adı çok geçiyor. Arda, bildiğim şey var mı transferle ilgili senin? Abi Crivelli ile alakalı bildiğim... Yazdığın şeyler var da. Ya bildiğim her şeyi anlatayım isterseniz. Bir tane tabii canım, eski bir futbolcu, menajerlik yapı yaptığını bilmiyorum. Ona yetki verilmiş diye duydum. Net bir bilgi değil, kanıdımda yok sadece. Eski Beşiktaşlı bir futbolcu. Eski Beşiktaşlı futbolcu. Verilmiş, verilmiş. Bir yetki verilmiş. Verilmiş. İşte Crivelli'yi getirsin diye. Crivelli'nin maaşı yüksek. Artı 250 bin euro gibi bir servet eden bonservis talep ediliyor. Yani toplam maliyeti kapatarsak 800-800-900 bin euroları buluyor. Bir yıllık için değer mi Crivelli için sence? Ben abi şöyle söyleyeyim. Ertuğrul Sağlam'ın nasıl bir futbol oynatacağına göre değişir. Ben Kocaelispor'un bir şekilde topu kaleye götürebileceğini, kalede daha çok böyle ceza sahası içerisinde bitiriciliği iyi olan, gol vuruşları iyi olan bir oyuncu tercih etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Crivelli daha çok rakiplerle boğuşan, kariyerinde yaşı da var. Yanılmıyorsam sadece 3 sezon çift tane yakalamış. Bir tanesi de Başakşehir. Ondan sonra Başakşehir devam eden sezonda da çok az gol atmış. Yani 2-3 tane falan gol atmış bir oyuncu. Ben skor anlamında bize katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Bize, yani sen desteklemiyorsun. Ben tarzı. Mesela Marco Pajao aldım demiyorum da. Marco Pajao tarzı bir oyuncu. Bitirici abi. Ceza sahasına geldiği zaman penaltı kafayla, ayakla, sol ayağıyla fark etmez. Topu bir şekilde kaleye gönderebilen bir oyuncunun daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'da Mario Jardel vardı mesela. Evet, değil mi? Kafasına çarpsa gol oluyordu değil mi mesela? Yani enteresan bir gol sezisi var. Bugün işte Galatasaray şampiyon oldu, Icardi gol kralı. Yani bugün nereye bakarsanız bakın, Eyüp'te işte Bruno gol kralı oldu. Bugün atanla tutan diye bir tabir var ya, futbolun değişmez kurallarını. Ben Crivelli'yi çok o rolde görmüyorum açıkçası. Benim tercihim bir tane yabancı transferi olacak forvete. İkinci yapamayacaksın çünkü 6 tane hakkım var. Evet. Benim tercihim kesinlikle Crivelli olmaz. Hele bu maliyetlerde bu paralara çıkabiliyorsan, serbest 700-800 bin euroları verdiğin zaman neler bulursun? Neler bulursun? Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Kısa vadede bize bence çok katkı sağlamaz yani. Bizim hedefimiz şampiyon olmak. Evet, şampiyon olmak için 700-800 bin euro da verebiliriz. Ona da ben çok karşı durmuyorum. Yani çünkü sonuçta forvet çok önemli bizim için. Bu Crivelli mi bence değil. Geleceğe yatırım anlamında bugün aldık, biraz parlattık, atıyorum. Genelde Kocaelispor kontratları 2 yıl yapıyor çünkü. 2 yıllık kontrat yaptık, biz çıktık. Seneye alttan gelen bir takım, işte Iğdır, Ahmet, neyse artık şampiyon olamayan bir takım, para verip bonservis, Ozegovic vardı hatırlarsınız, evet. Adanaspor'da. 100 bin euroya falan oynuyordu Adanaspor'da. Bize 300 bin çekti. Bize 300 bin, 500 bin çektikleri de oldu yani.
Hani öyle bir oyuncu olur, tamam mı? Getirirsin, hani atıyorum yine 500 verirsin fark etmez ama genç bir oyuncu olur, potansiyel bir oyuncu olur. Yatırımdır. Gelir, sen de işini yapar, seneye de satabilirsin mesela. Böyle bir oyuncu mu Kriveli? Bence böyle de bir oyuncu değil. Kariyerinin sonlarına gelmiş. Servet'te de ligde yanlış bilmiyorsam 9 tane gol atmış. Hani bize de menajerler aracılığıyla birçok isim geliyor. Bana bir tane oyuncu gelmişti mesela. Oyuncuyu seyrettim. Aynı ligde oynuyor. Ondan daha az maçta daha fazla gol atmış oyuncu. İsmini de vereyim hatta. Aldin Türkeş diye bir oyuncu. Ben çok izledim, beğenmedim mesela. Hani benim çok hoşuma gitmedi. Kriveli ondan daha fazla oynayıp daha az gol atmış. Hani ligin seviyesi anlamında söylüyorum. Çok böyle skorer bir oyuncu bana göre değil. Benim tercihim olmaz. Ha, ama şunu söyleyeyim. Ya bu paraları vermem diyorsun. Ben vermem. Bence Kriveli'yi istemesin o zaman şu sebebi var. Tanke gibi güçlü, kuvvetli yani. Bak hani onu diyeceğim. Aynı oyuncu. Tanke onu söylüyorum formu. Abi. Ama tanke kadar yetenekli değil. Değil. Ertuğrul Sağlam. Benim hayalimdeki birinci lig futbolcu söyleyeceğim. Bitirdikten sonra. Ertuğrul Hoca Kriveli istiyorsa ona söyleyecek bir şey yok yani. Hani sonuçta ne oynatacağını o biliyor. Ben şimdi bir işte taraftar gözüyle veya antrenör gözüyle, yorumcu gözüyle ne dersen de öyle bakıyorum. Benim oyun planımda benim oyuncum olmaz mesela ama Ertuğrul Hoca ben işte boğuşan, benim kenarlarından skor yapacağım diyorsa... Boğan, kap sürekli ön tarafta başlıyor. Kriveli'ye örnek vereyim abi. Şöyle anlaşılması adına şöyle söyleyeyim. Senin bir sol kanadında Fofana, sağ kanadında Geraldo olursa o zaman Kriveli olur abi. Çünkü kenarlarda zaten senin iş yapacak, top da getirecek. Skorer kenar bir de. Skorer abi bunları yapıyor zaten hani buradan kalan boşluğu ama bugün bizim ben Berisse'den ben devam edilmesine bile doğru bulmuyordum yani benim kendi görüşüm. Çok ben iyi maçın atı. Katılıyorum sana. Ya çok hangi mesela hangi maçta çok iyi oynadı Berisse'yi gönderip bence orada bir açık. Ya bir de yabancı oyuncu açmamız lazım. Yabancı kontenjan tutuyorsun. Berisse geçen sene hep sallantı oynadı yani böyle. Oradan oynadığı bir maç yok. Şöyle diyebilir miyiz yani şu maçını Berisse çıktı aldı diyebileceğimiz bir maç var mı? Yorumlarda çok güzel isimler geliyor bu arada. Şimdi benim yok. Ya Kenny mesela. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bakın, Kenny, bak, Kenny alsa, en iyisi bak, Kenny. Bir şey evet, söyleyeyim. Bak, Kenny de mesela o tarz bir oyuncu. Kriveli de bu lig için, Ertuğrul Sağlam bu ligde şimdi geçen sene gördü. Tanken bir gitti ne hale geldi. Evet. Belki tanke kadar yetenekli değil ama fizik üstünlüğü olan inanılmaz oyunu bozan. Ya atar 10 tane atar. Bence tanke yaratmaya çalışacaklar hocam. İşte, yok. Tanke çıkar mı ondan bilmem. Ama sonuçta hatırı sayılır üstlüklerde oynamış. Bu sene de oynuyor 9 gol atmış. Ama şu da kesin bu paralara daha iyisi bulunabilir mi? Çünkü çok iyi kafa yormak lazım. Forvet en önemli noktamız. Bunu geçen sözü... Bir de bir şey söyleyeyim abi. Özür dilerim aklıma gelmişken çok özür dilerim hocam. Şimdi yabancı forveti alacağız ya. Bir tane de yerli forvet almak zorundayız. Tabii mecbur. Türkiye'de. Mesela geçen sene biz Tanke, Kouakou, Atabey'di. Abi Tanke olmadı mı eller yukarı oluyorduk. Yani hata tankesiz bir futbol kocasını düşünemiyorduk. Şimdi bizim yerli forvetimiz de önemli. Yani biz yerli forvette yani Kriveli'nin sallandığı maçlarda kullanabileceğimiz mesela Çorum bana göre çok doğru bir örnek diye. Thomas Verheid sezonu iyi başladı. Kötü gitti. Ahmet Sagat aldı formayı. Kötü gitti. Verheid aldı. İşi sonuna kadar götürdüler. Evet, doğru. Çok doğru bir örnek bence Çorum. Biz yerli forveti doğru isim alırsak Kriveli de bizi taşıyabilir. Zaten... Ama ben şu an hepimizin aklına gelen tek isim Ahmet Sagat herhalde. Başka da yerli. Ahmet Sagat benim şöyle. Benim aklımda bir isim daha var ama söylemeyeceğim onu. Bence söyle çok da olabilir. Ondan sonra fiyatı artıyor, miyeti artıyor. Sabahtan bir 58 tane isim söyledi. Kim olacak? Kemaline ermemiş rüzgar gibi futbolcu diyeyim ben oradan çözsün de işte. Kriveli'nin... Kesin fiyatı arttı. 10 milyondan 15 milyon. Kriveli'nin 14 gol attığı sezon İrfan Can parlamış mesela. Niye? Boş alan buluyor çünkü. İrfan nerede hocam? Böyle... Kriveli'nin 14 gol attığı sezon. İrfan Can Kahveci'nin, ha anladım. Orada İrfan Can da parlamış mesela. Evet. Arkasındaki oyuncular evet, evet. olarak. İşte yani biz onu diyoruz. Parlamış. Kenarlarımızda yani. Öyle bir oyuncu var mı işte evet. O önemli. Şöyle. Bakın ben buyurun. Çok şey görmüyorum Kriveli'nin. Bu lig sert bir lig. Yani açık söyleyeyim çok aşırı set oyunlarının oynandığı bir lig değil. Sert bir lig. O yüzden Kriveli tarzı. Ha bundan iyisi bulunabilir. Oraya daha golcüsü. Fikrim, daha golcüsü, daha iyisi. Yani tanke tarzı olan bir tane. Zaten... Kriveli'yi dememizin sebebi de Tanke'ye olan özlemimiz açık söyleyeyim yani. Evet. O kendisinin hocanın da demek ki o tarz bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu biliyor. Ama en önemli nokta bakın. İki stoper ve forvet. Bu üç noktada mesela orta sahada güzel oyuncu aldık. Sağ bekte güzel oyuncu aldık. Sol beke aldık. Evet. Orta saha ve stoperler çok önemli. Bir de kaleci. Evet. Yani sonuçta final kararlarını vereceğimiz oyuncular bunlar. Şey yaklaşıyor. Geldi yani yaklaşıyor da değil. Başlayacak. Kamp başlayacak, idmanlar başlayacak derken. O yüzden bir an önce hata yapmadan bu dört noktaya çok önemli kararlar vermemiz lazım. Hemen şu yorumları okuduktan sonra devam edelim. Murat Han birinci kardeşim yazmış.
bizim editörümüz. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler Murat Han. BMYC tırpan transfer haberleri vardı. Ne oldu? Yok öyle bir konu. Yani bizim bildiğimiz yok en azından. Mert Cengiz kardeşimiz yazmış. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. BMYC abimiz yazmış. Manisa FK'dan Sandro Lima ve Oğuz Gürbulak ismi ciddi şekilde geçiyordu. Liman'da ismi geçiyor evet. Hı hı. Ama yeterli değil. Emrah Yıldız yazmış. Ahmet Kutucu, Ali Sov. Ahmet Kutucu'yu vermeyecekler bir türlü. Belki. Ali Sov kesin olur. Ahmet Kutucu'yu Süper Lig'de düşünüyorlar. Ali Sov da bence Ankara Gücü imkanı yok. Vermez. Verse de Süper Lig'de kalır. Yok ayrıldılar ya. Ayrıldılar mı? Herhalde. Ali Sov mükemmel olur. Lig'de kalır bence. Ali Sov yoksa düşer feshedilecek diye bir haber Ankara Gücü Ali Sov versin. Düşer abi. Bu kadar net konuşayım. Ama çünkü... Pedrinho'yu bıraktılar. Evet. Pedrinho da en iyi oyuncularından biriydi. Ali onların Sov... da altıdan hakkı var ama şimdi çok oyuncuları var. Chipas var mesela. Devre aldıkları bir oyuncu var. Sigoani falan var ya daha çok oyuncuları var. Evet. Sol ayaklı bir oyuncu vardı ya kalın kenar bir oyuncusu vardı. Kimle anlaştık? Basago mesela. O da iyi bir oyuncu yani. O bize gelse çok sol kanadı var ya. Birini bugün gönderdi. Radakovic duruyor. Yok, hiç. Hani adamın elinde 13-14 tane yabancı var. Şimdi Pedrinho'yu göndermek hoca zorunda. Onlardan çıkmak zorunda tabii, abi. Tabii. Ankara Gücü hoca olarak kimle anlaşmıştı ya? Kemal Özdeş. Kemal Özdeş, he. İyi hoca. İyi hoca. Ben Mustafa Dalcı'yı bekledim ama. İyi hoca ile anlaştık. Emrah Ali Sol kiralık da yazmış. Yok ya. Kendi hoca değil mi? Emrah Yıldız, Ahmet Kutucu Ali Sol demişti. Okumuştuk onu. Soner Aktaş, Berice ve Amaral kesinlikle kalmalı demiş. Amaral gitti kesinlikle. Bence Berice de kalmayabilir söyleyeyim. Çünkü yabancı kontenjanı yaratacaksak, eğer kaleciyi de yabancı düşünüyorsak, stoperi var bunun, forveti var, kaleci. Yok, tabii. Yani, ben kaleci çok yani, çok ben ön tarafa şey kullanırım. Şey. Yabancı haklarımın üçünü de ön tarafa kullanırım. Belki bir tane stoper hani olursa o da yabancı. Biri yabancı, biri bir yabancı stoper benim almamız lazım. Benim bildiğim abi şu an Vukovic, Pedrinho, Berizde var ya. Evet. Bir tane santrafor alacaklar. Tamam, dört. Stoper alacaklar %100. Beş. Diğer yabancıyı ya 10 numaradan kullanacaklar ya da kenardan kullanacaklar. Tamam, yani stoperle santrafor kesin. O 10 numara kenar oyuncusu artık. Şeyin kalecisi ne olur Sakarya'nın? O Ahmet diyorlar hocam. Kesin ya. Anlaşmamış şimdi haberleri şeyden teyit etmeye çalıştım. Vallahi net kaleci. Anlaşmamış ama ciddi anlamda ilgileniyormuş. Bir de Sakarya'da... Kardeşim bana sormuş. Sakarya'da futbolcuyu tutabilir takımında çünkü tabii. Bir Michel Salgado olayı var komşuda da. Bunu da yorumlamanızı isteyeceğim. Biraz da şu yorumları okuyayım. Beklentileri boş çıkarmayalım. BMC abimiz demiş ki tanke benzeri ligi bilen oyuncu arıyor hoca demiş. Senin hocam söylediğin yorumu yani, yapmış. Zaten Crivelli ismi onun için geçiyor yani. Hı hı. Şunu demiş ama Sandro Lima Crivelli'den daha faydalı olur. Yorum bu. Vallahi Sandro Lima'yı biz hiçbir şey söyleyeyim. İlk yani. Maç bizim burada ilk maçta Sandro Lima'yı çıplak gözle izlediğim için söylüyorum. O Sandro Lima'yı beğenmiştim ben. Bir daha öyle olamadı. Bize iki tane gol attı ama. Bir daha öyle olamadı. Yok gol attığı için demiyorum. Anladım yok bizim maçta iyiydi zaten. Oyunsal olarak da çok iyi oynadı ya. O adam öyle hocam. Bir maç seçiyor. Kaç gol attı? İki maçta senin? Gol atıyor kim? Bitiyor. Altı golümle attı sezon. Kim? Sandro Lima. Dokuz diye biliyorum. Lima ikisini zaten. Bir şey attı. Şimdi BMC abimiz demiş ki Ali Sov Rostov'da bonservis. Evet evet şimdi baktım Rostov'daymış. Ali Sov'u alabiliyor. Ve Göztepe istiyormuş şu anda. Süper. Süper Lig'de. Çorum'da Kasongo ile anlaştı. Net haber yorumunu yapmış. Şeyde veda etmiş. Ankara Gücü'ne de veda etmiş bu arada. Yani. Çorum Kasongo ile mi anlaştı? Başkanı acayip sistem dolu şeyler söyledi. Kimse sahip çıkmıyor diye evet. Okudum. Bütün yazısını okudum. Ben dedi gücüm yettiği yere kadar devam edeceğim ama hiç kimse bir tane loja satabildik dedi. Ondan müsait aldı dedi. 11 gol atmış. Lima. Lima. Gördün mü? 11 gol. 11 gol mü? Tabii. Fazla attı mı ya? Lima %9. Lima iyi oyuncu. Lima topla ilişkileri. Bu sayılan isimlerden hepsinde niye? Hocam Lima'yı ön tarafta birçok yerde kullanabilirsiniz değil mi? Yani Lima da fena oyuncu değil. Alternatifli bir... Ama o zaman iki yabancı alamazsın tabii öne. İki yabancı da alabilirsin öne. Ya Gençler Birliği'nde falan da çok performans veremedi ya. Şimdi Lima, az önce bir şey dedim. Ayak kırık olabilir yani. Kendi istediğim santrafor, hani kendi istediğim demeyeyim de. İsim var mı hakkında? Var tabii. Söyleme. Onun için bekledim. Merak etme. Hocam ben, değerli kardeşlerim. Karagümrük'ten Marcao'yu iyi buluyorum. Abi onu herkes istiyor ya. Yani. Gelsin abi. Bak, yarın sabah şey gelsin aslında imzayı. Avcım kaşındı. Ahmet Spor'da Serdar Dursun'u istiyor mesela. Avcım kaşındı. Serdar Dursun da istiyor çok birincilik takımları. İstiyorlar ama şeyde Ersun Hoca da istiyor. Şey mi Ahmet? Tabii. Alsın. Abi yerli forvet niye istemezsin? Yerli forvet doğru söylüyor. Ama Fenerbahçe'den bir oyuncu da birinci. Düşmez ya Süper Lig'den aşağı düşmez. Bence de düşmez abi.
Serdar Dursun Montella'yı aramış. Beni düşünür müsünüz demiş. Gerçekten samimi olarak. Yok canım. O da Aydın'ın bir Turkish deyip kapatmış mı abi? O da teşekkür ederim. Yol vermiş ama şey yani usuyla. O da teşekkür ederim. Biz forvetsiz oynuyoruz demiş. Milli takım formasını ben sana göndereceğim demişti. Sen yok, orada teşekkür ediyordu. Biz forvetsiz oynuyoruz kardeşim demişti. Doğru hocam. Marka ve Ryan Mendes direkt isterim demiş. Ama diyor Iğdır araya gider. Ben sana evet. Stoper Marka deyince aklıma geldi. Şey gönderiyor Valencia. Bayağı da düşüşte Marka. Sevilla mı? Tabii. Abi. Gelir mi birinci lige sen? 3 milyon euro maaşı da çıkmayalım hocam. Bizi gerçekten abi nelere gittik hani markaları falan kovalıyoruz. 2 milyon euro veren maaş ve kulübü üzerine veren yapmamız lazım. Şimdi gelelim işin madalyonun diğer tarafına abi. Şimdi biz sonuçta çok özür diliyorum bu futbolcuları alırken öpücük vermiyoruz. Anlaşmalar yapıyoruz. Paralar vaat ediyoruz. 400-450 civarı net. Sürekli atıyorum işte Cinan'a 12 milyon bir bonservis. 2 yıllık Ahmet Oğuz'un transferi noktasında yaklaşık 20-25 milyonluk bir maliyet. 2 yıl değil. 2 yılda 30'u falan geç. 16 değil mi abi kontrol? 16. Özür. 32-35'e yakın bir rakam. Doğru. 16. Yani burayı da bir 3-5 dakika konuşalım isterim ya. Alıyoruz. Konuşalım. Abdülkerim bildiğim kadarıyla 19 milyon oynuyordu Galatasaray'da. Nasıl olacak abi? Şimdi biz transfer konuşmak tatlı değil mi? Sabahtan beri güzel güzel o geldi, bu gitti. Kafamıza göre takım yapıyoruz. Ben istiyorum ki o gelsin, siz istiyorsunuz ki bu gelsin. İyi de bir de arkamıza bakmamız lazım. Bir dağ var arkada. Bir nasıl şey eriyecek? Evet. Bu konuda net bir şey söyleyeyim. Bu sene piyasa en alttan başlıyorum, yukarı doğru. Bölgesel amatörlükte 2.7 milyon alan oyuncular varsa PTT 1. Lig'de 10-15 alanlara da artık bir şey diyemeyecek duruma geldik. Durum bu. Hocam şu PTT kelimesini ayrı ya konuş. Neyse işte. Allah'tan daha geriye gitmeyin de. Programı kapattın. Trend yolda. 1. Lig'de diyelim. 1. Lig'de yani. Artık onların 15'lerin aşağısında rakamlar ancak genç oyuncular. İşte belki Furkan Gedik'le Özyapı gibi yani hem genç diyebileceğimiz hem Kocaelispor için oynayabilecek oyunculara vereceksiniz. Bu makas her gün daha yükseliyor. Her geçen gün sanki şey gibi yani ekonomi gibi. Süper Lig, birinci lig aşağı doğru. Hocam bölgesel amatörler kimse yani bir şey söyleyeyim futbolda adam. Bolada da bir enflasyon var ya. Şunu yani. Görmeden masaya oturmam diyor adam mesela. Yani o yüzden öyle bir hesaplar yapılmalı ki öyle ince hesaplar bu paralar verilirken çok inceleyip sık dokunmak lazım. Tekrar ediyorum. Belki de seneye diyecekler ki 2003'ler 2004'lerden oynatacaksın diyecekler. Yapılanmayı mecbur bir şekilde altyapıdan tabii. Özellikle altyapıdan ve tarama yapıp bu ligde bölgesel amatör ligi kim biliyorsa bünyemizde Kocaelispor'u almamız lazım. Burada gelişimi aç. Bugün Manisa almıyor mu? Oynatmadılar mı? Soma almadı mı? Bugün Soma'nın size ben bütçesini söylesem hiçbiriniz inanmazsınız. Şahitti yanımda 7 milyon. İkinci ligde şey playoff kovaladılar. Doğru mu? Evet. Nereden oyuncu alıyor? Oyuncu Süper Lig talep ediyor. Devrede 7 milyon sezonluk bütçesi abi. Devrede 5 milyona en salak günü baldan altları oyuncuyu satıyorlar. Sezonu amorti ediyorlar yani. 2 milyonla bitiriyorlar. Yani şunu söylemek lazım. Olmayacak bu dediğimiz takımda birinci ligin altındaki bir takımdan bahsediyoruz ve iyi bir grupta playoff kovaladılar. Derinceye karşı bir top oynadılar hatırlıyorum. Yani o yüzden hiç hikaye anlatmasın kimse. Tekrar ediyorum. Biz burada ne kadar söylüyoruz, ne kadar etkili olacak bilmiyorum. Çok iyi tarama yapmamız lazım. Bölgesel amatörü o kardeşim biliyorsa onu getireceksin. O bölgesel amatörü tarayacak. Ve sen her sene 2 tane, hocam, 5 olmuyor. Tane, 10 tane, 1 tane, 2 tane oyuncu. Hocam scout var aslında. Altyapıya bile getiremiyoruz ya. A takımı geçme. Altyapıya bile şöyle. İşte bu, o yüzden bakın bu sene 450'ler falan konuşuluyor. Eğer böyle devam ederse bu transfer şeyi evet. 500'leri göreceğiz. Çünkü 400 zaten net birinci ağızdan biliyorum. Biliyoruz yani. Daha fazlası da var. 400 net bütçe. Şey, bu bütçe maliyetini söyledi işte 850 milyon. Atıyorum Yusuf Erdoğan gelecek. Ya çok iyi oyuncu alalım. Cidden çok iyi oyuncu. 30 milyon da bakmışsın 400'lerde aşmaya başlanır. O yüzden tabii. Günü kurtarmak adına transfer yapmayalım. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Fena değil. Doğru mu? Bundan sonraki işte 4-5 transferi de. Ben Arda'nın aynı fikirde olduğunu düşünmüyorum. Yok fena gitmiyoruz geçen seneye göre ya. Sadece şimdi forvet ve stoperlerde bir de kalecide vereceğimiz
kararlar önemli. Bence bir de kanat oyuncu. Geçen senenin hatalarını kapatmaya çalışıyoruz bu sene. İşte onu diyorum işte. 2002'li oyuncuları bulacağız. Ben birçok isim söyleyebilirim burada ama nasıl olsa karşılığı olmayacağı için söyleyemiyorum ben burada. Söylemiyorum. Yani arama yapılsa altyapılarda o yaş gruplarında oyuncular var. Var. Ama bunları oynatacak bir yapımız yok bizim. Bölgesel amatör şampiyon olduk hocam. 2002'li oyuncuyu da muhtemelen çok bilindik. Ya bir oyuncu alacağız ya Furkan'ı alacağız işte. Doğru mu? Başka var mı şu an bildiğin senin 22? 2002'li yok. Bildiğim yok. Yok. Abi. O yüzden ya çok bilindik bir oyuncu ya iyi para vereceğiz. Bugün 2002'li oyuncu. Beni bir oyuncu aradı bugün. Bölgesel amatörde bende oynadı. Kapış kapışlar ikincilikte, üçüncülikte. Hatırlıyorsan fena yeteneği yok. Ama oraya hazır mı? Değil. Ama insanlar şu an onları tarayıp işte bölgesel amatörde ne kadar oynamış ona bakıyor. Soruyorlar. Bana mesela 2004-2005 bir stoperi sordular. Kadronuza alın dedim mesela. Bize de soruyorlar. Çünkü bütün takımların ihtiyacı var buna. Sorun şu hocam bu anlattıklarınızın dışında. Bizim geçen sene Necip Öztaş değil mi? İzleme ekibindeyiz. Kaç senedir o hep? İşte Metin abi vardı. Bir iki kişi daha var. Gidenler var. Bizim Necip Hoca muhtemelen, Allah uzun ömürler versin, gömülürken bile ajandasıyla gömülür herhalde. Şuraya ameliyatla bağlamış bir ajandası var. İçinde bir sürü oyuncu var. O oyuncuların her sayfasında muhtemelen bir sonraki sezon ya da iki yıl önceki futbolcular bir sonraki sezona baktığımızda üst liglere transfer yapıyor. Onun dışında birçok oyuncu geliyor. Önemli olan üst aklın, üst zekanın o isimlere sahip çıkması, saygı duyması. Altyapı olayına gelirsek, altyapıda tesis olmadan biz yukarıya futbolcu falan atmayı hayal bile etmeyelim. Bırak altyapıyı, üst yapıda da bizim tesisimiz. İsim söyleyeyim mi altyapımızdan bize? Bence çok özel yetenek. Yağız mı? Eren Narin. Eren Narin olabilir. Var Muhammed, Eren. Yani şimdi ben söylerim, isim de söylerim size. Ben de kadro yapıyorum. Galiba 5 tane futbolcuyu 27'sinde altyapıdan, U19'dan alacaklarmış. A takımı. Açılış sezon açılışı. 5'in üzerinde diyebilirim. Mesela başkanımızın Messi dediği çocuk ismi neydi? Bünyamin. Dal Kılıç evet. Dal Kılıç. Bünyamin belki o kadar ilerleyemezdi. Ben Yağız Gül'den bir şeyler bekliyorum. Tam bir ön libero. Yağız Yolcu değil mi? Yağız Gül diyorum. Bak sana bir şey söyleyeyim. Eren Narin ondan... Ben izlediğim maça göre konuşuyorum, maçlara göre konuşuyorum. Sakatlanmasaydı Eren Narin bir tık daha bence yetenek ve fiziksel savaşçılık olarak önde. Bak evet diyor. Bir tık daha önde. Şöyle, Eren ödül de aldı hocam 2 sene önce. Yılın en iyi oyuncusu ödülünü aldı 17'lerde. Bir tane daha var ismi aklıma gelmiyor da onları ben de çok istemiştim. Mustafa Ege Bilim var bir de. Evet, milli futbolcu yani, var. 10 numarada oynuyor. Bakın çok uçmuyorum. 3-4 tane isim var orada. Ama bunlara gözü kapalı şans verebilecek bir irade olması ya lazım işte, yani. Oraya getirip orada derdimiz geliştirmek olacak. Bakın mecburuz zaten ya. 2002'li bulamazsak bunlardan birisini zaten orada oynatmak zorundayız. Bir iki tanesini de kadroda bulundurmak zorundasın sakatlandığı zaman. Bu 22 yaş altını biz şöyle Kocaelispor olarak ben şöyle değerlendiriyorum hocam kestim kusura bakmayın. 22 yaş altı futbolcumuzu biz kendimiz altyapıdan çıkartacaktık. Bu Bünyamin mi? Koy Bünyamin oynayacak o 45 dakikayı. Öyle olması lazım bence. Ve zaten bu kuralın amacı da bu. Altyapıda çıkan oyuncunun süre bulabilmesi. Kimse süre vermediği için böyle bir kural getiriyorlar. Bence o yaş sınırı hatta 20 bile çekilebilir ki altyapıdan çıkan oyuncu gerçekten forma şansı bulabilsin. Senin bir sürü oyuncun vardı ama bir şey söyleyeyim. Hiçbiri kalmadı. Şans verdiklerimiz Kouakou. Doğru mu? Evet. Yani o Gürcüler. Hiçbir faydalar oldu mu? Paramparça. Bak paramparça. Yoktur. Atıyorum az önce saydığımız isimlerle oynamış olsaydık bir şey mi kaybetmiş olurduk? Bir maç Mustafa Ege Bilim çıksaydı. Hocam sen iki senedir yırtınıyorsun yırtınıyorum burada. Yırtınıyorum ama Yusuf Efe Yaman için. Yusuf Efe Yaman. Ben özellikle ben... bir haberin fotoğrafını onu kullandım. Dikkat ettiniz mi? Ya Kupa ölüsü maçı oynasa Kouakou'dan daha çok faydası vardı. Ya işte abi. Yani... Çocuğun da kariyeri bitti ya. Vallahi evet. Böyle. Yok benim listemde bir yere gidersem götüreceğim. Orçi Körfez, biz niye Real Madrid gibi çift santrafor ve arkası Bellingham gibi oynayamıyoruz? Vinicius, Rodrigo, Bellingham 4-3-1. Bellingham yok bizde de o yüzden. 1300 var mı hocam? Bu kadro dizilişini söylüyor. Güzel, çok güzel bir yorum yapmış bence. Evet toparlayalım, bir 5 dakikamız kaldı. Ömer'im senden başlayalım. Başlayalım abi. Ömer'e bugün çok fazla söz vermedik, biraz kafası dağınık kardeşimin. O yüzden yormak da istemedik açıkçası. Ömer'im yavaş yavaş toparlayalım artık sezonu açıyoruz hayırlısıyla. Evet. Transferler de ortada. Ligin dinamikleri ve kalitesi de yavaş yavaş kendini gösteriyor. Takımlar hamle yapmaya başladı. Öngörün nelerdir? Ya şimdi
Şimdi herkes çok özledi Kocaeli Spor'u. Biz de çok özledik. Yani bir an önce ligin başlamasını da istiyoruz. Transferlerin de bitmesini istiyoruz. Geçen sene yapılan gibi böyle işte oradan buradan ligi bilmeyen transferlerden ziyade daha çok ligi bilen, Türkiye'de uzun yıllar futbol oynamış kişilerden oluşan bir kadro oluşturmaya çalışılıyor. Ben de bunu gayet başarılı buluyorum. Ama verilen ücretler, konuşulan ücretler daha doğrusu bir tık yukarıda gibi. Tabii bunlar ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır onu tam olarak bilemeyiz. Sonuçta bizim bilgi aldığımız insanlar da bu fiyatları tamamen destekliyor, doğruluyor gibi bir şey. Yani hepsi de hani böyle net bir şekilde bilemiyor da olabilirler. Yani net bir rakamı bilmiyoruz ama konuşulan evet, tahmini bir rakam sayılar var. Biraz bir tık fazla gibi. Ama tabii bu futbolculardan alınan verime göre bunun da karar verilmeli. Sezon başladığında göreceğiz artık Elmiyaman, Beymiyaman. Bütün futbolculardan üst düzey performans bekleyeceğiz. Geçen sene şampiyonluk parolasıyla çıktık. Bu sene de aynı şekilde şampiyonluk parolasıyla çıkacağız. Bu sene Ertuğrul Sağlam'ı geçen yıldan çok daha hırslı bir şekilde futbol oynayacağını düşünüyorum. Çünkü eleştirilerin en başında yani golü atıp geriye çekilmek olduğunu, işte Kocaelispor'a böyle bir oyunun yakışmadığı tarzı eleştiriler vardı. Bu sezon biraz da atak bir futbol izletecek gibi Ertuğrul Sağlam bize. Başlıyor 27 Haziran'da, 5 Temmuz'a kadar buradayız. Ondan sonra kamplar başlayacak. Yakın takipte olacağız. Eyvallah. Diyelim. Bu şekilde bitireyim abi. Allah kolaylık versin. Bağlayalım. Abi geçen sezona göre yani kadro yine maalesef sıfırdan yapıldı. Yani geçen sezonun hataları bu sene kapatılmaya çalışılıyor. Bu açıdan biraz baktığımızda sıkıntılı gözükse de bu sene biraz daha transferde doğru hamleler yapıldı. Sol bek mesela direkt iki tane, sağ bek de aynı. Şimdi Mehmet Yılmaz'la anlaşılacak. Devam gibi görülüyor Mehmet Yılmaz. Mesela şu anda garantilik bekliyor. Ama Mehmet oynamak istediğini söylemiş. Forma bulamadığı için bu sezon biraz ondan bunalmış. Yani bunu söyleyeyim. Ahmet'in çok maç kaçıracağını düşünmüyorum. Geçen sene Konyaspor'da bile 30 küsur maça çıkmış bir oyuncu. Burada bence yine sezonu domine edecektir. Ama Mehmet Yılmaz da her zaman forma verildiği zaman da çıkıp oynayabilen bir topçu olduğu için ve şu an sakatlığı falan da yok. Yani geçen sezon başında bir sakatlığı vardı. Ali abi şöyle demiş. Ödememişti yani. Altyapıdan oyuncu diyor. Çok zordu. İki sezondur diyor. Bekleyen Bedirhan'a 10 dakika bile süre vermedi. Yani kısaca evet. Söyleyeyim. Biz neyin mücadelesini veriyoruz diyor burada. Evet. Toparlamadayız. Yani o açıdan baktığımızda bu sezon kadro yapılanması daha iyi gidiyor. Pedro'ya gibi iyi bir 8 de aldık. Hatırlarsanız devre arasında 8 alamamıştık şeyde. Sezon başında sonradan 8 işte devre arasında geldi. Büyük bir sevinçle falan karşılanmıştı. Yani böyle üzerine videolar yapılmıştı. 8'imizi de aldık. Yani şu an geriye bir atanı tutanımız aslında. Santro iyi bir santrofor ve iyi bir kaleci eğer Temmuz'un böyle en geç 10'lu 15'ine kadar gelirse ve takıma adapte olma süresi bir ay lig başlayana kadar o adapte sürecini iyi geçirirse bence Kocaelispor geçen senin Eyüp olma yolunda iyi bir adım atmış olur. İnşallah. Ama dediğim gibi bu santroforla kaleci bu 15'ine kadar geliştirmemiz lazım. Arda ile bitireceğiz. Hocam sizden alalım son bağlamanızı. Valla tekrar ediyorum. Artık konjonktürde genç oyuncular çok önemli. Her türlü şansları vermek zorundayız. Yeteneği olan çocuklara şans vermeden asla buralarda oynatamayız. O yüzden çok iyi altyapıya önem verip, altyapıdaki oyuncularımıza değer verip, değerlerini bilip yetenekli olanları yukarı taşımak zorundayız. Bu kadar ekonominin zor olduğu günlerde sadece parayla transfer yapamayız. Kesinlikle gelişimine inandığımız oyuncularımızı yukarı alıp onlara o şansı verip o gelişimlerini ne kadar yukarı çekersek bizim için o kadar iyi olacak. Bunu da en güzeli korkmadan onları yukarı taşıyıp yukarıda onları kamplarda, hazırlık maçlarında varsa o ışık, gördükleri ışık, oyunculara şans versinler, korkmasınlar. Her yerde bir tane 41 var. Bu kadar 41'in olduğu yerde bizde bir tane 41 olmaması üzücü. Biz bundan üzülüyoruz. Her zaman da söylüyoruz bunu. Pendik'te iki tane İzmitli var. Pendik'te bu sene iki tane var. Şimdi buradan hiç oralara girmek istemiyorum. O Burak Süleyman'ı bazı kalemlerin neler yazdığını hatırlıyoruz Kocaelispor'dan giderken. O yüzden kendi evlatlarımıza da değer verelim. Kendi evlatlarımıza da buradan bir şey söyleyelim. Çok çalışsınlar, çok kendilerini geliştirsinler. Bu kente, bu Kocaelispor'a hizmet etmek istiyorlarsa bu kentin kaynaklarını biz kendi evlatlarımıza verelim. Benim en büyük hayalim budur. O yüzden ben hala söylüyorum. Mesela Arda'ya attım mesela. Belediye Derince maçını Aksaray'la izlerken 2005'li bir çocuğu
hocamız geldi izledi. Önder Karaveli vardı Aksaray'ın başında. Önder Karaveli şeyde işte aldık ya sol bek şeyden. Keçiören Gücü bizim. Cinan. Muharrem Cinan'ı aldık. O oyuncu izlemeye gelmişti bizim. Emrah Tanta. Emrah Tanta izlemeye 2005'li bir oyuncu var. Hani evet, yok diyorlar ya. Aksaray'da bizim rakibimiz Aksaray'ın 2005'li orta saha oyuncusunu hatırı sayılır da oynadı orada. Onu izlemeye geliyor. İşte bizim böyle şeyler yapmamız. Biz gördüklerimizi söyledik. Orada canlı yayında beraberdik. Var altyapılarda. Diğer takımlarda var oyuncular. Yeter ki ama takip edelim. Sen yeter ki 24 saat 365 gün çalışan bir ekibin olsun senin. Ve gözü iyi olan, futboldan anlayan bu jenerasyonu bilen kişilerden olsun. O zaman transfer yapmak bu kadar zor olmuyor. Yani. Teşekkürler. Arda'cığım. Kadroyla alakalı bitiriyoruz herhalde abi. Evet. Bir de bir Derince diyordun. Belki Derince ile... Ya şöyle Derince olayı şimdi Derince'nin satılması gündemde birçok medyada gördük. Hani ben... Çok bomba bir şey var ama şu an söylemeyeceğim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hırvatistan 1, İtalya 0. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun abi. Derince'nin abi şöyle bu dönemde hani belediyeyle işte orada belediyeyle alakalı bazı sorunlar olabilir. Kocaelispor'un tam pilot takım yapabileceği bir takım gözüküyor ama çok da öyle bir düşünce de olduğunu düşünmüyorum. O yüzden o konuyu geçiyorum. Kocaelispor. Pilot duyduğum zaman ben pilot oluyorum. Yani. uçuyorum pilot olarak. Hani uçuyorum demin anlattığımız Soma örneği 7 milyona 7-8 milyon takım kurup oyuncu satmaya alakalı demin anlattık ya. Demin hani Fatih Hoca söylediği gibi işte şehrimizde sağda solda ne kadar limitli futbolcular varsa Derince'de toplayıp kesinlikle küme düşmez. İşte orta sıralar oynar ama oyuncu yetiştirir. Arda'yla konuştuğumuz mevzu. Kocaelispor'a öyle bir proje yapılabilir ama bilmiyorum insanlar ne kadar. Öyle bir şeyimiz var. Neyse abi bunu sonra konuşuruz. Kocaelispor'a alakalı şöyle söyleyeyim abi. Kadro yapılanması ben yaparken şöyle kendimce, biz çünkü biliyorsun yaptığımız iş gereği çok insanlarla oturuyoruz, kalkıyoruz, konuşuyoruz. Her mevki 2 oyuncu, 11-11-22. Geri kalanında genç kontenjanı olacak şekilde 25-26 kişilik ben bir kadro planlarım. Bölgesel amatörlük için söyleyeyim. Şimdi hocam biraz yazsana bilmiyorum. Şimdi Kocaelispor kadro yaparken mesela şu anda sağ beki doldurdu, sol beki de doldurdu. Yani Mehmet Yılmaz'ın kalacağını düşünüyorum. Evet. Ben Mehmet Yılmaz'a devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben olsam devam etmem. Neden devam etmem? Oraya bir tane genç 2002'li oyuncu alırım ve Ahmet Oğuz'la Mehmet Yılmaz birbirine birebir profiller. Yani boy anlamında bile belki de boyları bile aynı olabilir. Birebir profiller. Ben oraya biraz daha size'li 1.80 üzeri bir bek oyuncusu, genç bir oyuncu tercih ederim veya daha böyle gidiş gelişi olan bir oyuncu tercih ederim. Ama şu anda gözüken sağ bek ve sol bek kapattık. Stoper'de Burak Öksüz'ün haricinde Haşim'in sakatlığı dolayısıyla bir oyuncu olmadığını biliyoruz. Şu an bana göre minimum 2 bence 3 oyuncu alınması lazım. Kaleci alınması lazım. Diğer mevkileri zaten biliyoruz. O burada zaman Harun ya da Gökhan'dan? Bence biri kalır birisi gider. Gökhan kalacak. Harun'la alakalı Bursa Spor olabileceğini düşünüyorum. Bursa uzun süredir Harun'u yokluyor zaten de. Bence Bursa Spor'a gidebilir. Yiğit Ali'yi aldı Bursa. Yiğit Ali'yi aldılar. Evet, 2 gün oldu o transfer. Onun haricinde Ertuğrul Sağlam'ın bir kere şunu şuna karar vermesi lazım. Genç oyuncuyu ben nerede kullanacağım? Bunu alt liglerde olduğu için örnek vererek söyleyeyim. Bazı hocalar şöyle yapıyor. Kenar bekleri. Mesela ben bek olarak kullanacağım diyor. İki tane genç kontenjan oyuncu alıyor. Ertuğrul Hoca örnek veriyorum stoperde kullanacaksa bana göre iki tane 2002'li alması lazım. Hani oyuncu var mı yoka girmiyorum daha şu anda. Diğer farklı şekilde ben illa bir mevkide değil kim iyiyse onu oynatacağım diyorsa bana göre minimum 3-4 farklı mevki için 2002'li oyuncu alması lazım. Şu ana kadar Kocaelispor'un 2002'li aldığı hiçbir oyuncu yok. Ben altyapıdan gelen hiçbir oyuncunun şu anda A takımda oynayabilecek seviyede olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki. Fiziksel anlamda bu söylüyorum. Yani biz şampiyonluk hedeflediğimiz için yoksa süre verilirse hepsi oynar. Bu Şikirtlats'a kadar, Kreaşvili kadar hepsi oynar da. Ama biz hedefimiz olduğu için yani biz şu an Süper Lig'e çıkacaksak. Şikirtlats'a deyince direkt kardeşime bu Gürcülere benziyor. Yani gerçekçi olmak gerekirse oynayabileceğini düşünmüyorum ben. O yüzden bir kere burada şampiyonluğu belirleyecek en önemli şey genç kontenjan olacağını düşünüyorum. Bunu emin ol abi bölgesel amatörlükte biz geçen sene yaşadık. Birçok hocayla yaşadık. Şu adam uzay takım kurdu mesela. Hocam nasıl olmadı diyor. Ya Arda beni genç kontenjanlar bitirdi diyor adam. Ya gerçek manada çok kritik bir konu. Biz bu konuya ne kadar eğildik, ne kadar araştırıyoruz bilmiyorum. Bence şu an hassaslar. Ben o yüzden abi, Furkan Gedik transferi Furkan bitirmeye çalışıyor. Furkan Gedik hemen bence bitmesi gerekiyor. Bence eğer izliyorlarsa bizi Kocaelispor, Tolga Çambay gibi şu an burada yok ama ilimizin çok önemli bir değeri var. Tufan Daş gibi Beşiktaş'ta uzun yıllar çalışmış bir değerimiz var. Yine benim bildiğim başka insanlar da var. Şimdi isimlerini zikredip farklı şey yapıyorum gibi o algılanmasın diye söylüyorum. Bu iki isim, biri Beşiktaş'ın scout'u Tufan Hoca.
Tolga Hoca da uzun yıllar altyapılarda çalıştığı için söylüyorum, inanılmaz bir veri havuzları var. Hem de nasıl? Bence net bir şekilde bu insanlardan faydalanılması gerekiyor. Yani illa kulübün içinde görev alsın demiyorum. Bugün ikisini de arayıp ulaşabiliyoruz değil mi? Herkes ulaşabilir net. Yani. Benim bilmediğim, senin daha iyi bildiğin veya kulübün bildiği başka insanlar da olabilir. Kesinlikle bunlardan faydalanılması gerekiyor. Kadro mühendisliği bence bu senenin en kritik şeyi olacak. Şu ana kadar ben net değilim yani. Biraz daha bence inceleyip sık dokunması lazım. Çok teşekkürler herkese. Ömerler, hocam, Arda'cığım. Gene 3 saat boyunca çok doyurucu bir program gerçekleştirdik. Biz de yavaş yavaş programımızı bitiriyoruz. Değerli izleyenlerimiz, yine dolu dolu 3 saat aşkın bir programda sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki hafta sezon açmış bir Kocaelispor'la ve yeni transferlerin olabileceğini öngördüğümüz bir Kocaelispor'la ilgili birçok şey konuşacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki konularımız daha var. Bitmedi. Önümüzdeki hafta saat 20.30'da bir aksilik olmazsa pazartesi akşamı birlikte olacağız inşallah. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalınız.